Şimdi öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Önce bir katılımcıları tanıtayım bir önce. Bilge Çimen eski yönetim kurulumuz bizim aynı zamanda bölümümüzün mezunu. Yiğit ve Mert de yine bölümümüzün 2019 mezunları. Münih Teknik'te öğrenci, onlar da yüksek lisans yapıyorlar. Bunun dışında bugün birazcık konu akışından bahsedelim, nasıl yapacağız. Okula giriş kadar kısmını Bilge anlatacak, okula girme aşamasına kadar kısmını. Sonra dersler nasıl, Almanya'da iş hayatı, sosyal hayat kısımlarını da Yiğit ve Mert anlatacak. Bunun dışında sorunuz olursa chatten de yazabilirsiniz. QA kısmı da var, question answer kısmı da var. Oradan da sorabilirsiniz. Bazı soruları onları anlatırken alacağız. Bazılarını da sona bırakabiliriz çok. Hani alaka durumuna göre bakacağız. Ben direkt sözü Bilge'ye bırakayım. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Sesim geliyor değil mi? Evet. Tamamdır. Şimdi bugün birazcık Almanya'da yüksek lisans nasıl yapılıyor? Nasıl başvurabiliriz? Nereden başlamamız gerekiyor? En çok soran sorulardan bir tanesi ki ben de hani bu süreçten geçerken Yiğit ve Mert arkadaşlarımızı bayağı darladım, önden giden insanları yani. Bu etkinliği birazcık yapma amacımız da hani bu soruların birazcık cevaplanması, insanların bilgi sahibi olması ve hani nasıl olacağı konusunda bilgilendirmek amacıyla. Şimdi ben bir ufak bir sunum hazırladım. Bir ekran paylaşıp onu size göstermek istiyorum. Şu an ekranının geliyor olması lazım. Görüyorsunuz değil mi? Şu an ekranı bir saniye. Chat'i de okuyayım aynı zamanda. Kusura bakmayın. Tamam. Güzel. Şimdi başlıyorum. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim şey okul ve program seçimi. Nasıl yapacağız diye sorabilirsiniz. Yani okulu nasıl seçeceğiz, programı nasıl seçeceğiz vesaire gibi. Burada aslında birkaç tane site var. Bu sunumu sonrasında aynı zamanda YouTube'a yüklediğimizde videonun altına bir link olarak bırakırız. Siz de bu linklere vesaire daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz veya işte bu belgeler vesaire hakkında sorunuz olursa daha rahat bilirsiniz. Ama genel olarak hani okul ve program seçiminde bu linkleri kullanabilirsiniz. Size var olan programları ve okulları gösterir. Times Higher Education okulların genel olarak sıralamasını yapıyor. Hatta daha farklı işte mesela ben bilgisayar alanındaki okulları bilgisayar alanında sıralamak istiyorum veya başka alanlarda sıralamak istiyorum dediğiniz zaman size farklı sıralamalar sunabiliyor. Şimdi okula başvuruyu nasıl yapıyoruz? Neler gerekiyor? İlk oradan başlayacağım. Ben Münih Teknik'e kabul aldım ve şu an kayıt işlemlerim bitmek üzere. O yüzden Münih Teknik özelinde birazcık anlatacağım. Ama Almanya'daki çoğu okul için aslında belgelerin çoğunluğu aynı. Yani süreç çok benzer işliyor. O yüzden bazı farklılıklar olabilir. Şimdi bunu direkt Münih Teknik'in kendi sitesinden aldım. Online application'a başvurabilmem için hangi belgelere ihtiyacım var diye. Application for admission, degree certificate. Böyle bir liste var. Şimdi tek tek hepsini zaten üstünden geçeceğim bunları. İlk halletmeniz gereken şey aslında eğer bölümünüz İngilizce ise okuldan dille alakalı bir belge alabiliyorsunuz. Bu en azından bizi bilgisayar bölümü için bu şekilde. Yani bölümünüzün İngilizce olduğuna dair bir belge aldığınız zaman bunu yüksek lisans için üniversiteye gösterebiliyorsunuz ve bu dil yeterliliği de size yeterlilik sağlıyor. Ama diyelim böyle bir durumunuz yok veya işte bölümünüzde bir sıkıntı şey oluyor veya ben bir IELTS TOEFL alıp denemek istiyorum kendimi diyorsanız üniversitelerde baraj Avrupa'da genelde 5,5 ve 7,5 arasında değişiyor üniversitesine göre. Genelde 6,0 ya da 6,5 isteniyor IELTS puanına göre. Tümde bu baraj 6,5. Yani en az 6,5 IELTS'dan almanız gerekiyor ki dil yeterliliğiniz olsun. Dil yeterliliğini mesela ben 6 aldım hani bu puanımı mı düşürür diye sorarsanız öyle bir durum yok. Direkt 6,5 üstünde değilse başvuramıyorsunuz. Yani direkt eleniyorsunuz bu durumda. Sonrasında Letter of Motivation ve Essay diye iki tane belge var. Genelde çoğu üniversite tarafından isteniyor. Ve hani bu bölüme göre içerik değiştirebiliyor. Yani yazacağınız essay'in veya işte bazıları proje bile isteyebiliyor. Değişiyor yani üniversitesine. Göndereceğiniz şey genelde yapacağınız yani essay yapacağınız alanla daha çok alakalı oluyor. Letter of Motivation da neden bu alanda bir master yapmak istediğinizi, neden bir yüksek lisans yapmak istediğinizi ve geçmişte hani bu alanla yani alakalı neler yaptığınıza, nasıl bir motivasyonunuz olduğuna,
daha çok değinmeniz gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi, bunların yanında beraber bir de özgeçmiş yükleyeceksiniz. Bu üç şeyde aslında aynı şeyleri söylememek. Çünkü üç belgeyi de aslında okul inceleyecek ve tekrar olduğu zaman hoşlarına gitmiyor. Yani ben mesela özgeçmişimde bir şeylerden bahsetmişsem, şunları 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 yaptım diye, burada tekrar ben bunları bunları yaptım demek kötü oluyor. Ama hani şu motivasyonla şunu yaptım diyebilirsiniz, birazcık bahsedebilirsiniz. Öyle şeylere izin var ki zaten internette bununla alakalı nasıl yazılacağı ilgili bir sürü doküman veya video bulabilirsiniz. En önemli belgelerden bir tanesi curricular analysis. Bu aslında birazcık denkliğe denk geliyor. Yani siz diyelim bir bölümden mezunsunuz veya mezun olacaksınız. Bu aldığınız eğitimin başvurmak istediğiniz master programıyla ne kadar eşleştiğini gösteriyor aslında. Bu belgede istenen dersleri göz önünde bulundurarak ders seçimi yapmanız özellikle 3. sınıfta ve 4. sınıfta bayağı önemli. Tümün değerlendirmesinde 100 üzerinden puanlama yapılırken aslında 55 puan sırf buradan geliyor. Ve bilgisayar açısından konuşacak olursak mesela onların da zorunlu olarak gösteren çoğu ders bizde aslında seçmeli ve bizde yani bu derslerin alınmaması gibi durumlar olabiliyor. Bu da sizi bayağı kötü etkileyebiliyor bu puanlama kısmında. Sonrasında modül katalog diye bir belge isteniyor. Bu belge aslında okuduğunuz bölümün derslerinin detaylı açıklamanın olduğu bir belge. Bu herhangi bir bölümün web sitesinde detaylı olarak yazıyor aslında. Bu aslında bölümün de curriculum sayfası oluyor genelde. Bütün derslerin olduğu dönem dönem. Onun alt kısımlarında da bir modül kataloğu oluyor. Yani her dersin tek tek açıklaması oluyor. İstenilen kısım o aslında. Onu direkt alıp koyabilirsiniz. Onun dışında resume yani CV veya özgeçmiş. Aslında internette bunu nasıl hazırlayabileceğiniz konusunda bir sürü şey var. Ama aynı zamanda Avrupa'nın bir tane kabul ettiği CV formatı var. Europass diye. Bu formatta da hazırlarsanız hani yabancılık çekmez en azından inceleyen kişi. Ha, şunu sorabilirsiniz. Ben mesela Europass formatında hazırlamamıştım. Benim zaten elimde hazır olan güzel hazırladığım bir CV vardı. Onu kullandım. Ben bir sorun yaşamadım. Ama hani elinizde hazır bir CV yoksa veya nasıl hazırlayacağınız konusunda çok bir bilginiz yoksa Europass formatı sizin için daha güvenli bir format olabilir. Şimdi önemli belgelerden bir tanesi ve en çok kafa karıştıranlardan bir tanesi aslında burada VPD. VPD denilen bir belge istiyor mesela tüm başvuru yaparken ve bunu Unisys üzerinden almanız gerekiyor. Unisys kurumu aslında Almanya'da üniversitelere yerleştirmede yardımcı olan bir kuruluş. Ve yurt dışındaki öğrencilere de bu konularda bir sürü yardımda bulunuyorlar. Bu hizmetlerden bir tanesi aslında sizin yurt dışındaki bir üniversitede, yani yurt dışı burada Türkiye oluyor. Türkiye'de aldığınız üniversitedeki eğitimin aslında Almanya hükümeti tarafından tanındığını gösteren ve aynı zamanda elde ettiğiniz not ortalamasının Alman sistemine çevrilmiş halini sağlayan bir belge veriyor size. Bunun dışında bazı üniversiteler aslında tüm başvuru süreçlerini direkt Unisys üzerinden yürütüyorlar. Yani tüm belgeleri aslında siz Unisys'te atıyorsunuz. Hiç okulun kendi sistemi veya sitesi olmuyor. Direkt Unisys üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz. Ama Münih Teknik üzerinde konuştuğumuzda bizden sadece VPD diye bir belge istiyor. VPD için de aslında VPD için evet, onun sonrasında tekrar değiniyorum. Nereden başlamak gerekiyor diye. Başlayalım. Şimdi bir sürü belge var. Hangisinden başlayacağız? Hangisini önceliğe koymamız lazım? Hangisi daha uzun süre oluyor alınması falan gibi düşünüyorsanız. Eğer bir dil sınavı belgesiyle başvuracaksanız ilk önceliğinizin bu olması gerekiyor. Çünkü o dil sınavına genelde bir ay falan bir tekrar yapmanız gerekiyor. Paslanmış olabilirsiniz vesaire. Yani çok iyiyim diyorsanız direkt girebilirsiniz ama girseniz bile en az bir 15 gün, yani 15 gün sonrasında sonuç belgenizi alabiliyorsunuz. Eğer online girmediyseniz, yazılı girdiyseniz. Onun dışında eğer elinizde bir pasaport yoksa ilk önce bir pasaport almanız gerekiyor ki diğer işlemlerle uğraşabilirsiniz. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Sonrasında ise en çok zamanınızı alacak kısım büyük ihtimalle Unisys başvuru süreci olacak. Çünkü çoğu üniversite, yani öncesinde de öyle miydi bilmiyorum. Galiba öncesinde de öyleydi. Mert arkadaşımız daha iyi bilir bu konuda ama şu an belgeleri online olarak, başvuru sürecinde online olarak yüklemenizi istiyor. Yani oraya bir posta ve vesaire bir şey göndermeniz gerekmiyor. Ama Unisys belgelerin postayla aslı gibidir onaylı hallerini istiyor. Bu yüzden öncelikle Unisys kısmını halletmeniz gerekiyor. Eğer sadece VPD alacaksanız Unisys sitesine üye oluyorsunuz. Transkriptinizi ve eğer mezun olduysanız diplomanızı sisteme online olarak yüklüyorsunuz. Yani taratıp koyuyorsunuz. Sonrasında 75 euro ücreti ödeyip söyledikleri adrese o belgelerin aslı gibi onayladığı kopyalarını göndermeniz gerekiyor.
Sonrasında size aslında VPD mail olarak atıyorlar. Siz de bunu sisteme yükleyebiliyorsunuz. Bu işlemi de hallettikten sonra aslında daha sonra bu işlemi beklerken yapabileceğiniz bir şey Essay, Motivation Letter ve CV gibi belgeleri hazırlamak. Şimdi bu başvurduğunuz aslında bölüme veya şeye göre çok değişiklik gösterebilir üniversiteye göre. Yani bunun üzerine ne kadar çalışmanız gerekir. Bu sizin altyapınızla da alakalı tabii. Yani çünkü eğer cidden iyi bir essay yazmak istiyorsanız iyi bir vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü bir sürü makale okumanız gerekiyor. Essay dediğimiz şey aslında paper'a yakın bir şey oluyor. Ve hani referanslarının vesaire düzgün yapılmış olması gerekiyor. Atıflarda düzgün bir şekilde bulunmanız gerekiyor. Ve yine kendi düşünceleriniz olması gerekiyor yazdığınız şeylerin. O yüzden bir sürü farklı makale vesaire okumanız gerekebiliyor. Motivation Letter dediğimiz şey de aslında yine yazdıktan sonra üstünden birkaç kere geçilmesi gereken bir şey. Bu iki belge konusunda özellikle hocalar bayağı yardımcı olabiliyor. Yani siz bir taslak hazırlayıp belli bir yere geldikten sonra ki arkadaşlarınızdan bile yardım alabilirsiniz. Bunu hocalarla paylaşıp hocam işte ben böyle bir başvuruda bulunacağım böyle bir şey hazırladım. Hani bunun hakkında bana bir feedback verebilir misiniz? Yani ne yazacağımdan ziyade bir şey yazdıktan sonra gidip hocaya sorarsanız size çok güzel feedbackler verebiliyorlar bu konuda. Sonrasında Circular Analysis ve Modül Katalog aslında hızlı doldurabilecek belgeler. Yani nasıl çalıştığını zaten anladıktan sonra kolay yani olay. Sonrasında tüm bu belgeleri yükledikten sonra sisteme tümde şöyle oluyor. Size Application for Admission diye bir belge oluşturuyor. Bunun çıktısını alıyorsunuz, imzalıyorsunuz, taratıp geri sisteme yüklüyorsunuz ve başvurunuz tamamlanmış oluyor. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi bu başvuruyu nasıl puanlıyorlar ve nasıl kabul alınıyor? Şimdi tüm özelliğini anlatacağım yine çünkü diğer üniversitelerdeki puanlama sistemlerini vesaire bilmiyorum. Ama büyük ihtimal benzer skorlamalar vesaire vardır. Admission score 0 ve 100 arasında değişebiliyor. Eğer 70 ve üzeri alırsanız aslında direkt okula kayıt oluyorsunuz. 50 ile 70 arasında bir skor alırsanız ise mülakattan geçmeniz gerekiyor. 50'nin altı zaten direkt eleniyor. Belgelerin puanlamaya dağılımı şu şekilde. 55 puan Circular Analysis'ten geliyor. Dediğim gibi ders denkliği. Yani en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Yanlış hatırlamıyorsam tümde 15 ya da 20 AKTS'ye yakın bir lineer algebra denkliği gerekiyordu. Lineer cebir yani. Ama bizde verilen lineer cebir derslerinde hiç öyle bir şey yok. Yani bayağı bir eksik kalıyoruz mesela. Bu konuyla alakalı başka alabileceğimiz ders bile yok aslında. Yani gidip matematikten vesaire almamız gerekiyor. Mesela direkt oradan puan kaybediyoruz. Onun dışında Theory of Computation gibi Computing gibi bazı dersler var. Theory of Computation pardon. Onların da bizde yani seçmeli olarak alabiliyoruz en fazla. Zorunlu bir ders değil. Bilgisayar üzerinde anlatıyorum yine. Yani bu tarz denkliklere ve yani bu belgeyi aslında direkt sitesine girip istediğiniz şeyin sitesine girip öyle diyeyim programın sitesine girip indirebiliyorsunuz. Ve indirip belgeyi inceleyin. Hangi dersler kaç AKTS onlarda. Siz de ona göre kendi bölümünüzden o dersleri alıp karşısına yazabilmeye çalışın. Yoksa puan konusunda bayağı bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ondan sonrasında 20 puan en iyi 180 AKTS'lik dersinizin ortalamasından geliyor. Yani en iyi ortalama yaptığınız 180 AKTS'lik ders hesaplanıyor. İki skokla mezun oluyoruz. Yani aslında 3'te 2'sine denk geliyor. Sonrasında 15 puan essay, 10 puan ise Motivation Ladder'dan geliyor puanlama sisteminde. En noktalardan bir tanesi başvuru tarihini iyi takip etmeniz ve kaçırmamanız gerekiyor. Yani özellikle Almanlar bu konularda biraz hassaslar. Gerçi son dönemlerde Covid'den dolayı bu son başvuru tarihleri bayağı ertelendi de ertelendi de ertelendi. Ama hani Covid yavaş yavaş geçiyor gibi bu durum geri eski haline döner gibi geliyor. Kabaca hani üniversitelerde değişiklik gösterse de eğer Ekim'de başlayacak yani kış dönemi için başvuru yapacaksanız 1 Ocak ile 1 Haziran arasında başvuru hani tarihi diyebiliriz. Tavsiye edilen ne derseniz Ekim'de başlayacak arkadaşlar için Ocak ve Nisan hani ayları arasında başvurularını bitirmiş, başvurularını yapmış olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü vize işlemleri vesaire biraz zaman alabiliyor bahsedeceğim birazdan. Kabul aldık. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bu arada Emre chat'i okuyor musun? Araya hiç soru sormadın. Var mı Chat'i soru bu okuyorum da konularla şu alakalı? an bir tane geldi. Ben yazdım az önce sorusu olan sorabilir diye. İstiyorsan sorayım. Yani Şu bu ana bir kadar önceki sorusu sette alakalı olan değil. varsa bir aktarırsam ben şu an chat'i tam okuyamıyorum da. Okey, bir tane şey geldi. Bu 180 kredi muhabbeti vardı. En iyi 180 kredi Evet. alınıyor.
Bu 180 kredinin içine seçmeli dersler de giriyor değil mi demişler. Giriyor. Bölüm dersleriniz olması zorunlu değil. İsterseniz dil dersi alın, isterseniz işte spor dersi alın. Hepsi sayılıyor. Bir tane geliyor şimdi sorular. Bir tane şey var. Hocam siz kaç puan aldınız? 70 mi direkt? Senin puanın Ben 89 aldım arkadaşlar. sorulmuş. Merak edenler için. Şey var. Okul uzatmış olmak yüksek lisans için bir dezavantaj oluşturuyor mu? İşte sadece zamansal açıdan. Not ortalaması olması konusu zaten belli. İlk 180 AK'sı. Şey diyor yani kısaca. Okul uzatmış olmak dezavantaj mı? Yani bu yani bence puanlama kısmında bir dezavantaj oluşturur mu bilmiyorum. Hani o konuda bir şey diyemem. Yani açıkladıkları puanlama sistemi bu şekilde. Yani şu şekilde. Ama hani burada incelerken bu konuda bir dezavantaj oluşturur mu okulu uzatmış olmak? O konuda bir fikrim yok. Ama hani onun dışında tamamen bireysel yani. Hani eğer okulu uzatıp iyi bir şeyler yaptığınızı düşünüyorsanız bir dezavantaj değildir yani. Ama boşuna uzattık diyorsanız sizin için zaten bir dezavantajdır. Bir de şey kaldığında falan derslere transkripte görünüyor mesela. Transkripte çevirirken acaba bunları da dahil ediyorlar mı? Çevirirkenden kastım. Sanki şey bir şeyden bahsetmiştim. Bir saniye ben de slide yanında açık ona bakacağım. Transkripti yolladığımız bir şey vardı. Evet, VPD belgesi var. Evet. VPD aslında sadece kaç dönemde okulu bitirmiş ve kaç puan almış, şey ortalaması kaç gibi ve bölümün yani bitirdiğiniz bölümün adıyla ve üniversite adıyla beraber verilen bir belge. Başka işte şu derslerden kalmış vesaire diye bir şey içermiyor. Okey. Zaten transkriptin aynısını okula da atıyorsunuz. Yani o yüzden şey değil. Yani Şey orası da görüyor. var. Rümeysa bir şey sormuş ama anlamadım. Bir dakika. Vize almak için yukarıdaymış. Şey, vize almak için gerekli paradan Vizeye bahsedebilir misiniz? birazdan geleceğim. Tamam, aynen Daha ona geleceğiz zaten. Bu arada bir iki aynen. soru varmış. Aa, bana gelmemiş bunlar. Okey, tamam. Bir dakika. Bir bakayım hemen şunlara. Şey var. Arkadaşlar yüksekleri hangi alanda yapıyor ve ortalamaları nasıldı? Acaba söyleyebilirler Biz mi? hepimiz informatik alanında yapıyoruz. Ya aslında buradaki bilgisayarın aslında içinde olduğu bir Yok şey olsa. bilgisayar direkt abi öyle düşünebilirsin. Almancası yani. Tamam. Vize konusuna geleceğiz dedik. Ya Şey aslında var. tam ya bilgisayar ama computer science mi yoksa hani computer engineering mi? Bu informatik aslında ikisini de kapsayan bir şey. İşte Yani sadece Türkiye'deki gibi abi. computer engineering de denilmiyor çünkü TUM'da ya da başka okullarda bildiğim kadarıyla direkt computer engineering de var, bir de computer science de var. Bu ikisi iki farklı alan. Informatik bunların ikisini de içinde barındıran bir alan gibi söyleyebilirim. Hani. Tamam, şey var. Bölümümüzün İngilizce olmasını ispatlayan belge dil yeterli için yeterli mi? Evet. Ya en Okey. azından bilgisayar bölümü için böyleydi. Onu da büyük ihtimalle öğrenci işlerinde sorarlarsa öğrenebilirler yani böyle bir belge alabiliyor muyuz diye. Tüm genelinde bizim belge yeterli oluyor. Şey var, MÜDEK akreditasyonunun etkisi oluyor mu? Nasıl Etki, anlayamadım. bu MÜDEK akreditasyonu var ya bölümde. Bunun Evet. bir etkisi oluyor mu bu başvuru kısmında falan? Yani şöyle bizim okulumuzun tanınmasını sağlıyor aslında. Çünkü aslında buraya yazmadım da chat'e yazayım bir saniye. Chat'e yazayım. Anabin Database diye bir database var aslında. Hacettepe tanınıyor. Hacettepe'nin çoğu bölümü tanınıyor ama tanınmadığını Anabin Database'ten kontrol edebilirler. Bir saniye. Herkes yazayım yanlış yazdım. Anabin. Tanınmıyor derken ne demek tanınmıyor? Şöyle bazı üniversiteleri yani Alman hükümeti geçerli kabul etmiyor verdiği eğitimleri, bölümlerin, şeylerin. Yani mesela Hacettepe'nin bilgisayarı geçerli orada. Anabin database'ten bakman gerekiyor. Eğer yoksa zaten VPD de alamıyorsun. Tamam, Yani Hacettepe şöyle. için böyle bir sorun yok da mesela bazı özel üniversiteler veya başka üniversiteler için böyle sorunlar çıkabiliyor. Şey var. Burs imkanlarını sormuşlar ama ona zaten geleceğiz. Daha sonraki kısımda geliriz ona. Şey var. Ortalamanızı sormuşlar sizin. Yani Bölümdeki bence galiba. tek tek söylemeye gerek yok da 3 üstü olsa iyi olur diyelim. Yani 3 sıfırdan başlayacak şekilde üstü olsa iyi olur diyelim.
Değil mi? Şuradaki puanlamaya baktığımızda zaten ortalamanın çok bir katkısı olmuyor yani. Aynen. Aynen. Ya burada çünkü bir tane arkadaşım vardı. Adamın 2,2 mi ortalaması vardı, herif gelmiş hani, oluyor. Ya bir de şöyle mesela diyelim D'leriniz çoktur ama AB'leriniz de çoktur. O zaman en iyi 100 AK, 180 AKTS alındığı için yine ortalamanız normal gözükenden fazla çıkabilir yani. Tamam. Puanlandırma kısmında bu sorduğunuz sorulara dair yok bir saniye bunu Berke söylemiş. Tamam. Burs olanaklarından bahsedeceğiz. Şey demişler, Türkçe bölümler ne gibi bir yol izlemeli? Türkçe bölümler bir saniye hemen gel. IELTS, işte TOEFL Aynen. falan, IELTS onlara ya da gibi. TOEFL. Ama şöyle IELTS hem TOEFL'a göre bizim için daha kolay bir sınav deniyor herkes tarafından. Yani ben Bence IELTS öyle 1'dim. değil. Bence öyle değil Kesinlikle değil ama ha. evet. İkisinin de formatları biraz farklı. Araştırırsanız hangisi sizin hani için daha iyiyse ona girin derim. Yiğit sen IELTS girmiştin değil mi? Yoksa Mert mi girmişti? Biz ikimiz Ben IELTS girdik. IELTS girdim. TOEFL girmedim hiç mesela ben de. Sen niye girdin ki? Neyse, sonra sorarım. Neyse. Ya ben Tamam. zaten hani daha bu bölümün verdiği belgenin haberim yoktu. Geçen sene girmiştim ben. Hani lazım olur vesaire diye. Ondan dolayı girmiştim IELTS'ı. Şey Ama dermiş. dediğimiz gibi Türkçe bölüm okuyorsanız yani bir dil sınavına girmeniz gerekiyor. İkisi de geçerli sınavlar. İkisinden bir tane, ikisinin de puanlarını hepsi kabul ediyor yani. Sıkıntı olmaz. Yani zaten birbirine denk işte. IELTS'de şu kadar, TOEFL'da bu kadar diye söyleniyor. Bu ekrana yazdıklarım benim IELTS puanı. Ama TOEFL için de gidip araştırıp işte üniversite bazlı, şu üniversite ne kadar istiyor diye gidip zaten prerequisite kısmında görebiliyorsunuz. Şey var. Ama bu 3'ten bahsettin ya hani 3,00 üstü olsun ortalama. Bu Ya zorunda genel değil. mi Yani denmiş? şöyle. Aynen. Yiğit de söyledi zaten. Yani şu puanı zaten ne kadar etkilediğini siz de görüyorsunuz. Hani yani 4-0'a 0-0 arasında bir şeye işte yani 20 puandan kaç alırsınız ona göre hesaplarsınız yani. Ya aslında şey oluyor hani çok kolay bir şey olmasa da hani zor olsa da yine de hani onu ondan sıfır alıp diğerlerinden bile geçip şey yapabiliyorsun galiba hani çok düşük bir puan alsan bile sıfıralamazsın Ya zaten tabii. sıfır alamazsın ortalamadan. Yani Yani evet. şimdi mezun olduysa 2,5 almış olman gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Ya da 2 mi almış olman gerekiyor? 2 2 de mi galiba mezun? aynen. 2. 2 ile yani en azından 10 puan alman lazım. 10 puan alman lazım abi Evet. yani. Büyük ihtimal. Yani eğer öyle puanlıyorlarsa ama bilmiyorum. Belki bir noktadan itibaren çekiyorlardır. Ama öyle olsa bile yine de yani 70'i geçebileceğiniz çok fazla şey var orada görebildiğiniz gibi. Yani o yüzden mesela essay ve motivation nedir'e iyi odaklanın derim. Çünkü hani curricula siz bir şeyler yazarsınız, nasıl kabul etmez vesaire olmaz. Yani siz o derslere denk gibi düşünürsünüz. Ama onlar bir sorun çıkarır vesaire. Hani işinizi riske atmayın. Yani en iyi şekilde hazırlayın o belgeleri öyle başvurun derim. Şey sorusu var. Ne diyor? Bir dakika. Şey var. Göte dil belgesinden bahsedebilir misiniz? Göte diye mi okunuyor? Yanlış okumayayım. Bilmiyorum bunu ama ben. Hangi Almanca için mi Goethe dil belgesi dedi? Zaten Almanca veriyorlar sadece bildiğim kadarıyla. Ya şöyle Almanca gereksinimi yoktu informatiksin ama tabii ki bazı üniversitelerin bazı bölümlerinin tabii ki Almanca gereksinimi var ve eğer Almanca eğitim veren bir bölüm okumak istiyorsanız Almanya'da kesinlikle B1, B2 gibi belgeleri önceden edinin derim size. Burada kabul aldığınızda bilgi sende olacak. A1 dersi ilk 2 dönem içinde alman gerekiyor. Almanca A1 dersi. Abi benim işime Böyle bir şey gelir. var. Ben zaten A1 şu an İngiliz, Almancam Belgen var mı? Yok. Yani O A1 dediğim zaman... hani yani A1'in altında yani. A1'i bir öğreneyim yani iyi Ha. olur onu diyorum. Aynen, tamam. Yine şey sorulmuş da bunu. Yani bölüm %100 İngilizce ise dil sınavına gerek yok. Ama bunun için böyle bir şey var mı? Hani bölümü yani şey kabul etmeleri gerekiyor falan diye bölümün belgesini. Hani başka bir üniversite mesela kabul etmeyebilirler mi? Ya Bilgi bildiğim aslında. kadarıyla şey kim yapmıştı Mert onu bizden? Berk mi yapmıştı? Ya şey yapıyorsunuz. Sanırım bölümün sayfasındaki bu belli belgeleri gönderdiler diye biliyorum. Olmadı sekreterlikten işte bölümümüzün sekreterliğinden hani bu bölüm %100 İngilizcedir falan filan diye bir Yok şey ya bizim yazı alıp geçenlerde gönderiyor. TAA falan da başvurdu da ya onlar da kabul aldı. Direkt şey öğrencilerinden ya da bölümden mi öyle bir yerden bir tane belge aldı sadece. Tek bir belge.
Ama hani yani bu belgeyi alabiliyor mu diye sorması lazım yani. Ben de bunun geçerliliği var mı gibi. Yani en kötü şöyle, başvurmak istediği üniversiteye elimde böyle bir belge var deyip tag atıp yollasın yani maille. Çünkü üniversiteler maillerine cidden hızlı dönüyorlar. Yani çoğu üniversite öyle, en azından Münih Teknik de öyle diye düşünüyor. Yani öyle diye, yani öyle biliyorum da diğerleri de Korona öyledir zamanı herhalde. öyle. Aynen. O yüzden yani kafalarında bir soru olursa yani İngilizce de yazabilir. Alman üniversitesi olmasına rağmen hani İngilizce de cevap olarak sıkıntı olmaz. Hani elimde böyle bir belge var. Bunun geçerliliği var mı sizde? Dil belgesi yerine yükleyebilir miyim gibi mail atabilirler mesela. Tamam, şöyle bir soru var. Münih Teknik'te çok Türk var mı? Genellikle çevremden Avrupa'ya yüksek lisansa gidenlerin oraya gittiğini duydum diyor. Yes. Kısa bir cevap oldu. Şey sorulmuş. Vize sıkıntıları nedeniyle ne zamana kadar başvuru yapın demiştiniz. Bir de tüm bu sürece yarın başlayan bir de ne kadar sürer? Şimdi eğer dil belgesine ihtiyacınız olmayacaksa aslında sizin için iş şuradan başlıyor. Şu nokta, bir dakika pardon, buradan değil. Nereden başlayalım da ha. Eğer dil belgesine ihtiyacınız yok, şu ikinci aşamadan başlıyorsunuz aslında. Pasaport lazım, Unalsis lazım az önce belirttiğim gibi. Unalsis kısmı şöyle, eğer Unalsis'te paraya kırıp hızlı gönderirseniz belgeyi hızlı gider. Ama ben mesela PTT'nin en yavaş şeyiyle yolladım. Çünkü burada şeyi de hızlı versiyonu da yapamadılar. Aramex miydi hızlı adı? Neydi Mert? Hatırlıyor Turpex'ti musun? ya. Ha, Turpex'ti. Turpex. Ya onu da yollamanız daha garanti bence ya. Birisi Aynen. 90 lira mıydı en son? Benim yolladığım 90 lira, biri de 25 miydi? 30'du. Evet. Yani Ben garanti mesela şey, Turpex ya. ben şey dümdüz taahhütlü şey posta yolladım mesela. 21 lira mı ne tuttu? Ama hani Unalsis'te 32 günde mi ne gitti yani, hani ulaştı Oh. belge. Ama şöyle oldu. Ertesi gün yani şöyle 3 gün içerisinde ulaştıktan sonra adam hani direkt VPD'yi verdiler bana. Ya yani mesela kendileri aslında diyorlar ki bu işte 2 aya kadar bir sürebilir mi? Öyle bir şeyler diyorlardı. Yani maksimum özellikle Covid döneminde de bayağı yavaşladık gibi. Ama şöyle, siz belgeleri önden taratıp yollarsanız sisteme, zaten onları bir kere inceliyorlar. Bana hatta mail attılar. Dediler ki işte hani şey, belgelerini hani taratıp yolladın ama bize bir de posta olarak yollaman lazım. Hani biz senin şeyini inceledik de postayla gelmedi bize, böyle bir belge ulaşmadı diye. Ben de tekrar mail attım. Dedim ki hani postaya verdim ama şu an yolda, hani daha elinize ulaşmamıştır diye. Ulaşır ulaşmaz 3 gün içerisinde bana döndüler mesela VPD'yi. Hani Ama ama yine seninki de ama hızlı olmuş ya. Genel ben bir yani ay falan, 2 ay falan olduğu da olabiliyor bazen cidden. evet, Evet. bizimki zaten Şans. 4 hafta sürmüştü bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Benimki de değil bir mi? ay Ya işte sürdü. benim de şöyle, hani ilk başvuru yaptığımdan sonra 4 hafta geçti aslında. 32 günde gidince ben hani işte o süreçte belki incelemişlerdir, bilmiyorum. Belki ondan hızlı oldu. Ama hani tavsiye, hızlı bir postayla yollayın. Benim yaptığım gibi yapmayın yani. Bir de şey, bir şey daha sormuştu Emre. Son bir soru daha vardı arada. Şey var, bir iki soru daha var, onlara da geliyorum. Tamam. Çok Türk var mı falan şeydi işte. Yok, başvuru kısmıydı bu. Ha, bir de şey var şimdi. Hacettepe bilgisayar için işte bu curricular analysis'ten kaç puan geliyor? Şimdi o tamamen aldığınız seçmeli derslere göre değişiyor aslında. Yani hani nasıl eşlediğinize göre. Yani mesela az önce de bahsettim. Theory of Computation diye ders var, onlar da zorunlu. Bizde seçmeli ders. Mesela bu dersi aldık mı? Veya discrete kısmında mesela bizde sadece bir tane discrete dersi var zorunlu. Ama onlardaki AKTS'si daha yüksek. Ve hani onun yanında mesela graf teori vesaire gibi dersler almanız gerekebiliyor. İşte otomata ve şeyle alakalı bir ders vardı galiba. Ay, bir zorunlu ders vardı orada. O yine bizde seçmeli ders. Bunun gibi hani durumlar var. Onları seçmeli dersleri yani ona göre almamız gerekiyor ki düzgün, daha iyi bir puan alabilirsiniz. Yani yine bayağı bir dersimiz eşleşiyor. O konuda bir sorun yok. Ama eşleşmeyen kısımlar da var dediğim gibi. Yani oradan iyi bir puan elde etmek istiyorsanız, özellikle hani diğer kısımlardan çok iyi puan alamayacağım veya hani ben en yüksek puanla girmek istiyorum derseniz, derslerinizi düzgün seçmeniz daha sizin için avantajlı olur. Belgeyi indirip bakabilirsiniz yani. Hani zaten neyin neyle eşleşeceğini okuduğunuz zaman derslerin içeriğini, ki orada derslerin içeriğiyle de alakalı tüm sitesine girip bakabilirsiniz. Bu derste orada ne veriyormuş gibi. Ona göre neyle neyi eşleşeceğinizi de anlayabiliyorsunuz birazcık. Şey sorulmuş. Başka okula başvurdun mu yoksa sadece Münih Teknik miydi? Hepiniz için Ya aslında sormuşlar galiba. ben tek başvuru yaptım Münih Tekniğe. Yiğit Mert, siz? Ben başka
şey ahına başvurmuştum. Ondan da kabul almıştım. Başka da başvurmadım ya. Şeye başvurmuştuk ya bu neydi? Ahın işte. Yok Erasmus bilmem ne programını. Ha Neydi onun adı? ya onu hiç hatırlamıyorum adını Burslu ya. bir programı var Erasmus'un. Neydi ya? M ile baş. Oh, aklıma gelmiyor Hiç şu anda. hatırlamıyorum. Burslu bir program ama tabii ki kontenjanları inanılmaz az. Böyle 10 kişi falan alıyorlar. Çok çeşitli programları var hem de burslu bayağı iyi burs veriyorlar yaklaşık bilmiyorum 1.000 euro falan herhalde aylık. Bir de okul masrafınızı falan da ödüyorlar. Bu sadece Almanya'da değil tabii ki çünkü. Ona da bakabilirsiniz. Mama Adını Surf mi hatırlayamadım ama. demişler? Mama Surf mi demişler? Yazmış her şeye. Mama Chatten. mı? Ha şeyin adı mı? Programın adı mı? Aha evet. Değil. Görsem bakayım. Ama Değil sen. Mastery Material Science diyor. Bu arada Yiğit bahsederken iyi şey oldu. En çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Okullar paralı mı? Veya hani bir para ödüyor muyuz gibi. Münih Teknik ücretsiz. Çoğu bir sürü devlet üniversitesi de var Almanya'da. Onların da çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu ücretsiz. Sadece dönemlik bir semester fee ödüyorsunuz. O da 144,40 euro dedim ben galiba en son ödediğimde şu an. Onun için de Evet. hatta semester tıkıtımız da var yanlış hatırlamıyorsam. Toplu taşıma biletimiz. Onu Onu almak almak zorunlu. Almak zorundasın. aynen işte. Hayır, o fiyata dahil olarak onu da veriyorlar. Onu demek istiyorum. Ya o gece akşam 9'dan sabah 9'a kadar geçerli. Onun için ekstra kaç 200 euro mu veriyorduk ya? 200 euro daha verip aynen sınırsız alıyorsun. Tüm menü Anladım. için de geçerli. Sınırsız bilet alıyorsun. Bu arada şu Öğrenciler özel. başvuru olayına bir daha geleyim. Evet programında da Erasmus Mundus'muş bu arada ona bakabilirsiniz. Ama o ya bilmiyorum o kontenjanlar çok az olduğu için ben şey aşamasına bile gelemedik. Doküman correction oldu. Evet ilk aşamayı geçtik ikinci aşamayı bile gelememiştik Aynen. interview'a bir de. Ben de işte TUM'a başvurdum tabii ki. Aachen'a ben de başvurdum oradan da kabul almıştım. Computer Science'dan, Informatics'ten. Sonra neye başvurdum? Bir de Mundus'a başvurmuştuk işte. Başvuracaktık daha da. Computer Vision programına Mundus'un. Onun dışında Berlin Tekne'ye de başvurmayı düşünüyorduk biz. Ama TUM'dan kabul aldık biraz. Erken dedik artık yeter. Çok uğraştık çünkü. O kadar. Şey denmiş, mezun olmadan başvuru yapabiliyorsak diploma olmadan nasıl yapıyoruz? Evet, mezun olmadan başvuru yapabiliyorsunuz. Hatta Yiğit Mert siz öyle başvurdunuz değil mi? Şey diploma olmadan Aynen. nasıl yapıyoruz demişler. Diploma almadan zaten mezun olacaktır gibi bir ibare şey öğrenci işlerinden öyle bir ibare basıyorlardı, mühür basıyorlardı herhalde. Öyle hatırlıyorum Yiğit, doğru mu? Ben şey hatırlıyorum ya. Bunun bir garantisi yok mezun olacağının. Ama Aynen. adamlara son transkriptini gönderiyorsun. Sonra herifler de diyor ki Alman tabii ki gelmeden önce işte bilmem kaç ay önce o diplomayı yüklemen gerekiyor sistemlerine. Ben öyle hatırlıyorum bilmiyorum. Belki bir şey işaretlemiş olabilir sistemden ama ben kesinlikle mezun Enrollment olacağım gibi bir kısmında şey. yükledik ya diplomayı. Kabul alırken diploma falan yüklemedik. Aynen Ben kabul şey olurken hatırlıyorum. Kabul alır gerekmiyor. Sadece kabul aldık. transkriptle. Sonra enrollment için diplomanı yükledim diye hatırlıyorum ben. Diplomayı yüklemiyorsun ya direkt yolluyorsun. Veriyorsun yani. Aynen Yani pardon şöyle evet veriyorsun transkriple yolluyorum. sadece başvuru yapabiliyorsunuz. Benim de birkaç arkadaşım daha başvurdu. Yine bizim bölümden öyle başvuran son dönemlerde oldu, kabul aldılar. Son transkriptinizi yüklediğiniz zaman sisteme VPD belgesi için de öyle. O yüzden hani mezun olduysanız ekstradan diplomanızı diye buraya yazmışım fark ettiyseniz. Hani sadece transkriptinizi atmanız yeterli aslında. Üye olma şey kayıt olma kısmında bu gerekecek. Zaten kayıt kısmına az sonra geçeceğim. Başka soru kalmadıysa kabul aldık şimdi ne yapıyoruz diye devam ediyorum ben Emre. Bir dakika. Bir iki soru daha var. Onları da bir hızlıca geçeyim. Tamam. Şey denmiş. Online eğitim veren master'da üniversite var mı? Bunu büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur. Ya şöyle tümün bu dönem online'dı değil mi Mert? Ya pandemiye göre galiba okula Online'da. kabul aldıktan sonra hani Evet. her okul yapabilir. Şey Bir dahaki dönem var. online mı abi? Belli oldu mu yani? Sorayım hazır Evet, sizi bulacak belli değil dönemde. ya. Değil mi? Ha tamam, değilmiş. Belli mi? Sanırım Bellisi bazı değil. dersler için Almanca dersleri şey olacak, dil dersleri. Online olacak da herhalde online yaparlar yani. Değişebilir ya. Değişebiliyor. Bakalım. Belki sınavlar şu an peki sizde online. Bir kısmı şey, bir kısmı online, bir kısmı değil, değil mi şu Mesela an?
Aynen. Yok, tümü online oldu benim için şu an. Benim Öyle de. değildi. Bazıları online değildi, bazıları on-site'tı. Onlar da online oldu mecbur. Arttı vakalar. Kural getirdiler. 40 kişinin üzerinde bir sınıfta sınav olamaz gibi bir şey sanırım. Aynen. Ondan Dersi alan ötürü. kişi sayısı fazlaysa aynen. Ama yazı aşı falan bence sınavları normale çevirir gibi geliyor, bilmiyorum. Bana da öyle Yani geliyor ama. dersler online devam etse bile belli bir süre sınavlar şey olur gibi geliyor yani, yüz yüze. Aşıların şeyine bağlı artık etkinliğine. Evet Şey, Emre, başka? birkaç soru daha vardı. Bir soru daha alayım sonra devam edelim. Hani çok da şey yapmayalım. En son Tamam. alalım o soruları. Şey demişler. Bunu ben bir şey yapayım. Bir tane daha soracağım. Onu sorayım. 55 puanlık kısımda seçilen derslerin etkisi var. Bunu konuşmuştuk zaten. Dikkate alınmadan ders seçimi yaptıysak kaç puan alırız denmişti. Bu biraz daha derslere bağlı büyük ihtimalle. Ya şöyle aslında aldığınız şeyler, yani şöyle zaten bir insan yüksek yapmayı düşünüyorsa genelde daha teorik dersler alıyor. Hani pratiğe uygun dersler almıyor eğer öncesinde karar verdiyse. Yani mesela şimdi genelde işte AI vesaire gibi dersler aldığınız zaman burada pek yazacak yer bulamıyorsunuz curricular analysis'te. Ama hani mesela işte Theory of Computation, Graph Theory, İşte otomata veya işte computer networks, onlar da aslında zorunlu derslerden bir tanesi. Hani bu tarz dersler aldığınız zaman aslında yazabiliyorsunuz. Hani birazcık onunla alakalı. Ama şöyle bir durum da var. Yani yine yazabilirsiniz. Çünkü yani mesela dersiniz ki ben işte AI görürken veya computer vision veya bir şey görürken çok fazla lineer cebir öğrendim deyip, hani lineer cebir içeriği var gibi, oraya sizi yazmaktan bir şey engel olmuyor. Ama oradan kaç puan verirler, ne kadar eşleştiğini düşünürler, orasını bilmiyorum. Hani orası size kalmış. Yani birazcık kumar gibi oluyor. Tam eşleşmiyorsa dersi yazmak yani. Hani sırf AKTS doğru gözüksün diye diyebilirsiniz ama nasıl oluyor bilmiyorum yani. Bir de bununla bağlantılı şey var. Bu 55 puanlık kısmındaki derslerin denkliğini nereden bulabiliriz? Bundan bahsetmiştin galiba. Bir daha söyle istersen. Evet yani mesela aslında bir saniye arkadaşlar. Şu an sadece şeyi görüyorsunuz değil mi? Keynote'u görüyorsunuz. Yes. Şey, ben bir saniye. Kendi belgemi bulup paylaşayım bir. Hiç kafalar karışmasın burada. Bir örnek üzerinden gidelim. Ondan sonra da sunumuma devam edeyim kaldığımız yerden. Daha da çünkü hep aynı soru geliyor. Hani göstermezsem büyük ihtimal şey olmayacak, netleşmeyecek burası. Bir saniye. Şimdi bir şeyi durdurayım. Evet, şu an görüyor olmanız lazım. Görüyorsunuz değil mi? Görünüyor. Şimdi böyle bir belge arkadaşlar. Burada kaç senede şey yaptığınızı yazıyorsunuz. Hatta bunu ben tam ekran yapayım kendime. Şöyle burada kaç senede, şu an gözüküyor değil mi? Tam ekranda bozulmadı görüntü. Aynen, şu an okey. Tamam. Kaç senede bitirdiğinizi yazıyorsunuz. İşte bölüm, hani subject'i yazıyorsunuz. İşte toplam 240 AKTS bizim. 100, işte 3, 2'de 3, 3'te 2'si 160. Aslında not ortalamanız da bu belgede hesaplanıyor. Yani tek belgede ama iki kısmı var belgenin. Biri curricular analysis diye geçiyor. O çok bozuldu belge. Ben tam ekrandan bir çıkayım. Rahat görün. Okey. Şimdi burada aslında başlangıçta Basic Informatics diye bir kısım var. Burada işte bizim BBM Müzikiller, 104'ler, Logic Design falan o tarz şeyleri direkt yazıyorsunuz aslında. Yani Computer Architecture'da ekstradan ders almışsanız onları da yazabilirsiniz. İşte mikroprosesör vesaire gibi. Sonrasında Software Engineering kısmı var. Burası zaten denk diyor yani. Adamlarda 6 AKTS. Bizde zaten eğer Lab'la aldıysanız bu 9 AKTS yapıyor otomatik olarak. Software Engineering dersinin zorunlu dersi. Database kısmında bizde zorunlu ders yok aslında. Ama Data Management var. Bunu yazabilirsiniz şey olarak. Geriye 2 eksik kalıyor. Burada eğer Database dersi veya Data Intensive gibi dersler aldıysanız direkt bunu yazabilirsiniz. Sonra mesela Operating Systems and Software var. Burası zaten direkt denkleşiyor. Hatta biz bir AKTS fazladan çıkıyoruz yani şeyde. Zorunlu derslerimizde. Orada da bir sorun yok. Burası biraz şey. Computer Networks, Distributed Systems. Burada bizim hiçbir zorunlu dersimiz yok. Yani bu tamamen seçmeli dersinize bağlı ve 6 AKTS almış almanız gerekiyor. Yani ben buraya Computer Networks bir de Computer Network and Security diye ders almıştım. Onları yazdım. Sonrasında Functional Programming kısmı var. Aslında burası biz başlangıçta Python gördüğümüz için ve hani Object Oriented vesaire gibi görmediğimiz için Python'ı BBM 101'i direkt yazabiliyoruz buraya 103 ile beraber.
Aynı zamanda programming languages de diye bir dersimiz de var. Burada da functional programming görüyoruz. Bunu da buraya yazabilirsiniz. Sonra algorithms and data structures var. Zaten bu bizim dersler direkt burayı dolduruyor. Hiç sıkıntı yok orada. Yani ikinci sınıf dersleri. Theory of Computation 8 AKTS ve bizim hiçbir zorunlu dersimiz yine yok. Sadece programming languages'in bir kısmı aslında kesişiyor. Çünkü başlarında işte birazcık kesişen kısımlar oluyor. Yani içerik olarak. Ama hani bu tek başına sizi orada kurtarmaz. Yani eksik kalabilir. Yine de yazabilirsiniz dediğim gibi. Discrete Structures var. Burada bizim discrete dersi 8 AKTS istiyor yine. Bizim discrete dersi 5 AKTS. 3 AKTS'iniz burada boşta kalıyor. Yine seçmeli ders almanız lazım. Aynı şekilde lineer algebra 8 AKTS. Bizimki 4 AKTS. Yine 4 AKTS kalıyor. Burada alabileceğiniz ders de yok. Yani gidip matematik dersinden, matematik bölümünden falan almanız gerekiyor. Hani yapabileceğiniz bir şey de yok bizim bölümle alakalı. Sonrasında yani bunu aslında gidip müdek toplantılarında söyleyebilirsiniz. Ki geçen bir mezunlar müdeki oldu. Orada ben dile getirdim aslında birazcık bu durumu. Hani biz niye lineer cebir görmüyoruz? Bizim lineer cebir dersimiz niye bu kadar az gibi? Pek sevilmez bizim bölümde gerçi de. Hani şey olarak. Neyse uzatmayayım. Analiz ve kalkulus zaten bizim mat 1, mat 2'yi direkt yazın buraya. Hiç sorun değil. Discrete probability teori. Burada bizim probability ve istatistik yazabilirsiniz. Burada da bir sorun yok. Yani dediğim gibi aslında asıl programlama kısım theory of computation, discrete structures, linear algebra. Bir de network ve distributed systems'de biraz sıkıntı olabilir. Alt kısma da geliyorsunuz işte. Şeylerinizi yazıyorsunuz işte. AKTS'nizi sıralıyorsunuz. Sonra size bir zaten bu Excel halinde onu PDF'e dönüştürüp öyle şey yapıyorsunuz. Yani çıktı alıyorsunuz. Bu şekilde bir belge. Ben geri sunumuma geçeyim. Soru yoktur herhalde artık. Soru çok fazla gelmiş questionnaires buradan da birazcık geçelim sonra bırakalım bunları. Hani yoksa aynen. Sonda soru cevabı kısımları birazcık kalacak. Okey. Şimdi kabulü aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bana abilerimizin tavsiyesi yani Yiğit ve Mert'in tavsiyesi. Kabul işlemleri, kayıt işlemleri kolay, vize daha uzun sürüyor. O yüzden ilk iş vizeyi hallettirdiler. Ben de vize işine koyuldum ki haklılar bu konuda. Şimdi bizim alacağımız vize, öğrenci vizesi ulusal vize olarak geçiyor. Ve normal işte turistik vizelerden veya Schengen vizelerinden hatta Erasmus vizelerinden farklı olarak yanlış bilmiyorsam Alman Göç İdaresi tarafından onaylanıyor. O yüzden bunun verilme süresi 1 ve 3 ay arasında bir süre. Yani hani Erasmus vizesi mesela 5 günde çıkan arkadaşlarım vardı benim. Ama bu vizeyi en erken bir ayda veriyorlar. Yani bayağı uzun bir işlemi var. Ki bu vize randevusundan sonra yani vize görüşmesine gittiniz, tüm belgeleri verdiniz. Ondan sonra en erken bir ayda veriyorlar. Benim mesela vize görüşmem 28 Aralık'taydı. Yanlış hatırlamıyorsun ne zaman geldi? Çarşamba gibi. Bu çarşamba işte vizemi elime aldım yani öyle diyeyim. Hani bir ay zaten geçti yani banko. Ki benimki hızlı bir şanslıyım yani. Mesela Mert'in. Benim üç ay sürmüştü. Yani bence bu arada pek giden yok ya. Ondan. Covid var ya. Boş yani. Ya böyle. Genel ortalama bir ay sürüyor ama ya. Yani ortalama hep bir ay. Min bir ay zaten abi net yani. Min bir ay ortalama da bir ay ya. Bir ay bir hafta filan. O civar. Ama işte Mert'in başına gelenler gibi başınıza geliyor. O yüzden benim Erasmus'tan başlıyor. Dolayıydı ya sanki. O bana gelmedi çok ilginç bir şekilde ama senin arada burada kaynadı ya sanki. Herhalde bilmiyorum. Ikram, çok garip ya. Bunu neydi oturma izni alırken sıkıntı çıkarttılar. Bu sefer yani ben bize bekledim iki ay daha burada ama. Aynen. Ben de oturma hızı hızlı oldu işte. Ya vizeye ne kadar hızlı başvursanız o kadar iyi kısacası ya. Aynen. Okul kayıtını hani birazcık daha yani şöyle okulun kayıt tarihi, son kayıt tarihi özellikle tümde bayağı erteli bir tarih. Yani dönem başlıyor, dönemin ortasına kadar hatta siz hala belge götürebiliyorsunuz yani hani. Ay ben kayıt olurken şu belge eksikti daha tam olmamıştı gibi. Ama şöyle bir sıkıntı var, kayıt olmadan ders seçemiyorsunuz. O yüzden her türlü aslında kayıt önceden olmanız gerekiyor yani dönem başlamadan. Şimdi vize sürecini anlatayım birazcık. Bu arada bir şey ekleyeceğim, yine kusura bakma. Tümdeki dersler biraz ilginç. Derse kayıt olmanıza gerek yok. Yani şöyle oluyor. Dersin sınavına kayıt açılıyor. O da sınavdan böyle yaklaşık bir ay önce falan. Ona kesinlikle kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ama derse hani kaydı böyle
son bir ay, sınavı son bir ayda yaptırıp hemen sınava da yaptırabilirsiniz. Hani şey yapmanız gerek yok. Dönemin başında ders seçmenize gerek yok. Tabii ki bazı dersleri, lab derslerini falan seçmeniz gerekiyor dönemin başında. Çünkü kontenjan ayarlıyorlar ona göre. Ama teorik dersler için öyle bir zorunluluk yok. Evet. Teşekkür ederiz bu güzel bilgi için. Şimdi vize sürecinden birazcık bahsedeyim. Almanya vizelerini sadece iData adlı bir kuruluş veriyor Türkiye'de. Hani konsolosluğa falan gitmiyorsunuz. Tüm işleri iData ile hallediyorsunuz. Sitelerine girip ulusal vizeyi seçip sonrasında ufak bir anketten geçiyorsunuz. Sizi hangi vize grubuna sokacağını belirliyor. Alacağınız vize türünü yani aslında. Sonrasında bu gruba ait vize randevusu oluşturuyorsunuz. Randevu başvurusunu yaptıktan sonra 1-14 gün içerisinde size bir vize randevusu veriyorlar. Tarihini de söylüyorlar. Bu tarihte gelin diye. Önemli nokta da şu, o tarihte sizin tüm belgelerinizin hazır olması gerekiyor. Bu konuda ben biraz sıkıntılı bir süreç yaşadım. Yani ben önden başvurayım zaten hani vize randevusunu geç veriyorlar gibi bir algıya düşmüştüm. Yani ben vize randevusu için başvurdum. 2 gün sonra, yok. Bir hafta sonra mı? Evet, bir hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam ya da 5 gün sonra dönüş yaptılar. Ve verdikleri tarih 2 hafta sonrasıydı. Benim 2 hafta içinde tüm belgeleri hazırlamam gerekiyordu aslında. Ve hiçbiri neredeyse hazır değildi. Biraz hızlı oldu bende o işler. Eğer randevu sonu, yani randevuya gidiyorsunuz, tüm belgelerinizi veriyorsunuz. Normalde hani böyle bir sözlü mülakat vesaire bekliyorsanız öyle bir şey olmadı bende. En azından bende olmadı. Bir tane yazılı anket gibi bir şey doldurdum. O da işte hani bu bölüme cidden biliyor musun yoksa dolandırıcı mısın gibisinden hani. Yani bölümle alakalı birkaç kelime yaz falan diyor mesela. Subject yaz falan diyor yani hani öyle bir şey. İşte en altta da işte şey yani bir de İngilizce veya Almanca cevaplayabiliyorsunuz soruları. En altta da bu dillerden hiçbirini bilmiyorsanız nasıl işte orada yaşayacaksınız gibi bir soru var yani. Onu boş bırakıyorsun zaten. Vize randevusu da bittikten sonra aslında size mail yoluyla söylüyorlar işte kargoya verdik vesaire gibi. Siz belirliyorsunuz zaten oradayken kargo veya elden teslim alacağım diye. Sonrasında pasaportunuz size ulaştırıyor. Şimdi vize için hangi evraklar gerekiyor? Şimdi burada göstereceğim evraklar benim 41F grubuna girdiğim için gerekli evraklar. Ama elinizde IELTS yoksa bu sefer farklı bir gruba giriyorsunuz. Yani okulun dil belgesiyle başvuruyorsanız bu sefer farklı bir grupta değerlendiriyorsunuz. O yüzden onun belgeleri biraz farklılık gösterebiliyor. Yani o yüzden anketi siz çözün. Çıkan şeye göre belgelerinizi kendiniz ayarlayın. Ama çoğu belge ortak, o yüzden biraz bahsedeceğim. Bir tane başvuru formu var. Bunu doldurmanız gerekiyor. Bunu en rahatı şöyle. Ben kağıt üzerinde bir dondurmayı denedim. Çok uğraştım. Hiç gerek yok. Online formunu dolduruyorsunuz. Sonrasında size direkt bastırabilecek bir halini veriyor. Onu çıkartıp imzalıyorsunuz. En temizi öyle oluyor. Genel vize ücreti 75 Euro'dur diyor. Bir vize ücretimiz var. Bunu unutmayalım. Geçerli pasaport istiyor. 2 adet işte biyometrik fotoğraf istiyor. Bu arada vize fotoğrafı ile pasaport fotoğrafı farklıdır. Formatları da farklı. Hani fotoğrafçı da çektirirken ona göre çektirin. Sonrasında sizden yine CV'nizi istiyor. Ben burada farklılık olarak şöyle yaptım. Europass CV'si hazırlayıp buraya attım. Hani kesin format olsun diye. Çünkü vize kuruluşları birazcık daha sıkı bu konularda. Başvuru sahibi tarafından kalem alınmış motivasyon yazısı. Okula yazdığım motivation letter'ı birazcık değiştirdim, oynadım. Buraya verdim aynısını. Hiç uğraşmayın yani o kadar ayrı bir şey yazmaya vesaire. Diplomanız not dökümleriyle beraber. Orijinalini yanınızda getirmeniz gerekiyor. Bir de fotokopisini istiyorlar sizden. Yani belgenin orijinalini ve 2 adet fotokopisini yanınıza getiriyorsunuz bu tarih kalemlerisini. Güncel öğrenci belgesi ve işte eğer devam ediyorsa öğreniniz, transkript yani diplomanız yoksa şu an. Okuldan sonraki faaliyetlere, çalışmaya dair belgeler. Burası önemli arkadaşlar. Ben çünkü mezun olduktan sonra 3 ay burada Türkiye'de bir çalıştım. Sonra vize başvurusu yaptım. Yani kabul aldığımı öğrenince vize başvurusu yaptım. O 3 aylık çalışmayı aslında SGK'dan döküm gerekiyor. Bir de iş yerinin size çalışma belgesi vermiş olması gerekiyor. Bu sürelerde çalıştı diye. Bunu İngilizce olarak talep edebiliyorsunuz iş yerinden. Hani bu belge önemli. Yani bunu vermeniz gerekiyor. Bir türlü eksik belge bu. Ama çalışmadıysanız veya hala okuyorsanız zaten şu an. Yani okurken şöyle. Yani okurken part-time çalışıyorsanız bir çalışma belgesi göstermenize gerek yok. Ama üniversiteniz bitti, mezun olmuşsunuz. Mezun durumunda başvuruyorsanız ve arada çalışmışsanız bunu göstermeniz gerekiyor. Almanya'daki yüksek okuldan kabul belgesi. Zaten bu kabul olunca direkt bir tane
tümün yani tüm direkt bir tane belge veriyor. Diğer okullar da size bir belge veriyor. İşte bu öğrenci kabul almıştır gibi. En önemli noktalardan bir tanesi az kalsın atlıyordum. Ben kabul aldığım gece yurda başvurdum. Yurt çıkma olayı biraz sıkıntılı olduğu için en önden sıraya girmeniz gerekiyor. Yani kabul aldığınızı öğrenir öğrenmez kabul belgenizle beraber yurt başvurusu yapın tavsiyem. Çünkü belli bir sıraya giriyorsunuz, sıra ilerleyip size geliyor yavaş yavaş. 41F grubunda olduğum için yani dil bilen olarak gittiğim için eğitim diline yeterli derecede hakim olduğunuzu kanıtlayan belge diyor. Yani dil sınavım olduğu için gerekiyor bu. Eğer sizin bir dil sınavınız yoksa bu belgeye ihtiyacınız olmayacak. Yani o çünkü bizim bölüm belgesi burada geçmiyor benim bildiğim. Mert, senin bir bilgin var mı? Bir daha sorar mısın? Kaçırdım. Bizim bölümden aldığımız hani bölümün dili İngilizce'deki belgesi bu vizede geçmiyor benim bildiğim. Yani dil bilen olarak işaretlemişsen vize grubunda kendini burada geçmiyor benim bildiğim. Valla ben de emin olamadım ama yani geçmemesi için bir sebep yok. Ben de IELTS göstermiştim. Ben de O yüzden niye IELTS gösterdim de olmadım? işte okulun belgesi emin değilim yani. Bilmiyorum. Bence Neyse. geçerlidir ya. Onu Geçerlidir, öğrenin geçerlidir. arkadaşlar. Geçerlidir bence %99. %5'lik bir. %5. %5 ölsün. Sonrasında herkesin merak ettiği kısım. Bu banka bloke hesabı kısmı. Şimdi arkadaşlar Buffer'ün belirlediği bir miktar var. Ki en son gittiğimde bana bu miktarın zamlanacağı söylendi. Hatta onunla alakalı bir belge imzaladım ben. Hani bu benim için yeterlidir diye. Vize başvurusuna. Şubat ayından yani bu aydan itibaren galiba o miktar arttı. Yeni miktarını bilmiyorum. Ama çok oynamamıştır büyük ihtimal. Eski miktar 861 euroydu aylık. Bunun 12 aylık halini bloke bir şekilde Almanya'daki bir bankaya yatırmanız gerekiyor. Ve bununla alakalı bir belge göstermeniz gerekiyor. Şimdi normalde çoğu büyük banka ve resmi bankalar işlemleri bayağı uğraştırıyor ve yavaşlıyor. Çünkü postayla belge göndermeniz vesaire gerekiyor. Bunun için aracı servisler var. Bunlardan bir tanesi Coracle, diğeri Fintiba benim bildiğim. Ben Coracle'ı kullandım. Yine aynı şekilde işte pasaportunuzu vesaire taratıp online bir şekilde bu servise gönderiyorsunuz. Kendileri yanlış hatırlamıyorsam 100 euro gibi bir para kesinti yapıyorlar servis ücreti ya da 90 euro diye yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında size bu servisi sağlıyorlar. Çok hızlı ilerliyor. Yani bu işlemi parayı onlara gönderdikten yaklaşık eğer yani ellerine geçtikten sonra 2 gün veya bir gün içerisinde size belgeyi atıyorlar direkt. Hani bu işlemleri yaptıktan sonra. Parayı da Swift'e aktarabilirsiniz veya başka bir yönteminiz varsa yani şey olarak o şekilde aktarabilirsiniz. Ama yani Swift güvenli bir yöntem burada. Çünkü yaklaşık 10.400 euro gibi bir para aktarıyor olacaksınız. Yani hani bir rakamı bile yanlış yazarsanız aslında IBAN'da geçmiş olsun. İşler kötü olabilir. Tabii tek yöntem bu değil. Şöyle eğer Türkiye'deyseniz yani Türkiye'de cidden iyi para kazanan bir tanıdığınız veya işte aileniz iyi bir para kazanıyorsa onu da yanlış hatırlamıyorsam İstanbul, Ankara veya İzmir olmak üzere sınırlı. İstanbul'dan yani Türkiye'den sponsor gösterebiliyorsunuz. Ama onun içinde işte dökümlerin vesaire olması gerekiyor. Ve hani bu dökümlerde şöyle düşünün. O kişinin aylık 861 euroyu fazladan verebilecek bir kişi olması gerekiyor. Yani bu da yaklaşık 8 bin lira gibi para yapıyor. Yani 8 bin lira fazladan bu insan kazanıyor. Hani gideri yok, fazladan bu kadar geliri var gibi bir insan bulmanız gerekiyor. Bu şu anki Türkiye şartlarında bayağı euronun da artmasıyla beraber zor bir olasılık. Onun dışında aynı zamanda Almanya'da bir tanıdığınız varsa ve cidden o da yani 861 euro fazlalık bir parası varsa yine aynı şekilde size sponsor olabiliyor. Bunun dışında burs bulabiliyorsunuz. Ben burslar hakkında BafaGün bursları var, listeleri de var. Ama hani ben çok fazla burs araştırmadım açık söyleyeyim. Burs konusunda bilginiz var mı Yiğit veya Mert sizin? Ben de çok araştırmadım çünkü çalışırız Aynen. diye düşündüm. Çalışınca da zaten burs alamazsın. Herhalde sanırsam. Ben Çok başarılı başvurmamış olursan mıydım? almaya devam edersin tabii de. Türk Eğitim Tevin şey bursuna başvurmuştun sanırım sen ya. Ha, Tevin bursu var, doğru. Tevin bursu var da onda şey var. Zorunlu hizmet mi? 2 sene sonra mezun olduktan 2 sene sonra
Türkiye'ye geri dönmen gerekiyor ve Türkiye'de 4 sene mi hizmet mi yap? Türkiye'de 4 sene bulunmam ne gerekiyor? Öyle bir şey vardı. Evet, yani İşte bu Türkiye'de böyle bir olay olduğu için ben de çok sıcak bakmıyordum. Şey. Zaten bir sürü vakfın ve işte devlet destekli şeyin aslında böyle bursları var. Ama sıkıntısı Var. zorunlu hizmet olayı. Yani eğitiminiz bittikten sonra Türkiye'ye dönüp belli bir miktar, belli bir süre zorunlu hizmet yapmanız gerekiyor. Ben şeyden biliyorum mesela, dayımdan biliyorum. O zamanında Amerika'ya gitmişti yüksek lisans ve doktora için. Döndü. Döndükten sonra hemen başlatmadılar zorunlu hizmetini. Ama belli bir noktada zorunlu hizmetini başlattılar ve istediğiniz bir üniversitede de yapamıyorsunuz. Yani devletin belirleyeceği, mesela devletten almışsanız devletin belirleyeceği bir üniversitede yapmak zorundasınız. Yani mesela İstanbul Üniversitesi'nden Bandırma Üniversitesi'ne gitmişti dayım. Mesela öyle anlatayım. Yani o yüzden o işe girmek ister misiniz? Size bağlı. Şöyle, hiç param yok diyorsanız, yani ben bu parayı nasıl kazanacağım vesaire diyorsanız, yani bir sene Türkiye'de çalışıp böyle bir parayı kenara koyup cidden yüksek lisans yapmak istiyorsanız böyle bir şeye de başvurabilirsiniz. Yani bunu yapmayı düşünen arkadaşlarımız da var. İkinci bir Hani seçenek de kredi çekme olayı var. Neydi? TEB'in değil de bir tane bankanın yüksek lisans kredisi vardı. Ya faiz oranları şu an çok yüksek de yani yine de aklınızda bulunsun. bir de şey, Öğrencilere biraz daha düşük faizden veriyorlar diye biliyorum. o konuştuğumuz TEV dağıt bursu, şöyle size yaklaşık 700 euro mu ne veriyorlar bildiğim kadarıyla Yok, benim aylık. dediğim Yo krediydi yo, de. şey, bir önceki konuyu Ha, şey, tamam. bir detay vereceğim. Ha, tamam. Ve bittiğinde yüksek lisansınız, onun yarısını, aylık parasının yarısını TEV'e geri ödemeniz gerekiyor. Aynen. Bir de Bu öyle bir bayağı şey önemli bir var. konu, aynen. Ama ödemesi hani kolay, yani hani aylık olarak ödüyordun herhalde. Her ay yarısını ödüyordun aylık aldığın. Abi benim bir sorum var mesela şimdi. Çok Okey. güzel değil Aynen. Haydi. mi? Yolla. Şöyle, ben bu parayı bir kere gösterdim, tamam mı? Bu insanların, herkesin aklındadır bence bu soru. Benim ikinci sene, ya, yüksek lisans en az 2 sene süren bir şey. Benim ikinci sene bir daha böyle bir para göstermem gerekiyor mu? Şey, yeniletmen ya, zaten oturma izni alıyorsun buraya geldiğinde, ilk 3 ay içinde falan vizenin süresi kadar, o süre içinde oturma iznine başvuruyorsun. Oturma izninde zaten yaklaşık 2 sene oluyor. Eğer 2 sene içinde bitiremezsen de bölümü uzatıyorsun oturma iznini. O sırada genelde para göstermene gerek olmuyor. Ama hani çalışıyorsan zaten işi kafan rahat, aylık gelen parayı gösterebilirsin. Para girişi olduğunu gösterebilirsin. Benim bir arkadaşım Nehil şöyle Nehir. yapmıştı. Yaklaşık 5.000 euro falan, ama çalışıyordu tabii ki. 5.000 euro falan, yine Alman bir tane bankada bıraktı o parayı. Onu göstermişti uzatmak için oturma iznini. Bunu yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var, hani eğer Almanya'da bir tane garantörünüz varsa o size sanırım hayat boyu sponsor oluyor bildiğim kadarıyla. Ya benim aldığım belge öyle. O yüzden. O. Aynen. Öyle bir derdiniz olmuyor. Ama tabii ki böyle bir insan bulmak zor, çünkü biraz dert. Çünkü sizin başınıza herhangi bir şey gelirse ona gidiyor devlet, Alman devleti. Ama Böyle hükümlü değil, rahmet. değil mi? Hukuki açıdan mı? Finansal açıdan Yani öyle. sen hiç paran yok, sokakta kaldın, sana para vermek zorunda mı kalıyor? Yani evet, zaten Hmm. öyle yani. Aynen. Belgenin olayı o Olay o. zaten abi. Ya Açlıktan da ben öyle mi hediye aldınız? hukuki olarak bir şey de yaptırımı yok diye biliyordum da. Yok yok, var Var zaten. mı? Direkt Var. şey, yaban, yine güç dersi gibi bir yerden alıyorsun onu da. Hatta şurada yazıyor olması lazım ya, neredeydi? Ya belki değiştirmişlerdir, bilmiyorum bu arada. Onu iyice okuyun tabii ki. Bunlar çünkü her yıl değiştiriyorlar. Ülkeler Aynen. arasındaki bilmem ne bir şeyler falan da var. Vize olayı da falan, değişen şeyler var benim gözüme çarpan. Peki mesela bir soru daha, şimdi bu birazcık ilerisine alakalı da, yine soru gelecek sorulardan bir tanesi. Benim de zaten aklımda olan bir soru. Okay. Şimdi mesela benim vizem 6 aylık çıktı abi. Tamam mı? Şimdi benim bu vizeyi bir daha yenilemem gerekecek değil mi, mecburen? İşte oturma izni. Oturma izni aldığım anda vizem yenileniyor mu? Sana artık vize Vizeyle vermiyorlar. Sana kart oturma izni veriyorlar. veriyor. Bildiğin böyle şeyin oluyor. Kartın oluyor. Aynen. Vizen olmuyor artık. Çünkü hani Almanya'ya giriş çıkışta onu gösteriyorsun direkt. Adamlar da tamam diyor. Bildiğin ay şey oluyor. Ne derler? Kimlik kartın Kimliğin oluyor. Ama oluyor. tabii ki Anladım. Ha, pasaport almıyorsun Almanya'dan. şöyle bir kart. Aynen. Mert'teki. Anladım.
Aynı zamanda pasaportun da biterse pasaportunu yine yeniletiyorsun ama bu sefer şey yapmıyorsun. Yani vize almana gerek yok, direkt ID'ni gösterip giriyorsun oturma iznini, değil mi? Pasaportun zaten pasaportunun bitiş tarihine kadar veriyorlar. Benim öyle bir sıkıntı var. Mesela pasaportum bitiyor. Bu Temmuz'da yeniletmem gerekecek. Benim de Tekrar Ağustos'ta oturma iznine bitiyor. Beraber başvuracağım. yapalım. Aynen. Yapalım. Abi benim de seneye bitiyor galiba pasaportum da. Onu da benim o zaman Hadi ya. oradayken... İşte kırmızı şey, bordo pasaportun 10 yıllıklarını alırsanız kafanız rahat olur. Aynen, ben ondan alacağım zaten bir dahakine aldığımda. Aynen. Peki bunu Almanya'da mı yapman gerekiyor yoksa... Neyi? Yani şimdi mesela pasaportun bütün tarihine kadar diye şöyle sorayım. Dur. Şimdi mesela diyelim benim Mart'ta bitiyor diyelim, tamam mı, pasaportum bir dahaki sene. Benim bu tarihe kadar oturma iznim oldu. Ben şimdi yeni pasaportumu mecbur Türkiye'de çıkartacağım. Hayır. Ya burada da Bu yüzden çıkartabilirsin. konsolosluk diye bir kurum var yabancı Ha, nice. Tamam. ülkelerde. Aynen. Aynen. Gidiyorsun diyorsun bana bir pasaport moruk. Adamlar da Ama alıyor. işler daha yavaş tabii. Türkiye'de çıkartabilirsen daha kolay. Ama Türkiye'de çıkarttığın zaman bu sefer eskisi düşmüyor mu oturma iznin? Ha, düşmez. Doğru, tamam, anladım. Düşmüyor o zaten diğer Pasaportun üstünde olmadığı pasaportun. için ayrı bir belge Ya zaten. zaten sen ekstra aldığında o geçerli oluyor herhalde. Ama hani Neyse. üstünde pasaport numaran falan yazıyorsa bu Aynen. sefer geçerli olmaz abi. Yeni pasaportta pasaport numaran değişiyor çünkü. Aynen. Ya Neyse, benimki yeşil dağıtmayalım pasaport. konuları. Neyse aynen. Yok, zaten sanırım o yüzden pasaportun sonuna veriyorlar. Bilmiyorum doğrusu da yani. Tamam. Her türlü yenileyeceğin için. Biraz advanced bir soru Aynen. oldu ama yani böyle bir şey de başınıza gelebilir Uzun arkadaşlar. var. Aynen. Yani sorun bitmiyor buraya gelince de kısaca bir giriş. Devam, hep devam. Sorular Ya devam. zaten şey, kabul almak, kayıt kolay kısım var. Ondan sonra zaten asıl macera başlıyor. Birazdan sözü vereceğiz size abi. Şimdi bloke hesaplanmadan bahsettim. AT11 ve sağlık sigortası. Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi bizim AT11 diye bir belge var. Bu aslında Türkiye ile Almanya'nın zamanında yaptığı bir anlaşmadan kaynaklanıyor. Türkiye'de mevcut olan sağlık sigortanız Almanya'da tedavi gerektirebilen durumlarda geçerli olmasını sağlayan bir belge. Yani siz durduk yere işte hani benim işte hani bir kontrole gideyim diye gidemiyorsunuz zaten 11'e. Ama başınıza bir şey gelirse veya hasta olursanız doktora muayeneye gidebiliyorsunuz bu belgeyle. Hani tedavi gerektiren durumlarda geçerli bir belge. Aynı zamanda bunu kayıt için de kullanacaksınız. AT11 belgenizi taratıp AUK diye bir kuruluş var. Oraya mail yoluyla atıyorsunuz. Onlar da size kayıt için gerekli olan bir sigorta belgesini yolluyorlar. Eskiden bunu maille atıyorlardı. Şu an sağ olsunlar postayla atıyorlar. Ben hala bekliyorum. İnşallah gelecek bir ara. Okul kayıt belgeleri. Şimdi burada aslında çok yeni bir belge istenmiyor. Bir tek dediğim gibi sağlık sigortası olayı var. Fotoğraf var, diploma eki var. Aynı zamanda diplomanız yoksa diplomanız da gerekiyor. Diploma eki ne diye sorarsanız öğrenci serinden gidip alabileceğiniz bir şey. Genelde çıkmadı falan diye ayak yapıyorlar. Ama sonrasında ben işte yüksek lisansa başvuracağım diyorsunuz. Hani şey, yani belge gerekiyor, yükleyeceğim diyorsunuz. Tamam, bastırıp geliyoruz deyip arkada basıp geliyorlar yani. Hani sistem bu şekilde işliyor. O yüzden yani hani çıkmadı derlerse şey yapmayın. Ama hani mezun olduktan sonra bir ay falan sonra çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu belge. Bunu galiba sonrasında da okula verebiliyorsunuz. Hatta Mert hala vermedi diye bir dedikodu dolanıyordu ortada ama bilmiyorum. Ne? Kaçırdım yine Diploma konuyu. ekini. Diploma eki mi? Ha. Ha, onu hiç hatırlamıyorum ya. Ne yaptım? Şu an sağlık spor. Normalde gereken Diploma bir eki. belge ama hani vermeden de oluyor diyorlar, bilmiyorum. Mert Ben galiba öyle öyle mi bir dedim şeyler sana? yapmış. Yok Yani Mert ya. hala Sena demişti galiba bana. Mert hala vermedi. 6 Yok ay ya, sonraya kadar verdim verelim ben. diyorsunuz. Çatır çatır veriyorsun be. Vermişimdir ya, Diploma vermeden ekini mi? olmaz. İftira Öyle mi? Tamam. O o. zaman. Yani ama biraz sonra çıkıyor mezun olduktan. Bir tık sonra çıkıyor diploma eki. Yani diplomalar da zaten direkt mezun olduğunuzda çıkmaz. Yani aradan birkaç ay geçince çıkıyor. O yüzden bunlar birazcık gecikebilir. Tamam, alırken zaten diploma 2 ile birlikte aldım diplomamı ya. İşte bizde mesela diploma çıktığı Aynen, zaman diploma eki sizde daha çıkmamıştı. koronadan dolayı bir sıkıntı yaşandı da bizde öyle bir sıkıntı olmadı bizim mezuniyette. Şimdi Dedikten. kayıt sırasında aynı zamanda bu semester fee'yi de ödemeniz gerekiyor. Bunu direkt Beltran hesaba istenilen açıklamayla beraber atıyorsunuz. Zaten direkt sisteme 2-3 gün içerisinde düşüyor. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bunları yapınca aslında yine bir belge çıkıyor. Bu onayladığınız belgeyi bu sefer şey yapıyorsunuz. Çıkartıp şuraya yazmışsın.
chat sisteme bunları yükleyince aslında size bir belge oluşturuyor. Bunu çıkartıyorsunuz, imzalıyorsunuz. Bu sefer postayla okula yolluyorsunuz. Yani yine Aslı gibi de Aslı gibi onaylılıklarını yollamanız gerekiyor. Diplomanın ve transkriptin. Yani önceden sisteme yüklediğiniz şeylerin aslında bu sefer gerçek Aslı gibi de onaylı hallerini, İngilizce hallerini atıyorsunuz kargoyla. Sonrasında da artık her şey okeyse onaylıyorlar. Kaydınız tamamlanıyor. Şimdi kayıt olduk. Ondan sonra ne yapıyoruz kısmında Mert'le Yiğit'e geçeceğiz. Arada başka soru yok sende. Aynen, şu an bir iki soru bakalım diyecektim ben de. Şimdi QA'de birkaç soru vardı. Şey de denmiş, Almanca gerekli mi? Başvururken faydası var mı? Ben hiçbir şey göstermedim Almanca'ya dahil. Sanki Bir bir faydası olmasının vardı. faydası var. Bir de ilk, yani informatik genelinde zaten ilk dönem, ilk iki dönem içinde A1 dersi vermenizi istiyorlar. O açıdan faydası oluyor. Ben Erasmus'taki aldığım Almanca dersleri göstermiştim. O yüzden öyle bir zorunluluğum yoktu benim ilk iki dönemde. Öyle bir ders alma zorunluluğum. Bir de ben kabul puanını arttırdığına inanıyorum. Öyle bir teorim var. Bilmiyorum. Bilge Bulmuş bizim zamanımızda o puanlamalar gözükmüyordu. Bilge Bulmuş o Yok, puanlamayı ama sistemde gözükmüyor zaten. gözükmüyor Şöyle, mu? sistemin üstünde Nereden kendisi bulacağız? nereden kaç aldığını göstermiyor da birazcık tümün sitesini kurcalayınca bir yer galiba o Deep admission prosedürü alakalı bir belge var. Hani biz bu admission prosedürünü nasıl yapıyoruz diye. Orada tüm puanlamayı yazmışlar abi. Tune. Şey var, referans mektubu isteniyor mu? Yok. Ya koyabileceğiniz bir yer bile yok sistemde. Hani. Ya biz bunları tüm genelinde söylüyoruz tabii. Evet, yani başka üniversiteler isteyebiliyor. Özellikle Amerika'daki üniversiteleri düşünüyorsanız. Yani şu an Almanya'dan bahsediyoruz ama Amerika'daki Amerika'da üniversiteler istemeyen kesinlikle yok diye istiyor biliyorum. mesela. Aynen, Aynen. kesinlikle istiyor. Avrupa'da yani tüm istemiyor benim bildiğim. Bergen Teknik de galiba istemiyor. Baktıydım sanki. O öyle mi? Ben İstiyor muydu istiyor diye Aachen da hatırlıyorum. istemedi. Ahın hiçbir şey istemiyor ya. Ahın'a Direkt direkt başlıyorsun şey ha. aynen Öyle transkriptle başvuruyorsun. başlayabilirsiniz yani Yani Ahın'a. şöyle, üniversitenin direkt sitelerine girdiğinizde aslında bu belgelerin hepsinin listesi var. Rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Değişiyor yani üniversiteye. Bu arada bizim bu question answer kısmından cevapladığımız şeyler hepinize görünüyor mu, yoksa sadece soru soran kişi özel mi görünüyor acaba? Hani ona göre Ben bazen gördüm, birkaçını cevapladım sanki Mert ama cevaplamış, bilmiyorum evet. gözüküyor mu. Ama hani herkese Yani yorum daha mu acaba? gözüküyor. Bunlar Bence şey mi, kişiye özel hepimize mi? gözüküyor. Yok yok, Yok, hepimize gözüküyor. herkes de gözüküyor. Ha Burada aslında tamam. sorsanız daha kolay görürüz gibi Aynen. geliyor bana. Tamam. Şey, cevaplanmayan şey var, onu söyleyelim. Vize sıkıntıları nedeni ne zamana kadar başvuru yapın demiştiniz. Ha, bunu cevaplamıştık zaten. Bunu buradan da sormuşlar. Bunu sor, hayır arada kaynadı bu ya. Şey dedim ya, bir soru daha vardı diye. Tamam. Şey yapalım o zaman. Bir saniye. Yani şöyle aslında Ocak'tan Nisan'ın sonuna kadar başvuru yaparsanız bence yeterli olur. Hani en kötü Mayıs'ın sonuna kadar yapın. Ama daha da geciktirmeyin derim. Ne dersiniz? Siz bilmiyorum 3 Mert. ay 3 ay önceden başvurmaya çalışmak bence mantıklı. Yani ben 3 ayda çık benim vizem 3 ayda çıktığı için benim tecrübelerime dayalı olarak 3 ay diyorum ben. Yani ne kadar önce başvursanız o kadar iyi. Şey diyeyim, şey sorulmuş. Bunu belki ben kaçırmış olabilirim. Almanya'da birinin aracılığıyla aylık 800 lira gösterdik ama o parayı kullanmayacağız. Çalışabiliyor muyuz? Ne kadar ücret kazanma limitimiz Zaten var? şöyle, bu sponsor vesaire olduğu durumlarda her türlü çalışabilirsiniz. Sadece burs aldığınız durumlarda bazı burslar çalışmaya engel oluyor. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Yani çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Yani bloke hesapta gösterseniz, şey de gösterseniz hepsi şey, çalışmanıza herhangi bir engel değil. Sadece bazı burslar işte çalışırken alınamıyor. Bir de zaten 800 Euro'yu aylık senin hesabına yatırıyorlar. Yani Evet. kullanıyorsun o parayı yani. Aynen. Onu bahsedecektim, atladım, 12 yazdım ay buraya da. boyunca yazıyor, atıyorlar sana 856 Euro muydu neydi? Aynen şey Almanya'ya gidince bir tane banka hesabı açıyorsunuz. Bunu veriyorsunuz işte belgesini. Onlar da her ay düzenli olarak o parayı bankaya ödüyorlar 12 ay boyunca. Tamam. Şey var. Essay yazmak ne kadar sürdü sizde? Tamamen sana bağlı. Benim valla böyle her gün biraz biraz bakarak, her gün demeyeyim de yani arada bir bakarak falan bir ayda yazmıştım ama yani işi son dakikaya bırakırsan da 2 günde yazarsın, 1 günde, 2 günde. Bence Valla benim 1,5 aya ama yakın vakit sürdü. ayırın. Şöyle diyeyim, hani zaten birisi sormuş işte referans mektubu Alman işte istemiyor tüm kolaylık bu. Bence şöyle, referans istemiyorlar ama essay istiyorlar. Diğer okullar essay istemiyor. Aynen. Amerika'da da istemiyorlar bildiğim kadarıyla tabii. Essay kastediyorum.
Ne diyecektim ben ya? Unuttum. Neyse. Şöyle diyeyim. Essay konusunda yani benim en büyük tavsiyem bir şey yazmaya başlamadan önce. Bu arada konular belli essay'in topikleri. Özellikle informatik için mesela girip bakabilirsiniz. İşte mesela şu dönem başvurmak istiyorum. Şu topiklerden bir tanesinde bir essay yaz diyor. Öncesinde gidip bol bol makale okumanız hani birazcık en azından kafanızın şekillenmesi için çok önemli. Aynı Aynen. Bir zamanda da de hani altını çizmeniz, ileride atıfta bulunmanız veya aynen. işte hani yani aynı cümleyi yazmayacaksınız ama orada anlatılmak istenen anladıktan sonra hani kendiniz bir cümle oluşturup onu yazıp sonrasında da referans olarak o makaleyi gösterebilirsiniz. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü tamamen kendi düşüncelerinizi yazmak da hani nereden bu düşünceye geliştiğiniz veya bu düşünceyi kanıtlayan bir şeyler olup olmadığını göstermek çok önemli. Şey denmiş. GRE. Siz biliyor musunuz? Bunu bilmiyorum. GRE yok. İstendi İstenmiyor. mi? Tamam. O Aa, yok. Almanya'da bazı okullar istiyor onu. Bir de Amerika'daki çoğu okul istiyor onu. Evet. Şey sorulmuş. Almanya'da işi gitmelerden falan ama bunları göreceğiz zaten. Bahsedeceksiniz. Yani ben Bunları şimdi şimdilik onlara geçiyorum. ben sadece kendim için cevaplayayım daha hani şey yapmayacağım bu konuda. Ben gitmeden ayarladım işi. Şu an sözleşmeyi falan imzaladım. Yani gitmeden ayarlamak da tavsiye edilen şey. Yani en azından daha fazla zamanınız oluyor karar verilmek için. Daha fazla teklif görüyorsunuz. Zaten şu an Covid döneminden dolayı zaten tüm mülakatlar şeyler online. Yani kimse sizi ofisine de çağırmıyor. Hepsini online şekilde hallediyorsunuz. Ki bana sözleşmeyi bile online imzalattılar mesela. 9 sayın üzerinde imzaladık. Tamam şimdi bu arada chatleri soru geliyor ama chat çok karışıyor. Hani böyle QA'den sormaya dikkat edin. QA'de önce chatte bir soru vardı. Önceki kısımdan onu sorayım. Almanya haricinde genel olarak Avrupa'da ve Amerika'da yüksek lisans süreci böyle mi? Örneğin yüksek lisans kabul almak için daha kolay olan bir ülke var mı? Yani pratik gibi geldi ama. Bunun bence iyi bir araştırması yapılması lazım. Böyle Aynen işte ya. kıyaslanabileceğini düşünmüyorum. Yani zor bir Aynen. soru yani kolay Ya cevaplanamaz çünkü bence. bir ülkelerin kendi koydukları engeller oluyor bu konularda. Mesela Almanya bu konuda rahat bir ülke. Çalışmaya gitmek isterseniz de şirket okey dedikten sonra Almanya sizin yolunuza bir taş koymuyor yani. Hani gel ben de çalış abi diyor. Ama hani bunun dışında bir de okulların kendi zor, giriş zorlukları vesaire olacağı için dediğimiz gibi iyi araştırma gereken bir şey konu. Bizim Münih'in avantajı burada yani Münih Almanya'nın en teknolojik şehri yani bir sürü startup var, bir sürü şirket var. Şirketlerin çoğu burada. Burada iş bulabilme şansınız diğer Almanya şehirlerine göre çok daha fazla. Berlin'de bir tık daha fazla sanki ya. Berlin'le bura kapışıyor. Ama bence hangisi Abi daha iyi Berlin'de daha çok şirket var ya. bilmiyorum. Burası gelişmeye daha müsait Yok yani ya. bence Münih'te daha çok. Ya bilmiyorum Münih'te Berlin bence aynı seviyede diyeyim o zaman. Ama Münih'in potansiyeli daha yüksek gibi sanki. Ya burada Google'da var ne bileyim. Ya Şöyle bütün büyük şirketler var ya büyük burada yani. şirketler orada Aynen. evet. Büyük Ama şirketlerin şirket hepsi var. sayısı olarak baktığınızda Berlin'de daha fazla var. Hani startup vesaire gibi. Ya muhtemelen zaten iki katı nüfus da orada. Aynen. Hani, Ondan dolayı diyorum düşünülebilir zaten. öyle. Şey olarak demiyorum yani. Aynen. Orada da bulursunuz kolay işte. Şimdi şeyden bahsedelim bir. Neydi? Bir saniye. Bekleteceğim sizi. Şimdi geldim. Şey demiş. Erasmus yaptınız mı ve Erasmus alan derslerin bölümde sayıyorlar mı? Erasmus yaptık. Bölümde zaten Hacettepe'de sayıyorlar. Hacettepe'de saydıkları dersi de zaten tümde de sayıyorlar. Aynen. Bu kadar. Nedenmiş? Lisansa geçiş hakkında bilginiz var mı? Neye geçiş hakkında? Lisanslı Tuma üniversiteye mı? Tuma geçişi Informatik'se mi? galiba. Nereye? Şey mi? Ne? Tuma mı? Yani Tum için Lisans Tum... lisansa başka bir üniversite galiba yurt dışında ya ama TUM üzerinden cevaplayabilirsiniz hani. Lisansların çoğu Almanya'da Aynı. Almanca. Yani Aynı. neredeyse hepsi hatta. İngilizce hiç duymadım. Lisans biraz daha zor gibi yani. Lisansınızı Türkiye'de yapıp başvurmak daha kolay olabilir. Hem de iş bulma süreciniz biraz daha zor olur Aynen. lisans çünkü çok yani çok bir şey öğrenmediğinizi düşünüyorum. Hani bittikten Mini sonra biraz joblar daha. yapabilirsiniz. Onunla daha çok kazanamazsınız. Emre bir tane soru gelmiş mi cevaplıyorum Tamam. ben. Ocak, Nisan yaz
Evet, dendi ama yaz dönemi için başvurmak istiyorsak ne zaman başlamamız lazım diye çalışmalara. Orada da şöyle diyeyim, Eylül-Ekim civarı aslında sizin başvuruları bitirmiş olmanız gerekiyor. Zaten son tarih 18 Aralık'tı ben başvururken. Ama hani Ekim'in sonuna kadar bitirirseniz, hadi en kötü Kasım'ın sonuna kadar bitirirseniz aslında daha iyi olur sizin için. Sen Vize bunu süreci ve... summer semester için söylüyorsun sanırım. Evet, yaz için sorar, yaz Ha, için de yaz için mi? sormuşlar da. Pardon. Duymadım. Tamam. Ondan dolayı. Tamam. Ay, Erasmus'tan tamamdır. bahsetmiştik. Şey demişler, Erasmus'u yarım Aha. dönem ya da tam dönem yapmanın farkı var mı? Ha, bu galiba Erasmus muhabbeti yine şey galiba, aynen. Dersleri saydırıyorsun zaten bölümde. Hani onun üzerinden gidiyor Erasmus galiba. yarım şey bir dönem veya iki dönem, yani bir sene veya bir dönem yapabiliyorsun. Bir dönem yap, hiçbir farkı yok yani, tamamen sana bağlı. Ama şöyle bir olay var. Kış döneminde başlaman gerekiyor. Yok, yaz döneminde başlarsan Erasmus'a bir sene yapamıyorsun. Eğer kış döneminde başvurursan bir dönem daha uzatabiliyorsun Erasmus'unu. Şey denmiş, summer döneminde başlamanın herhangi bir dezavantajı var mı? Onu bilecek biz de bilmiyoruz da. Yani Bence şöyle diyeyim, olduğunu düşünmüyorum ya. ben de Bence de olduğunu yok. düşünmüyorum. Araştırdığımda yani bulmadım da yani öyle bir dezavantaj. Yani çünkü derslerin çoğunluğu iki dönemde açılıyor hani. Öyle bir sıkıntı yok şey konusunda. Yani sanmıyorum bir dezavantajı olduğunu. Yani çünkü mesela şey olsa, zorunlu derslerin olduğu bir program olsa, yani lisans programı gibi olsa, hani bir ders almadan diğerini almamak gibi bir durum var olabiliyor. Ama burada zaten derslerin hepsi bağımsız dersler. Yani prerequest'i neredeyse yok benim bildiğim, değil mi Mert? Yani bir master dersi Aynen. diğerinin prerequest'i olmuyor genelde. Var. Olmuyor mu? Bazı derslerim var. Ama onlar Bazıları hani var da. şey dersler, uzman dersler diyeyim. Hani Aynen. dersin adı böyle şey mesela. İşte deep learning, bu zincir dersinin adı da advanced deep learning. Hani tabii ki alman gerekiyor. Ama Aynen. bu çok spesifik dersler için. Yani Her zaten ders onu için değil. ilk sene almazsın büyük ihtimal, o yüzden. Aynen, ilk senede alma, İkinci ilk dönemde senede alırsın almazsın. ya. Aynen. Aynen. O yüzden yok gibi. Şey var galiba, bir ona bakayım. Şöyle bir Tarık demiş dezavantajı ki, olabilir belki. Çoğunluk genelde kış döneminde başlıyorsa ev bulmada vesaire, insanlar geri kış döneminde o evleri bırakacaklar. Hani öyle bir dezavantaj olabilir belki, bilmiyorum. ya Aş. yine Ya aynı oran orantı olarak aynı gibi ya. o da yani iki sene herkes bitiriyorsa gibi bir varsayım da, veya 3 senede yani hani. Aynen. Münih'e özel bir şey ekleyeyim. Normalde Oktoberfest var biliyorsunuz. O yüzden kış dönemi başlamak biraz riskli oluyor. Çünkü Oktoberfest zamanı tam böyle okulun da başlama zamanı oluyor. Ve kalacak yer bulmak neredeyse imkansıza hani yaklaşıyor. O yüzden tabii ki şu an korona zamanı sıkıntı yok da. Hani bunları da düşünün. Yaz dönemi sanki daha kolay olabilir belki de ev bulmak için. Şey denmiş, hocam Avrupa'da yüksek lisans yapınca şirketler teklif ediyor diyorlar, doğru mu? Doğru. Doğru gibi. Yani zaten LinkedIn'e giriyorsun, yani şeyi, o üniversitenin yazmaya başlıyorlar. Sürekli hala mesaj alıyorum. Şey var, Münih Tekniğe kaç öğrenci alınıyor ortalama? Bayağı alıyorlar. Ve istatistiklere göre %50'si international zaten. %50'si Alman. Ne kadar alıyorlar? Herhalde bir sene içinde 1.000 kişiden alıyorlar herhalde ya. 1.000'e yakın. Değil mi? Sizce? Bilmiyorum da fazla. Ya şu an bildiğim kadarıyla Bayağı alıyorlar. toplam okuyan insan sayısı sanırım birkaç bin insan informatik Bilmiyorum. departmanı için. Aynen. Ama yıllık ne kadar Avrupa'nın alıyorlarsa sınır en olmayabilir, büyük bilmiyorum. bölümü herhalde bizimki. Avrupa genelinde. Öyle demişti ya dekan. Muhtemelen evet. Aa. Şey denmiş. Şunu sorayım, cevaplayayım ben. Almanya'da yüksek lisans yapmadan Almanya'da çalışmak Tamam, için ben de onu yapılan... soracaktım. Ha? Şöyle diyeyim. Şimdi Almanya'daki bir şirketin sizi alması için iyi biri olmanız lazım. Çünkü adam Almanya'daki birini değil de sizi almayı tercih etmesi lazım. Bu genelde ya birkaç senelik tecrübeniz olduğu zaman işinizi kolaylaştırıyor, ya da alanınızda cidden çok iyiyseniz, yani yeni mezun olarak Almanya'ya gitmek istiyorsanız ya çok iyi olmanız lazım, ya da yani çok iyi olmanız lazım. Ya da burada birkaç sene çalıştıktan sonra tabii ki daha rahat, kolay alabilir, hani kabul alabilirsiniz Almanya'daki bir iş için, yani Almanya'daki bir şirketten. Ama yüksek yapıyorken işler daha kolay. Zaten Almanya'da oluyorsunuz. Adamın ayrı bir şeyle uğraşmasına gerek kalmıyor. Bir yandan part-time çalışabiliyorsunuz.
Ekleyeceğiniz bir şey var mı soruya? Yok gibi. O zaman diğer sorularda birazcık bahsedeceğimiz konularla alakalı, o yüzden devam edelim bence. Artık gitti, Mert'e bıraktım ben sözü. Bir de bilgi ekran paylaşımını kapat istersen. Tabii ki. Benim slide'ım yok ama Sende sonradan var. nasıl bilelim? Aynen, bu var o da. Şimdi bir dakika, ben bir Evet. bakayım şeye. Sıraya şeyden bahsetmiştik. Okulda dersler nasıl? Daha sonra iş hayatı olabilir, sosyal hayat olabilir. Aynen. Dersler bayağı zor. Şu an zaten sınav ayındayız. Online oluyor sınavlar şu anda. Dersler zor. Aynı zamanda part-time çalışıyorsun. Zaten onun da bir zorluğu oluyor. İkisini birden yürütmek biraz zor oluyor. Onu söyleyeyim. Bizim Hacettepe'de aldığımız eğitime göre burada dersler biraz daha matematik ağırlıklı. Yiğit, sen eklemek istediğin olduğunda. Soru şey mi? Dersler nasıl mı soru? Genel herhalde. Soru aynen Aynen mi ya, zaten? aslında konu şu anda bahsedeceğimiz konu. Aynen, konu Tümde bu. Ya dersler nasıl Tum'da işliyor dersler olabilir? nasıl? Ya şimdi uzun süre konuşabilirim bu konu hakkında. Ya tabii ki master Aynen. olduğumuz için derslerin zor olması beklenen bir şey. Ama şöyle diyeyim, buradaki Tum'da aldığınız eğitimde elemanlar, hocalar düşünüyor ki sen zaten burada tüm master'a kabul olduğuna göre Tum'da bir lisans eğitimine denk bir eğitimin var diye düşünüyorlar. Ama tabii ki bizim için bence bu böyle değildi. Yani matematik konusunda bayağı sıkıntı çektik biz. Algebra ve matematik konusunda. Ve sınavlar tek sınav. Tek finale giriyorsun. %90'ı böyle yani derslerin. Tek final. Bu da bayağı sıkıntı oluyor final haftası. Aynen. Kanser. Şöyle de bir şey var. Buradan fotoğraf atabiliyor muyum? Chat'e atamadım. Structure mı? Aynen. Informatiğin şeyini atacaktım da. Structure. Aynen. Atamıyoruz Ders. galiba. Abi ekran paylaştık. Yani sadece o Tamam. pencereyi paylaş. Paylaşayım hemen. Ben şey İşte anlamadım. Soru şey mi şimdi? Bizim üzerimizdeki derslerin etkisi mi? Yoksa dersler nasıl mı? Anlayamadım o ya yüzden. genel dersler nasıl, mesela şeylerden bahsediniz ya, ders seçme yok falan dediniz, yani sınava kayıt, hani bazı dersler için gerekli ama derse kayıt kısmı nasıl işleniyor olabilir, zorluk kolaylık. Şu, Abi burayı görüyor bence musunuz aynen Mert burada arkadaşlar? anlatsa en Görünüyor. güzel olacak. Aynen. Ya şimdi dersler normal aldığımız dersler şu kısma giriyor. Mesela Introduction to Deep Learning atıyorum, AI, Introduction to AI falan gibi dersler buraya giriyor. Burada bir major, iki minor seçiyorsunuz, supplementary veya bir de area of specialization. 18 kredi buradan vermeniz gerekiyor. 8 kredi de bu iki minor'dan vermeniz gerekiyor. Buradan artan dersler de buradaki elective kısmına giriyor. Out of any subject area. Onun dışında seminer dersi var. Böyle akademik araştırma üzerine paper'lar okuyorsunuz. Kendiniz bir paper, hoca size konu veriyor. O konuda bir paper yazıyorsunuz. Öyle bir ders. Kabataslak anlatmak gerekirse. Practical course var. Onunla da yine doktor öğrencisiyle birlikte bir grup oluyorsunuz, 3-4 kişilik. İşte 2 de olabiliyor. Onunla bir tane bir proje oluyor. Doktor öğrencisinin yaptığı bir proje oluyor. Onun bir yan projesini, bir şey kısmını yapıyorsunuz. Öyle bir şey bu da. Master tezi zaten en son yapılıyor genelde. IDP var. Bu da stajımsı gibi bir şey. Yani bu IDP'nin 10 kredisi staj, yani bir şirkette yapıyorsun ya da hocayla birlikte yapıyorsun bir proje üzerine. 6 kredisi de o ders, o yaptığın projeyle ilgili bir ders, herhangi bir ders. Farklı bir alandan, mesela bir biyoloji alanından, atıyorum fizik alanından filan bir interdisipliner proje yapmanız gerekiyor. Onun dışında buradaki dersleri 53'e tamamlamak için şuradan da mavi kısımdan da 10 kredilik istediğiniz birini seçebiliyorsunuz. Hani bu APC dediği şu Advanced Practical Course. Bu electives de şu kısım.
Guided Research'te şu ikisinin karışımı gibi, seminerle practical course'un karışımı gibi bir şey. Toplamda 120 kredi vermeniz gerekiyor. 4 semester diyor da işte artık size bağlı. Kaç? 7 semestrede mi bitirebiliyorduk? Minimum 4 sem aynen. Maksimum maksimum 7. 7 idi ama koronadan dolayı course arttı. Free semester yaptılar. Yani bizim için 8 oldu. Hatta bu Aynen. dönemde sanırım öyle. O yüzden biz burada yaşayacağız. Benim masum gözüküyor muydu bu arada? Gözüküyor ama o kadar bayağı küçük. Böyle. Küçük mü? Aynen. Tabii ki bu işte şey, ne derler, structure şeyin. Orada da yazıyorum zaten. Aynen. Bunun ekran görüntüsünü alın isterseniz. Ya onun dışında işte ben ne yapıyorum şu an, öyle diyeyim, hani Mert de ne yapıyor? Ben şu an ne yapıyorum? Area of major'ımı, ya biz major diyoruz o specialization'a. Major'ımı ben robotics'te yapmaya çalışıyorum. Sonra minor birimi computer vision ve ikimi de machine learning alanında yapmaya çalışıyorum. Buradan işte minimum kredileri toplayacağım. Master'ımı başarılı bir şekilde bitirebilmek için. Onun dışında advanced practical course aldım bir tane bu dönem. Mesela yaptığım ders şu an şey, maze solver vardır bilirsiniz. Macro mouse. Hani böyle 3 tane sensör falan koyarsınız üstüne, böyle labirent çözmeye çalışır falan filan. İşte bunu sıfırdan yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla. Guided research, işte Mert'in dediği gibi. Ya ben guided research yapmak istemedim. Çünkü çok teorik ve hani paper düzeyinde bir şey olacak. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben biraz da böyle uygulamalı dersler almayı istiyorum diyeyim size. O yüzden additional advanced practical course alacağım. Bu üçünün arasında. İşte master tezi daha bilmiyorum ne yapacağımı açıkçası. O konu gelecek dönemlere artık. IDP de işte dediği gibi Mert'in staj. Stajı da okuldaki bir tane öğrenci topluluğuyla yapmayı düşünüyorum. Bir tane software projesi üzerine çalışıyorlar. Hafif hardware de var içinde, donanım da var. Böyle benimki. Bu arada şeyi de ekleyeyim. Support electives bunlar language, Almanca mesela dil dersi olabilir ya da aynen. Bileyim, İspanyolca falan. Hani 6 kredicik. İstediğiniz her şunda 6 kredicik. İlk dönem bilmem kaç ders vermemiz, daha sonra 3 semestreden itibaren şu kadar ders vermemiz, bu kadar ders vermemiz gerekiyor falan olayı var. Aynen. Ona. Aynen. İstersen. O da ilk 3 semestrede 30 kredi vermemiz gerekiyor. İkinci, 4. semestre kadar 60, 5'te 90, böyle 30-30 artarak gidiyor. Değil mi Yiğit? Evet. Evet aynen, böyle acımasız bir olay. Yani uzatamıyorsunuz istediğiniz kadar. Bir yerde o dersler bir geçmeniz lazım. Ama course free dönemlerde işte şey oluyor. Bunu saymıyorlar. Bu dönem hiç yaşanmamış gibi. Ama ders geçebiliyorsunuz. Öyle. Benim de şeydi. Area of specialization. İşte major'ım machine learning üzerine. Minor'ım birisi algoritmalar, birisi de digital biology. Orada işte bioinformatik alan oluyor bir nevi. Onun dışında praktikumumu da şeyde yaptım. İşte bir doktor öğrencisiyle beyin MR'ları üzerinde yaptım. Orada işte dropout teknikleri uygulayarak işte onu yaptım. Seminerimi yapacağım. Daha diğerleri duruyor. Almanca verdim. Guided research. Bunları da yapıyoruz işte. Daha devam. Bu arada not sisteminden de bahsedelim. Hacettepe'deki ya da bizim Türkiye'deki bir not sistemi yok. Bir en yüksek not, GPA olayı yok. Bir en yüksek not, 4 en düşük not. Yani Amerikan sistemi yok burada. Almanların kendi sistemleri var. Bir 4 alırsan zaten kalmış oluyorsun. Bir de en yüksek not. Bu şekilde. Kaçta geçiyoruz abi? 3.7 ile geçiyorsun. 3.9'da da geçiyorsun tabii. 4'ün üstüyle geçiyorsun. 4'te kalıyorsun. Ve geçme notları biraz çan yapabiliyorlar ama biraz... Ya çan falan çok zor yani. Biraz aynen zor aynen. Yani. Çok güvenmiyorum onlara. Hacettepe değil. Yani kimse Hacettepe gibi böyle... Gözünüzün başına bakmıyor. Herkes çalışkan mı diyorsunuz?
Fena. Burada gerçekten o hani cin istediğiniz elemanlarla Aynen. tanışacaksınız. Sonra kendinizi kötü hissedeceksiniz. Bunlara falan hazır olun. Şey demişler, ders alma sistemini anlatalım. Başlamak ister misin Mert? Ders Ya alma zaten kısa küçük sistemi. bir şey, sen anlat. Şey ekran, plan pal. Bence ekrana gerek yok ya direkt. Ders alma öyle zaten istediğin her dersi alabiliyorsun genelde. Zorunlu, sıkıntı olmuyor. Bir tek şey Almanca dersinde biraz sıkıntı oluyor. Yani limit kota oluyor. Bunlarda ama limit kota falan olmuyor. Yani sınırsız. Lab derslerinde de yok değil mi abi kota? Lab derslerinde var. Var mı? Lab'lı Aynen. derslerde var, öyle diyeyim. Bu hani mesela Advanced Practical Course dediğimin... Aha Aynen. dur, o çok güzel bir şey. Şimdi derslerin çoğu evet limitsiz kota. Hani Hacettepe'deki gibi sabah erken 9'da kalkıp pat 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 basmıyorsunuz çoğu ders için. Almak istediğiniz dersler için. Ama tabii ki dil dersleri ve bu lab'lı dersler, bunlar için kontenjan var tabii ki. Almanca dersleri için de, dil dersleri için de hani gereksinim zaten çok az olduğu için herkes yapıyor bunu. Yani ne bileyim mesela A2.2'ye başvuracaksın. Adam senden A2.1 istiyor ama zaten sen geçmişsin o dersi. O yüzden sabah erken kalkıp onun için yapman gerekiyor Almanca dersleri için falan. Ama Advanced Practical Course'a başvurmak için ya da bildiğim kadarıyla Guided Research'ta da öyle, bilmiyorum onu tam, Mert açıklar. Advanced Practical Course için şey yazıyorsunuz, motivasyon mektubu yazıyorsunuz küçük böyle. Ve transkribinizi de atıyorsunuz. Hoca sizi kabul ediyor o laba. Ama sadece bunun için bu spesifik. Diğerleri için öyle bir olay yok. Eklemek istediğim bir şey varsa Mert, kaçırmış olabilirim bir şeyler. Eklemek istediğim burada Teo diye bir şey yazıyor da neyse bu çok detay. Başka ekleyebileceğim Ha, Teo dersi söyleyebilirsin mesela ya. söyleyeyim mi? Teorik yani teorik bir ders oluyor ve hani daha da böyle dibine kadar akademik bir ders yani matematik. Daha böyle bir matematiksel bir ders oluyor. Öyle. 10 kredi vermeniz gerekiyor bundan da minimum. Bu 53 kredinin içinde şu 43 kredinin içinde saydırabiliyorsunuz. Ama. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Sorular devam ederiz Sorulardan bence. devam edelim ya. Çünkü Okey. biz hazır. Soruları siz sorarsanız bize daha iyi olur ya. Aynen. Biz Tamam. hani bu QA'de olayları bayağı var şu yapamıyoruz. an. Tamam, Bayağı hallediyorum birikmiş şimdi. ya. Teker teker sorun bize, hazırım. Tamam, biliyorum. Hazırız. Şimdi işle ilgili olanı atlıyorum. Onu da bir sonraki kısımda sorarım. Dersler ne kadar zor diyorlar. Yani bundan bahsetmiştik ama istiyorsanız bir daha bir üstten geçin. Bir de part-time çalışırken Şey, ders halletmek zor mu? bana part-time çalışıp aynı zamanda 2 senede mezun olan çok az insan var denmişti. Bu doğru mu bilmiyorum ama. Bu çok çok doğru. Doğru. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Ya bizim anlayışımız TUM'a gelirken şuydu. Hani TUM zaten bayağı iyi bir okul. Ve biz hani bu zorluğu çekmek için geldik. Hani öğrenmek için geldik. Ama tabii ki buraya gelip hani siz kolay software design derslerini de alabilirsiniz. Ve mezun olursunuz, evet. Tezinizde işte bilmem ne, design pattern'ın bilmem nesinin bir şeysinin üzerine yaparsınız, geçersiniz. Ama eğer yapmak istediğiniz olay böyle hani gelip işte machine learning öğreneceğim, robotics'in işte advanced robotics for deep learning falan böyle garip garip dersler alacaksanız, çok spesifik ve teorik ağırlıklı. Bunlar biraz ağlatır sizi. Ama tabii ki bu sizin şeyinize bağlı, ne diyeyim, düşüncenize bağlı, isteklerinize bağlı hayattan. Aynen öyle. Yani demek istediğim İsterseniz şu, kolay dersler de var. Kolay dediğim dersler Hacettepe zorluğunda ama çok zor dersler de var. şey diyeyim bu arada hani sorularda bazen atlıyorum diğer kısımlarla ilgili olduğu için. Şey denmiş bir dersten 2 kere kalınca atılıyorsun diye bir muhabbet duymuştum birkaç yerde ama yönetmeliklere bakınca göremedim. Doğru mu bu? Atılma gibi bir olay yok. Vermen gereken 3 semestr içinde 30 kredi var. Atılma yok. Şey, zaten dersin sınavına girip girmemek, sınava bir ay kala, yani dersi son bir ay kala alabiliyorsun, sınava bir ay kala alabiliyorsun. İstediğin zaman dersi bırakabilirsin, almak zorunda değilsin. İşte dersi dönemin ortasında bile alabilirsin. Yani dersi sınava bir ay kala bile alabiliyorsun yani kısacası. Aynen öyle. Biraz
garip geliyor ama kulağa öyle. Aynen. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz bunların hepsini informatik için konuşuyoruz. Diğer Aynen. bölümleri ve alanları bilmiyoruz. Çünkü Yani informatikte detaylı olarak. esnek alacağın dersler tamamen sana bağlı. Çok Aynen. fazla ders var. İstediğin alanı seçebiliyorsun. Bu şekilde. Aynen öyle. Şey denmiş, okul labında çalışma imkanı var mı? Evet, var. Hatta çok iş var orada. Ne deniyordu onlara ya? Abi Şey bu bir şey, ben de şey... hatırlamıyorum. 20 saatlik şeyden düşüyor mu bizim, yoksa ayrı mı o okulda çalıştık ayrı? O düşmüyor bak işte mesela. Onu Tamam. ekstradan yapabiliyorsun. Nice. O yani o açıdan iyi ama zaman bulmak sıkıntı ona işte. Yani bir yandan okul, bir yandan ne olur? Bir yandan da part-time başka bir şirket olursa üçü bir arada zor olur. Şey denmiş, eğer 1.000 kişi alıyorsa dersi, yani 1.000'den fazla kişi alıyorsa dersleri, verimi nasıl oluyor sizin için? Zaten Bu amfide oluyor dersler ya. aynen amfileri bayağı büyük Aynen. büyük böyle güzel güzel amfileri var. Herkes sığıyor. Aynen. Sinema salonu gibi Peki mesela IMAX. hocalarla iletişime geçme şansın olabiliyor mu derste? Yani bir şey Bazı sorma vesaire. derslerde tabii ki canım. Ya hiyerarşi var ama tabii ki. Yani öyle 1.000 kişilik derse herkes tabii ki profesörü yazamıyor yani. Çok Ha, ilk saçma olur bu da. TA'lere yazıyorsun gibi. İlk önce Sonra. işte ne bileyim öğrenci asistanları yazıyorsun Aynen. bildiğim kadarıyla. Sonra onlar doktora ya da işte research işte böyle teaching asistanları falan yazıyorlar. Sonra onlar da eğer nasıl bir soru soruyorsan tabii profesöre kadar gidiyor böyle böyle soru. Abi Tamam, ilginç bir soru geçiyorum. olacak konuyla alakalı. Mesela hiç sınava itiraz falan ettiniz mi? Nasıl işliyor bu süreçte yani? Lütfen. Ben Nereden ettim. Hatta ettim. Yani expand bile alabiliyorsun itirazdan. O Expand Hacettepe'de de aldım. oluyor zaten yani. Hani itiraz edince eksiye düşme olayı. İtiraz burada biraz şey daha şey oluyor yani hani internetten online şey var her soru için böyle ayrı bölmeler var işte tıklıyorsun o soruya direkt itirazını yazılı olarak yazıyorsun internet üzerinden o şekilde onlar da doktor öğrencileri de o itirazına cevap veriyorlar ya da arttırıyorlar puanını işte. Aynen. Hocaya gidip psikolojik baskı yaparak not arttıramıyorsun sadece. Aynen. Hocaya gidip Hocam yalvaramıyorsun. mezun olacağım lütfen. Mezun olacağım deyip yok. Şey denmiş, her dersin labı var mı? Yok. Hayır. Çoğu dersinde yok. Yani çoğu demeyeyim de İşte bu genelde yok gibi ya. aynı Teo %60. derslerinin zaten yok. Bu Teo olarak Aynen. sınıflandırılmış derslerin zaten labı yok. Direkt matematik full. Ya İşte da belki ödevler matematik. falan olabiliyor derslerin. Ödevleri En az olabiliyor şekilde. 10 AKTS TEO olmak gerekiyor değil mi? Aynen en az 10 Bir AKTS soru TEO daha var da olmak gerekiyor. buradaki. Yani Q&A'de. Yani full hani uygulama ağırlıklı mezun olabiliyor muyuz demiş. Olamıyoruz o zaman. 10 teorik gerekiyor her türlü. Aynen. Evet. Ya bu soruyu istiyorsan Bilge, tam sorayım mı tekrardan? Hangisini? Bu senin okuduğun soruyu, bu Bence şey. cevapladık ya. Okey, geçelim bunu. Lisans bitirmeleriniz yüksek lisans konusuyla ile mi alakalı? Lisansa bitirme şeylerinizden sonra Bitirme bahsediyorum. projesi mi? Evet. Bitirme ne Evet. ya? Ha. Bitirmeden, evet. Yani Bitirmeden şöyle, kastediyorum aynı. zaten bilgisayar alanı, hani spesifik bir alanda yapmıyoruz biz. Hani ya mesela data engineering var değil mi tümde bir de? Mesela master Data programı. aynen var öyle bir de Mesela bölüm. hani öyle bir programda yapmıyoruz biz. Informatikte yaptığımız için aslında yaptığımız tüm şeyler aslında informatik giriyor yani. Hani o yüzden her türlü meç ediyor. Ama hani özel spesifik bir alanda yaparken öyle bir bitirme projesine sahip olmak büyük ihtimal bir artı olur. Tamam. Şey denmiş. Münih Teknik sitesinde yazan her ders açılıyor mu? Çok geniş ders havuzu gördüm çünkü. Evet. Adamlar son derece güncel tutuyor. Yani evet güzel ya iyi o, neyse şey yapmayayım. Yanında Karşılaştırmıyorum okulları. sömestri yazıyor Evet. zaten sitede. Hani şu sömestr açılır, bu sömestr açılır gibi. Bazıları ikisi beraber yazıyor. Aynen. Tamam. Şey var. Dönem sınavına kayıt yaptırıp kaldığın ders tekrar alma gibi bir zorunluluğun var mı? Hayır. İşte, aynen almayabilirsin. Çünkü seçmeli yani. İstersen seçersin, istersen değiştirirsin. Tamamen sana bağlı. Ya sınavdan kaldın, bir daha o daha zorunda değilsin yani.
Aynen, baktın geçemiyorsun, çok zor. Yani niye uğraşasın ki yani? Aynen. Çok zor. Başıma geldi yani, saldım gitti. Salacaksın, Yani salacaksın. Hiç duygusallaşmayacaksın. hangi Aynen. derste abi, ben Zorlu. dikkatli olayım ondan. MLCS, Machine Learning for Good Graphs and Sequential Data gibi bir derste. İsmi bile böyle. Ya aslında yani çok fazla konu var ve böyle şey, hiçbir Machine Learning'le alakası sadece matematik yani. Hiç bayağı matematik. Ağır Şey matematik. diyeyim. Mesela burada falan ders alıp kalınca hani transkripte kaldığı olarak görünüyor mesela. Tekrar aldığında hani geçtiğinde de tekrar iki derste görünüyor. Hem kaldığın hem de geçmen görünüyor. Orada ne eğer ki sadece sınavdan kalıp hani ders bir daha almana gerek kalmıyorsa bu işlenmiyor galiba. Ya şöyle, bu arada eğer sınava kayıt yaptırdıysanız bu transkripte giriyor, geçip geçmeseniz bile dersi. Bu önemli. Yani transkripte yazılsa yazılmasa ne fark eder bilmiyorum ama yani ya ben çok dert etmiyorum onu hani. Mesela bir ders almıştım ben ilk dönemde. Sınava kayıt oldum ama sınava gitmemiştim mesela. Çünkü çalışmamıştım. Tamam, unuttum hatta falan. Ama dert de olmayacak bu. Ama transkripte yazılacak. Bilmiyorum, bu bazı insanlar için dert olabilir, benim için dert değildi. Çünkü öyle çok önemli bir ders değildi. Burada sıkıntı değil ya o tarz şeyler. Zaten kimse, ne bileyim, herkes biliyor yani zorluğunu okulun. Şey denmiş, hocalar ne kadar ilgileniyor öğrenciyle? Hocalar hiç ilgilenmiyor. Doktora hocaları, yani doktora öğrencileri ilgileniyor. Şey, haftalık işte QA session'ları oluyor. İşte onlar orada soruları sorabiliyorsunuz. Ya da bazen işte haftalık soru çözmeleri gibi bir şeyler oluyor. Derslere Şey, göre değişiyor. Amerika'daki recitation gibi bir şey var mı orada da? Ne diye? Recitation diye geçiyor O ne? Amerika'da. İşte Şey yani oluyor. asistanlar şeyler gelip işte dersle alakalı o günkü soru çözüyorlar. İnsanların kafalarına Ha, o takılan tarz. şeyleri Aynen yapıyorlar. aynen. Aynen, o tarz oluyor bazen. Dersten derse Tutorial. değişiyor ama oluyor o tarz. Ya Tamam. aldığınız derse göre de değişiyor tabii ki. Bu Advanced Practical Aynen. Course dediğim şeylerde takımınız 12 kişi falan. Profesör var bir de. Ya tabii ki profesörü gidip soruyorsunuz. Hani, değil mi? 12 kişi mi? Sizin takım 12 Ya miydi? biz ya aynen öyle. Ya benim Hmm, aldığım okey. ki öyle. Öyle değil. Bizim 4'tü. Onun dışında Sorayım bir soru daha. next question. Çok fazla kişi bırakıyor, atılıyorum oransal olarak. En azından sizin çevrenizdekilerdeki oran nedir? Ben dağıtılan duymadım. Ben duydum bir Yani tane. görmedim. Duymuşumdur ama görmedim. O da şeydi böyle. Ya bazı, ya bilmiyorum ya, bazı insanlar böyle son döneme bırakıyor olayları, tezi falan. Bu tez genelde insanların dediğine göre iki dönem sürüyor. Ya Aynen. bunun detayları var bu arada. Ben de çok iyi bilmiyorum buradaki tezler için diyorum. Adam böyle hani son döneme bırakıyor. Bir dönemde tezi yaparım diyor, yapamıyor. Bay bay. Ya aslında şey deniyor genel olarak hani çoğu hani Amerika'da filan da vesaire hani tez aslında daha okula başladığınızda hani kafanızda hafiften başlayıp hani yavaş yavaş üstüne bir şeyler koymanız gereken bir şey yani bir dönemde veya iki dönemde yazacağınız bir şey değil diyorlar. Doğru Öyle diyorlar diyorlar bence bence de. yani dersleri de ona göre seçiyorsun ona göre şey yapıyorsun ki kafanda daha oturuyor şekilleniyor gibi. Zaten alanı belirlemiş olursun Aynen. zaten de konuyu belirlemek biraz daha sıkıntılı ya. Şey demişler, Münih Teknik'te öğrenciler akademiden devam etmek için mi okuyorlar yoksa sektörden devam etmek için mi? Bununla ilgili bir gözleminiz var mı? Bir de siz akademik mi devam edeceksiniz? Valla ikisini de yapan oluyor yani. Ben akademik düşünüyorum da bilmiyorum ya. İşte üniversitenin zorluğunu görünce de insan korkuyor akademikten. Ama yani akademik yapan da olur, işe giren de olur, iş kuran da olur. Ben devam et. Yani spesifik değil yani. Tümden mezun olanlar akademik yapar gibi bir olay yok bence. O zaman şöyle bir soru sorayım. Sanki daha önce bir böyle bir şey daha konuşmuştuk. O zaman ikinizden birinin devam etme isteği yoktu sanki. Ya da Mert'in galiba devam etmek istemiyordu sanki. Neye devam etmek? Akademik. Şey, Aynen akademik. Yüksek lisanstan ben sonra. canım. Akademik Devam etmek istiyordum Mert en son. başından beri istiyor ya. Diyorum Ben zaten istemiyordum bayağıdır direkt. da. Aynen. Hala istiyorum ama işte bilmiyorum, bakalım.
Ya bu şeye bağlı. Tez çok önemli. Akademik devam etmek istiyorsanız iyi bir tez yapmanız gerekiyor. Çünkü Aynen. İyi tez lazım. çalışmanızın devamı böyle olabilir doktorayken falan da. Hani ne bileyim bu bir başlangıç master teziniz. Ya ben tezimi çok ya kesinlikle doktora ya şimdi nasıl bir konuşmayayım da doktora yapmayı düşünmüyorum şu an. Yaptı. yok yapmam herhalde. Ya bilmiyorum ben neyse gelin buraya konuşalım. Öyle diyeyim. Ne Eyvallah. diyeceğim işte tez önemli akademik yapmak istiyorsanız. Bir de tabii ki alacağınız derslerin de biraz teorik olması daha mantıklı olur. O alanda hani sadece uygulamalı dersler alıp doktora bilmiyorum ne kadar mantıklı olur. Şey sorulmuş. Çalışan birisi için dönemde kaç akademisyenlik ders öneriyorsunuz? Siz dönemde kaç ders alıyorsunuz? Güzel soru. Dört tane ders falan alıyoruz genelde. Çalıştığımız için. O da yaklaşık 20-25 arası krediye de kredi ediyor işte. Ben Aynen mesela ben de öyleyim. 3 almayı planlıyorum ilk dönemde. 3 de iyi aynen. Ya Çok tabii ilk bazı dersler dönemden oluyor bir şey şok hani kredisi geçiriyorsun. Aynen. fazla. Aynen. Yani bir de ilk dönem olacağı için hani bir şok yaşamayayım Aynen hani. aynen. Bir yavaş yavaş bir oturtalım gerisini Tek sınavın oturturuz olması modunda. falan acayip Aynen. farklı geliyor yani. Soruların hani bir de soru sayısı çok fazla ve verilen süre çok az. Ben bu konuda çok zorlandım zaten. Online'da mı böyle oldu yoksa öncesinde de böyle miydi? Hep böyle yani. Online'da hatta daha da kısa yapabiliyorlar internetten kopya Aynen çekmeyin diye. bakılmasın diye o olay Aynen. var Daha da zaten kısa de. yapıyorlar. Değişiyor ders hocadan hocaya da o yaptığı şey politika o şekilde. Part-time ile ilgili bir soru vardı. Bunu bir sonraki kısma atıyorum. Şey demişler, eğitim genel anlamda daha zor olduğunu söylemişsiniz ama Vision ve ML gibi konularda Hacettepe'de dersler almış mıydınız? İşte Evet. o konularda Aldık. ders içeriği olarak falan Hacettepe ile nasıl kıyaslarsınız zor olması dışında? Ya Ya sen devam please. et. Okay. Ben image processing de aldım. Computer vision aldım, machine learning de aldım. Bu arada Hacettepe'de verilen eğitim de kötü değil bu arada. Ama lisans hani adamlar size her şeyi öğretmiyor. Zaten amaçları da bu değil. Öğretebilirler tabii ki ama bilmiyorum kim geçer artık. Şöyle tabii ki nasıl diyeyim? Yani lisans ve hani yüksek lisans arasındaki fark var biraz. Anladın mı? Zaten buraya gelirken yüksek lisansın zor olacağını biliyorduk. Eğer Emel, Hacettepe'deki Emel dersiyle buradaki Emel derslerini karşılaştırırsak Hacettepe'deki hani böyle çok bilinen machine learning metodlarını anlatıyorlar. Size öğretiyorlar nasıl çalıştığını. Matematik kısmını da gösteriyorlar ama senin bunu detayını öğrenmeni beklemiyorlar. Sınavda da sormazlar zaten. Ya sınavda hani böyle müthiş teorik bir hani nasıl diyeyim metodu yeniden bul demezler. Ama burada yüksek lisansla yani TUM belki özellikle TUM değil. Her yüksek lisansta bunu soruyorlar. Bu yüzden tabii ki zorlanıyor insan. Bence açıklayıcı oldu. Bilmiyorum. Sorusu varsa alabilirim biraz daha. Ya benim anladığım en çok zorlanılan kısım aslında Hacettepe'de matematiksel temellerin çok iyi öğretilmemiş, matematik derslerinin eksik Evet, bırakılmış kesinlikle ona olmasından katılıyorum. kaynaklanıyor. İşte kalkülüs 1-2 bu derslerin biraz daha zor olmasını isterdim. Lineer Lineer algebra kesinlikle çok çok zor olmasını isterdim. İstatistik ve olasılığın da zor olmasını isterdim ve neyse her şimdi şeyin şey zorunlu. yapmayayım. Devam etmeyeyim. Bu Aynen. konularda bayağı düşüncelerimiz var. Sert düşünceler. Tamam. Ya Şey sorulmuş. tavsiyemiz gelmeden önce bu konulara bir çalışın. Ben de bu ara çalışmaya çalışıyorum. Hani tümde bir şok yaşamayayım diye böyle bir genel Bir review'umu kere bizde yapıyorum. diferansiyel yok. Bu bence TUM'a gelirken diyeceksin ki niye böyle bir dersimiz yok Hacettepe'de. En azından böyle seçmeli falan bile olabilirdi bilmiyorum. Eskiden varmış bu arada. Aynen Bakmıştım programa. diferansiyel denklemler bir ara varmış sanki Aynen, seçmeli. aynen. Onu kaldırmışlar programdan. Şey denmiş, Almanya'da MBA yapmak hakkında bilginiz var mı? Acaba mühendislikten MBA yapan tanıdıklarınız gibi? Ben hiç bilmiyorum ya. Almanya hiç MBA, aynen. Yalan Ben de söyleyeyim. bilmiyorum. MBA hiç Ben biliyorum. düşünmedim. Bunu da sonraki kısma atayım. Bu da yaşamla ilgili. Şey var, o zaman derslere kayıt olmadan bir ay kalana kadar derslere girip geçebileceğinden veya işe yarar bilgi verdiğinden emin olup sonra kayıt olup sınava girmek mümkün mü? Aynen. Aynen. Ya Çoğu insan böyle yapıyor zaten. kayıt bile olmana gerek var mı bile? Kayıt bile olmana gerek yok gibi ya. Kayıt Sen olmana gerek olmayabilir evet. aynen sınava kayıt olman gerekiyor ama. Sınava kayıt olursan onun da belli bir süresi var drop etmek için.
Hani sınava kayıt oldun, işte 2 hafta içinde falan drop etmen gerekiyor, yoksa sınava girmek zorunda kalıyorsun gibi bir şey oluyor. Ya zaten şey, derse kayıt olmanın da bir dezavantajı yok anladığım kadarıyla. Transkripte gitmiyor Yok, derse o da kayıt olduğun yok. zaman zaten, değil Aynen mi? gitmiyor, gitmiyor. Sınava girince transkribe Yani dersi giriyor. alıp aslında sınava yakın, hani girip girmeyeceğine karar verip ona göre droplamak daha mantıklı. Aynen. Ya derse bir bakarsın. Ortam nasıl? Dersler nasıl? Sorular nasıl? Aynen. Bu şekilde. Şey denmiş, uygulamalı derslerin teorik yoğunluğu nasıl oluyor? Vallahi Bence yani yine sorusu yine bu. dersten derse değişiyor ya. Evet, Ben çok çok genel mesela sorular oluyor ya böyle hani. protein prediction dersi almıştım. Her hafta bir tane programlama ödevi, her hafta 2 tane de quiz oluyordu. Bayağı, mesela bu bayağı yoğundu. Dönem boyunca her hafta ödev submitliyordum ve öyle, yani ne çok zordu ne çok kolaydı. Orta seviyedeydi. Bazıları kolay oluyordu. Öyle. Şey denmiş, bu Vision'dan falan bahsetmiştik hani, bu daha doğrusu Hı Vision zaman matematikten falan bahsettiniz hani. hı. Tarık demiş ki, bu matematiksel dersler konusundaki eksikleriniz derse çalışma süreçleriniz içerisinde giderilebiliyor mu, yoksa ayrı olarak onlara çalışmanız gerekti mi? Ya Ben gideriliyor ama devam etsene. tamam devam. Özür Aynen. dilerim bu arada. Yok Sesleriniz yok. biraz geç geliyor sanırım, o yüzden. Aynen. Şöyle, ben çalıştım. İlk dönem çünkü derslerin nasıl olduğunu ve nasıl çalışmam gerektiğini biraz öğrenme dönemi oldu. O işte birinci dönem bittikten sonra oturdum, matematik bakıyordum. Öyle diyeyim size. Ya böyle bir şey. Bu arada bir Hacettepe'de ben zaten çok yüksek notlarla geçmedim matematik derslerini. İstatistik, ya bu derslerin hepsini düşük notlarla geçtim. Bence geçememem gerekiyordu. Olay bu. Ben zaten çok zekiyim, çok çalışkanım demiyorum bu arada. Tamam. Genel olarak bu şeylerle ilgili, hani dersler kısmı ile ilgili soru kaçırmadıysam eğer, bitti gibi. Şey kısmına geçebiliriz hani, çalışma hayatına veya ondan sonra da işte istiyorsanız önce şeye de geçebiliriz. Almanya'da yaşam, hani yurt falan veya işte bunun için sosyal hayat olabilir. Siz seçin hangisinden gidelim. İş hayatı mı, çalışma hayatı, iş hayatı mı, Yurttan sosyal hayat mı? başlayalım, sonra işe geçelim mi Mert? Yurttan mı? Yurt Şey, olabilir. sosyal Bence, hayat. abi bence iş soruyu Kalacak yer. büyütmüş. İşten başlayın, hem Aa, cevaplarını doğru. söylemeden önce. İşten, tamam, işten Tamam. başlayalım, sonra sosyal Tamam. şeye Kronolojik geçelim. olarak gidersek ben de gelmeden önce işlere başvurmuştum. Birkaç yere başvurmuştum Türkiye'den. Sonra işte ne derler? Neyse. Mülakat. Mülakatlar, aynen. Mülakatlar oldu. Sonra bir tanesi kabul aldım. Bayağı mutlu bir süreçti tabii ki, çünkü benim çalışmam gerekiyordu. Tabii ki bu iş başvuru sürecini biraz erken başlayınca kalacak yer bulma olaylarına biraz geç başladım. Neyse, Mert de bir anlatsın şeyi. Ondan sonra Ben şey gelmeden önce yapalım. başvurmadım. Blok hesap vardı. Ona güvendim. Yani biraz da alışayım dedim üniversiteye, dedim. 1-2 ay. Sonra 2 ay sonra başvurulara başladım. İşte kabul aldım falan. Yani ama bence eğer maddi olarak da kafanız rahat olsun diyorsanız, verdiğiniz kira da fazlaysa, Münih'teyseniz özellikle, gelmeden önce kesinlikle iş bakın. Kafanız rahat olur maddi açıdan. Ben de gelmeden baktım. Yani benim mesela ne kadar sürüyor diye soruyorsanız eğer, bu süreç. Ben başvururum işte aralığın 20'si, hatta aralığın 15'inde başladım diyelim. Ocağın sonunda benim aslında işim kesinleşmişti artık yani. Mülakatlar vesaire bitmiş. Eğer çok büyük firmalara başvurmuyorsanız zaten hızlı dönüyorlar. Hani süreçler de hızlı ilerliyor. Eğer birkaç firmadan aynen, yani bir firma size hızlıdan bir teklif verirse, bu sefer diğer firmaları da hızlı çalışmaya ilerletebiliyorsunuz. Hani şu sürece kadar o firmaya dönmem gerekiyor. Hani siz de biraz hızlandırabilir misiniz vesaire dediğiniz zaman aslında süreç bayağı hızlı bir hale geliyor. Şeyi de sorayım ben bu arada, hani ne tür şirketlere başvurmamızı önerirsiniz diye sormuşlar, ama onun dışında şey hani şey diyeyim, yüksek lisansa gittiğinizde düz bir normal, hani
Şimdi genel olarak Yiğit'le Mert'i az çok biliyorum. Ben data science işte machine, şey yapay zeka kısmında çalışıyorsunuz diye hatırlıyorum. Hani Aynen. düz software engineering dediğimiz kısımlarda da iş var mı hani? Yoksa hani daha böyle yapay zeka kısımları falan mı daha fazla data science kısmı? Yok ya, var. Her türlü Hatta iş var abi. var, her türlü var. Bilge, sen hangi alanda buldun? Abi Bilge'de kabul. ben infrastructure develop yani engineer olarak geçiyorum. İşte yani DevOps engineer gibi bir şey aslında. Aynen. Backend artı DevOps işi var benim şu an girdiğim pozisyonda. Hani yani Her atıs bu alanda tarz var. işler her alanda var yani bu tarz şeyler. Yani genelde mesela benim mülakatımda Computer Networks bayağı sordular. Çünkü hani network işleri DevOps altında bayağı yoğun hani olacak bir şey aslında. Hani zaten benim backend'le alakalı hani CV'mde şeyimde hani yaptığım şeyler gözüküyordu ama hani diğer kısımla alakalı eksik hani biliyor musun bilmiyor muyum test etmek için o tarz daha çok sorular sordular mesela. Hani ama dediğiniz gibi her alanda ben başvurdum mesela Java developer çok arıyorlar. Java Software Engineer çok arıyorlar. Benim gördüğüm neredeyse bütün ilanlarda Java yazıyordu. Hani yani Java bence biraz öğrenebilirsiniz hızlı iş bulmak istiyorsanız. Benim Aynen. şansıma Şimdi birazcık de Python sadece geldi Java'da değil, mesela. Java C++. frameworkleriyle istiyorlar. Aynen Biliyorsanız Spring bayağı Fran iyiler. istiyorlar Ben genelde. C++ çok görüyordum ya başvururken. Abi mesela şimdi sen genelde Computer Vision falan bakıyorsun. Büyük ihtimal Aynen. ondan görüyorsundur. Hani genel baktığın zaman Java daha çok gözüküyor. Ha, Ya mesela Yiğit de robotik doğru. vesaire yine bakarsan aslında yine C++ vesaire hani istenir. Aynen. Ama yani Aynen o öyle. aslında çalışmak istediğin alana bağlı. Bir de şu da önemli bence. Hani yaptığın yüksekte hani seçeceğin major ve aslında çalışacağın işin de paralel olması lazım ki hani daha iyi yürüsün diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın Mert bu konuda ama siz de öyle çalışıyorsunuz benim bildiğim. Aynen. Yani katılırım. Seveceğim bir alan olsun sonuçta çalışacaksın Ha, bu arada bir şey soracağım. Biz nerede çalışıyoruzdur? Onu söyleyeyim. yani. Benim çalıştığım şirket yapay zeka üzerine çalışıyor. Ben de computer vision metodları kullanıyorum. Öyle. İlk şirketim. Girdim. Hala orada çalışıyorum. Zaten alanım da hani böyle computer vision falan. Güzel oluyor. Ben de Hanzo firmasında çalışıyorum. Airbus'un bir alt firması. Sensörler üretiyorlar. Tank sensörleri, uçak sensörleri falan. İşte ben de o kısımda data scientist olarak geçiyor job title'ım, ama hani şey de yapıyorum, yani computer vision da yapıyorum. Computer vision, image processing yapıyorum. Yani öyle benim de. Bu şekilde. Tamam. Şey sorulmuş. İşe giriş süreçlerinden bahsedebilirler mi? Nasıl, nereden başvurdular ve ne tür süreçlerden geçtiler? Ben İşte Glassdoor'dan buldum. İlanları yani tavsiye ederim. Bayağı Almanya ilan düşüyor. LinkedIn'de falan o kadar ilan bulamamıştım ben mesela. Ama puanlamaları da oluyor Glassdoor... Glassdoor'da. Efendim? Şirketlerin puanları Ha, da aynen oluyor puanlamaları yani Glassdoor'da. çok büyük şirketler arası hatta ortalama maaşını bile görebiliyorsunuz Aynen insanların öyle. aldığı yani. O yüzden Glassdoor'u öneririm. Yani güzel crawlıyorlar interneti, güzel buluyorlar şeyi. Onun dışında Zing var galiba. Almanların LinkedIn'i gibi bir ayrı bir şey var. Sayfa var. Ben hiç oradan aramadım. Indeed var. Aynen. Indeed'de de var. Onun Bunların linklerini dışında yazabilirsiniz chat'e. Aynen chat'e yazalım onları ya. ben şeyden buldum işimi. Bizim TUM'un kariyer web sayfasında buldum. Ha, TÜM'ün de kariyer web sayfası orada da, yani oradan da bulabilirsiniz. Aynen. Güzel şirketler var orada. Bir de genellikle böyle küçük şirketler, hani girme şansınız daha yüksek. Ha, aynen. Yani tam böyle yazıyor. Şey denmiş, Bu arada TUM'da şey süreçle alakalı şey söyleyeyim. Mesela şirketten şirkete çok değişiyor. Bana bir tane yani bir şirkette mesela tek mülakat yaptım. Sonrasında direkt teklif kısmına geçtik. Bir şirkette 3 mülakat yaptım mesela. Hani bu şirketin büyüklüğüne veya işte çalışma şeyine göre çok değişebiliyor. Hani o yüzden o süreç de bazen çok kısa sürebiliyor, bazen çok uzun sürebiliyor. Şey demişler, TUM'da bir iki dönem okuyup okulu bırakıp full time işe geçenler oluyor mu? Yapabilirsin. Yani yapamaman gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten İş lisans. yerine bağlı değil mi ya biraz? İş yerinin Ha, zaten sana adam, yani vereceği işveren vizeye kabul bağlı. ediyorsa, İşveren kabul et. aynen. Aynen.
İşveren kabul ediyorsa bir sıkıntı yok tabii ki. Çünkü sen Ama şu an öyle bir şey yapmak çalışıyorsun, öğrenci olduğun için çalışıyorsun. Yani Aynen. çalışma hakkın oluyor. Eğer öğrenciliğin düşerse o çalışma hakkın da düşüyor. Aynen. Ya bayağı sürece girmen gerekiyor. Bu vizeni değiştirmen, vize tipini değiştirmen gerekiyor falan Aynen. filan. Bir de Almanca Katılım. bil diyorum. Öyle bir sürece girmek istiyorsan. Çünkü full time Almanca bilmeyip full time bulmak biraz zor. Yani Tek benim gördüğüm avantajı kadarıyla. şey oluyor değil mi? Buradan başvurana göre zaten Almanya'da olmuş olman oluyor. Yani yüz yüze görüşebiliyorsun da şu an öyle bir avantaj da Ya yok zaten yani koronadan aynen. dolayı. Daha önceden çalıştığım bir şirketse memnunlarsa full time teklif edebilirler. Şey sorulmuş, part-time iş ücretleri nasıl? Part-time iş ücretleri Münih genelinde yetiyor yani sana. Allah'a şükür. Yetiyor abi. Yani şükürler olsun. Genellikle 10 o saatlik 10 13 euro ile 21 euro arası alıyor öğrenciler ve bunlar brüt ücretler. Ama o kadar aşırı bir değişkenlik yok yani, varyans yok. Yani şey, dağılım ortada stabil yani Aynen. hani. Daha Yani çok ortada aynen. bayağı. Şey denmiş biraz bu konudan şey ama burs imkanları nasıl, ücretler nasıl demişler yine burs ücretleri galiba. Bu arada şeyi ekleyeyim ben. TUM'a geldikten sonra enroll olduktan yani her şeyi hallettikten sonra TUM'dan da burs alabiliyorsunuz. Bazı programlar var. Ama bunlar çok az ücretler. 200-300 euroluk falan burslar. Karşılıksız. Onun dışında bilmiyorum. Belki birileri bir şey biliyordur. Bunu not alayım ben. Aynen, Almanya Aynen içinde aynen. de var da yani maddi durumun da çoğu bakıyor yani burs. Aa, Ya çalışıyorsan çalışıyorsan zor. burs Bulman çok. Aynen. Anladım. Ya aşırı Yani. başarılıysan falan bulursun tabii de. Aynen. Yani bilmiyorum. Burs imkanları bu konular. Burs imkanları, burs ücretleri TUM'dan bahsettiniz. Burs ücretleri aynen ben çok bilemiyorum ya Allah. Ama benim bildiğim Ücretler genelde çok 900 yüksek euro değil civarı tabii bir de. şey ya. 900 euro mu? Hangi Hayır burstan yani, bahsediyorsun hani yani? en kapsamlı olanlardan bahsediyorum. Hani öyle şey değil de yani BAföG'ün falan Ha. verdikleri öyle galiba. Ya ben Ha, bak aynen öyledir. ben bir ara bakıyordum bu burslara da bursların bazıları böyle şey politika partisinin sağladığı burslar falan var hani Abi yurtların şey bir gibi kısmı da öyle. CHP bilmem ne kollarına katılman gerekiyor gibi örnek veriyorum. Onun dışında böyle Hristiyan bilmem ne bursları var. Yani hiç görmedim Müslüman bilmem ne bursu ya da Türkler için olan bir burs. Hep böyle ne bileyim ne derler tarikatımsı böyle bir topluluğun verdiği burslar. Onlara da girmek için kendini böyle beğendirmen gerekiyor ve o kişilikte olman gerekiyor biraz. Hatta sana yurt bile sağlıyorlar çoğu. Ve ücretleri de nasıl diyeyim bir yani aylık geçinebileceğin kadar 1000 euro bulur. Hani şey diyeyim hani adam sana 600 euro veriyor ama kiranda karşılıyor. Anladın? Öyle. Şu şey gelmiş. Tatillerde full time çalışabiliyor musunuz sorusu gelmiş. İsterseniz kaç saat çalışabiliyoruz falan onları bir açıklayın. Ha, tatillerde ya 35 saate kadar rahatça çalışabiliyoruz, 40 saate falan kadar da. Hani bu sefer vergi daha çok kazanıyorsun ama vergi daha çok kesiliyor. Hani öyle bir dezavantajı var. O yüzden hani ortalamayı sabit tutup tüm sene boyunca aynı parayı kazanmak daha mantıklı. Benim şu anki gözlemim o. Bunu bir sene sonra fark ettim ama. Ya aslında şöyle totalde çalışabileceğimiz bir gün sayısı var full time olarak. Bunu parçalayıp veya saatlere bölüp çalışabiliyoruz. Hani yarım gün, tam gün gibi. Aynen. Yani haftada Haftalık 20 genelde 20 saat. saat oluyor aynı. Maksimum 20 saat. Bir şey sormuş. Tatillerde 35 saat maksimum. Ama hani her hafta 20 saat çalışıyorsanız tatilde gidip 35 çalışamazsınız. Bir sene boyunca yani. Yani işte yıllık süreni doldurursun eğer öyle çalışırsan tabii. Yani bir Devlet hafta direkt. çalışamazsın mesela sonuna doğru yılın öyle. Aynen. Yani sınav dönemleri şey yapıyorsun, daha az çalışıyorsun filan. O yüzden o şekilde semester break'te filan tamamlıyorsun o çalışma sürelerini. Şey denmiş, bunu zaten yazdık chat'e, hani iş ilan siteleri gibi ünlü birkaç site Almanya'da. Bunlar dışında önereceğiniz var mı? Geçeyim mi soruyu? Valla işte şeylere baksınlar.
hocalarla birlikte çalışmayı ne deniyordu ona ya, unuttum. Hi-Fi Jobs. Böyle tüm Hi-Fi diye Google'latırsanız böyleydi değil mi ya? Böyle Biraz işte Almanca trikleri ekle oraya. aynen Hi-Fi tüm. Buraya da bakabilirsiniz. Ben araştırıp söyleyeceğim. Devam edelim. Şey sormuş, bunları cevapladık zaten. Part time çalışabiliyorsunuz üniversite dışında. İşte maaşı söylemek istemiyorsunuz galiba, maaş aralığını sayı olarak. Onu geçiyorum, o kısmı. Bir de Münih. şey, bu maaşla yaşam standartınız. Maaşın ortalaması Münih'te 15 euro ya. Onu, Evet, bence de. yani bir işe gidecekseniz 15 Katılıyorum. euro alırsınız. Bir de Ortalama olarak yani yüksek ihtimalle 15, 16, 14, 17 yaşam gibi. standartınız, hani bu ortalama maaşla mesela. Yaşam standartı yüksek oluyor bence ya Türkiye'ye göre. Abi yurtta kaldığın için bence öyle şu an. Yurtta kaldığım için aynen. Yani yurtta kalmakla Konulara geliyor muyuz? Münih'te şeyde kalmak arasında çok fark var. Çünkü Münih'te kiralar aşırı pahalı. 500 ila 700 euro arasında değişiyor kiralar Münih'te. Hani sen 10 yurtta metrekare kaldığında odaya. 200 yani küçük odaya 200-300 euro arası gibi bir şey ödüyorsun. Ben 300 ödüyorum. O şekilde. Ama Şey kiraya denmiş. çıkmaya kalkarsan bu sefer o 700 euro oluyor. 650 euro oluyor. Aynen. İş ve Hani okuldan kendinize zaman kiraya kalıyor mu? bağlı. Bunu da sorayım. İş ve Biraz okuldan kendinize zorluyor. zaman kalıyor. Biraz zorluyor. Yani iş ve okul. Dersleri çok iyi geçmeye odaklanırsan hiç zaman kalmaz. Dersleri geçmeye odaklanırsan kalıyor işte biraz. Kesinlikle. Böyle Bilmiyorum. aralarında Ben bir görüyorum bayağı geziyorsunuz ya trade-off ikiniz derler de. ya. Ya Efendim? işte derslere aşırı yoğunlaşmadan hani onu en iyi şekilde geçmeye odaklanmıyoruz. Geçmeye Geçemeyeceğimiz odaklanıyoruz. için. Not ortalama kasmıyoruz. Zaten ortalama kasan ben yani çok az insan görüyorum ya. Ya bilmiyorum, ben bazen içimde böyle sosyalleşme içgüdüsü hissediyorum. Hani gidip konuşuyorum insanlarla. Tabii saatler geçiyor. Bazı insanlar bunu hissetmediği için odalarında neyse kalıp ders çalışıyorlar. Yani. Bilmiyorum. Kişiliğe bağlı. Şey denmiş, part time çalışıp aldığınız parayla geçmek oluyor mu? Bunu zaten cevapladınız biraz. Aileden para desteği alıyor musunuz? Part-time çalışınca aileden desteğe hiç gerek yok bence. Gerek olmuyor yani. Aynen. Senin tabii harcamana bağlı kesinlikle ama. Doğru, Doğrusu ben yine buraya eğer yurdum varsa diye eklemek istiyorum bence. evet. Yurdum Yok var. ya, yok yok. Yurtta da alakası yok. Yani bilmiyorum. Bu Ya ne, kişiliğe benim bağlı. ilk dönemde yaptığım gibi uzakta bir yer bulup da ucuza kalabilirsin ama hani sana bağlı. Ya ucuz hep bir yer bulabilirsiniz Ucuz ama bir yer yapmayın. bulabiliyorsun bir şekilde Gerçekten ucuz ama. bir yer bulmayın Aynen. yurt dışında, yurtlar dışında. Çünkü ya deli Yoksa bir insanın yanında yerleşiyorsunuz ya gerçekten şehrin öbür ucunda bir yere yerleşiyorsunuz ya da bilmiyorum Bodrum katında yaşamaya başlıyorsunuz. ama Güneş ışıksız. villada Bodrum'a yaşıyorsun. okeyim ben ya. Bodrum'a ucuz bulursanız yollayın yani. Ben yazayım onlara. ne denmiş? Ya bundan Ev bahsetmiştik bulmak ama. bulmaktan daha zor bu arada. Evet Aynen. yani ben buna %100 katılıyorum. İşte Bilge şu an deneyimliyor onu zaten. Aynen yani ev İş bulması buldu, gibi ev bulamadı. kabus. Kabus gibi. Yani benim şu an 23 günüm falan kaldı işte. 1 Mart'ta gideceğim Almanya'ya. Vize falan her şey hazır. Ama ev yok yani. Hani ne yapacağım, ne edeceğim. Bir de şimdi Covid süreci var. Karantinada da kalmam gerekiyor gelince 10 gün falan. Bayağı karışık yani oralar. Hayırlısı diyorum. Bakalım. Şeyi de anlatayım bu arada. Türkiye'de bu olay çok yok. İngilizcesi sublet. İnsanlar yaptıkları şey şu. Mesela siz 6 ay ya da 2 yıl boyunca bir evi kiraladınız. Ama tatile Ben gideceksiniz geliyorum. 6 ay. Bu insanlar da bu 6 ay boyunca kendileri bir sözleşme imzalayıp yeni bir kiracı bulup oraya. Bu 6 ay boyunca kaldırtıyorlar. Buna da sublet diyorlar. Yani siz ana kiracı olmuyorsunuz. Ama onun sap kiracısı, yan kiracısı Bunu oluyorsunuz. en Bu çok bayağı yurtlar için popüler yapıyorlar. Almanya'da. Özellikle Münih'te çünkü bir ay bile gitse insanlar sublet ediyorlar odalarını. Özellikle yurtlarda, öğrencilerin kaldığı yerlerde bu olaylar oluyor. Bilge'ye de bunu önerdiğimi söylemiştim. Aynen. Ama şu anda sablet ilanları Mart için başlamıyor. O sıkıntı.
Yani biri benim adıma sublet yapamıyor benim bildiğim şu an. Hani orada benim kendim sublet yapmam gerekiyor. Yani benim imzalamam gerekiyor o sublet'i. Şu anki ilanlar da 20 Şubat'tan falan başlıyor en erken. En İşte geç daha bu doğrusu. tarz ilanları biraz da Facebook Orada, gruplarında aynen. bulabilirsiniz ya da öğrencilerin olduğu WhatsApp grupları falan oluyor. Belki güzel bir şey hatırlatmış. KVR'dan bahsetmeniz lazım demiş. Sablet vesaire olayları için. Ah. Anlatayım. Tamam. Şöyle KVR dediği şu ikametgahınız Almanya'da kalırken. Ya yani bizim bayağı Türkiye'deki ikametgah. Yani tabii ki bir şirkette çalışırken o şirkete nerede kaldığınızı söylemeniz gerekiyor resmi olarak. Bunu yapamazsanız zaten şirket sizi almaz muhtemelen. Sözleşmenizde yani bir sıkıntı çıkar. Ya bazı şirketler mesela şey yapıyor, erteliyorlar KVR belgeniz olana kadar. Şöyle sablet ederken tabii ki bazı insanlar yasal olarak sablet etmiyorlar. Herif gelir göstermek istemiyor mesela ya da işte resmi bir kurumda böyle bir olayın olduğunu göstermek istemiyor. Bu yüzden KVR onayını vermiyorlar size. İkametgah onayını vermiyorlar. Tabii sizin bunu ana kiracıdan almanız gerekiyor. Bu bayağı önemli bir konu. Bunun hakkında Şey soru varsa bu soracağım. arada söyleyebilirsiniz ya. Ben Onunla alakalı ben şey soracağım. genellemek Yurtlar şu istedim. an legal olarak maksimum 2 aylığına kiralanabiliyor, değil mi? Sablet Sanırım ile öyle. mi? Ben de öyle duydum. Evet. Sablet olayı. Hayır. 6 ay. Yurtlar için. Evet. Devlet yurtları. Devlet yurtları. Sablet değil mi? Sablet. Evet. Tamam. Aynen. Alt yani Ben iki şöyle 6 aya ya kadar kiralayabiliyorsunuz. benim gördüklerimde hep mesela 2 ayına KVR possible yazıyorlar. Aynen. Direkt İki alanına ay, iki KVR ay hatta. possible demiyorlar. Çünkü neden Aynen. onu söyleyeyim mi? Devlet yurtlarında en fazla 6 aya kadar sablet edebiliyorsunuz. Yani adam mesela 8 ay ya da 10 ay gitti bir yere. Yok öyle değil. 6 Mesela ayını adam yasal olarak yok yok kiralatıyor. şöyle Kalanını 3 ay da mesela gördüğüm ilan şöyle 3 aylık ilan. Ama ikinci ayından itibaren ay, birinci ay bittikten sonra KVR possible yazmış mesela. 2 ay için yani. onun bir işi vardır o yüzden ya. Yani Ya kesin bir olayı vardır onun. korona sürecine ben de 2 ay diye biliyorum ama Ha koronadan dolayı. koronadan dolayı 2 ay diye Ne bileyim biliyorum. o kuralları hep değiştirip duruyorlar ya. Ama yani başvuracak insanlar için 6 ay diyelim hani onlar daha gelmesine var. Bak şeyi sormuşlar. Yaz ve yarı yıl tatil süreleri ne kadar? İşte ikisi de eşit neredeyse. Yaklaşık 1,5-2 ay. Aynen. O yüzden yaz ve kış dönemi diye geçiyor zaten. Aynen. Bizdeki güz ve şey bahar dönemi değil de. Tabii Christmas tatili var 2 hafta yaklaşık. Bir Aynen. de şey var. Easter mı? Tavşanların olduğu tatil. Paskalya. Aynen. Aynen. Paskalya var. 3-4 gün. Ya bir sürü tatil var ya burada. Bir de İşe, bir şey bakıyorsunuz işe gidiyorsunuz böyle şirket açık değil falan tatilmiş meğer haberiniz yok. Geri dönüyorsunuz Christmas en büyüğü oluyor eve. ya. İşte 2 hafta falan, 3 hafta tatil yapabiliyorsun birleştir falan. Bir de Türkiye'de genelde şöyle bir şey var. Yıllık izin mesela ilk girdiğin sene olmuyor. Sonraki sene de 14 gün falan. Almanya'da direkt 28'den başlıyorsun yanlış bilmiyorsam. Almanya'da seninkisini Full çok time. fazla. Full time için çok iyi bilmiyorum. Şirketten şirkete değişiyor da Full yasal time. olarak %10 tatil yapman gerekiyor çalıştığın zaman en az. Ya ben de öyle. Türkiye'ye göre çok fazla. Ben bir ara Evet, bakmıştım da Türkiye'ye Türkiye'ye göre göre çok kesinlikle fazla çok oluyor. fazla. Yani şey resmi tatillerin haricinde de şey tatil olarak hani yıllık izin daha fazla bayağı. Aynen. Aynen. Yıllık Araya izin. şeyi falan sorayım o zaman bu konuyla alakalı. Hastalık durumunda falan rapor konusu nasıl oluyor? Türkiye'de biraz daha çok sıcak bakmaz firmalar biliyorsunuzdur hani böyle hani bir iki gün yat gel işte falan filan muhabbeti olur Türkiye'de. Ya zaten sen istediğin zaman işe gidebilirsin, istediğin zaman gitmeyebilirsin. Bizim şirkette öyle. İstediğin zaman çalışabiliyorsun, istediğin zaman çalışmıyorsun. Bir bakıyorum, yani gelecekleri zamanları bir ay öncesinden falan planlıyorlar. Ama ben planlamıyorum part-time olduğum için. Ama hani çalışma planın tamamen sana ait ya. Öyle esnek Ama bak bırakıyorlar seni. şirketten şirkete değişik o ya. Bazı Evet yerlerde evet. mesela hani Ama çok sıkmıyorlar. ne zaman çalışacağını söylersen veya çalışmayacağını, daha Aynen. az çalışacağını söyleyebilirim yani. Aynen. Sana çok karışmıyorlar ya kim öyle diyebilirim. Tamam, Zaten sıra. ücreti saatlik aldığımız için
Hani o ay kaç saat çalışmışsan aslında o kadar ücret alıyorsun Aynen. Ne yani. kadar çalışırsan o kadar para Ne işte. kadar ekmek o kadar köfte. Aynen. Şeyden bahsetmiştik. Okulu bırakıp çalışmaktan bahsetmiştik orada master'dayken. Şey sorulmuş. İşte o bir iki dönem okuyup okulu bırakırsak şirketler için olumsuz intiba bırakır mı bu? Ve işte Almanya'da işe girişte sorun yaratır mı? Ya Valla öyle bu bir vize deneyim. olaylarını biz bilmiyoruz ama şimdi adam bunu yaparken belki vize alamayacaksın, geri döneceksin Türkiye'ye. Bu riskli bir olay. Vize alamama şansın yok benim bildiğim ya. Ha, doğrusu şey getirdiler, doğru. Lisansdan mezunsan sanırım Aynen. Almanya'ya gidip B1 diliyle, ama dil şeyi getirdiler sanırım, gereksinimi. Dil kısmını bilmiyorum da benim bildiğim en son şey Bir kısmı yok vardı. ya. Dil kısmı benim de bildiğim yok. Hani diplomanı gösteriyorsun Almanya'ya. Şey var mesela şu kadar mesela Almanya'ya diplomanı gösteriyorsun. 3 ay diyorsun benim yetecek param var yine banka bloke hesap gösteriyorsun. Aynen. Direkt Almanya'ya kendin gidip Almanya'da iş bile alabiliyorsun. Ve bulduğun anda başlıyorsun çalışmaya. Aynen öyle. O öyle bir imkan var. O Ya şu zaman an yüksek özellikle lisans sürecine girmene bile gerek yok. Gel direkt buraya. evet Aynen. yani özellikle mühendislik alanında yanlış hatırlamıyorsam birkaç alanda field'da açtılar bunları. Hani mühendislik ve bilmem ne alanlarında diploman varsa yine akademik alanlar da vardı galiba tam hatırlamıyorum. Hani direkt şey yapabiliyorsun, gelebiliyorsun o şekilde. Aynen. Okey, şeyi sorayım. Okula başlamadan Türkiye'den başvuracaksın kişilere. Şirketler sırf Münih Teknik'te okuyacağınız için stajyerlik tanıyor mu? Şirketlerin dikkatini nasıl çektiniz? Ya bence bir artısı Şirketler vardır kesinlikle. aynen tanıyordur yani Münih Teknik'i. Zaten iki tane büyük üniversite var Münih'te. Yani tanımamaları imkansız. Zaten dünya çapında Tümü tanınıyor. dünyada tanıma neyse var mı diyecektim zaten ben de. Aynen. Şeyde ilk Şöyle. 5'te değil mi şu an şeyde? Computer Science İş alanında. bulunabilirlik açısından dünyada 6. Altı. Aynen. Şey sorulmuş. Bakarsınız. Employability diye geçiyor. Part-time ortalama maaş söylediniz de full-time için biliyor musunuz? Full-time'da sorulmuş. Full-time part-time'a göre çok çok daha yüksek benim bildiğim değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Saati bildiğim Öğrenciyiz diye kadarıyla minimum, sömürüyorlar bizi. evet, o yüzden öğrenci olarak işe girmek daha kolay zaten. Aynen. Full time maaşları bildiğim kadarıyla 21 Euro'dan başlıyor saatliği. Ama bunlar brüt ücretler ve full time çalışırken siz brüt alıyorsunuz ve deli gibi vergi veriyorsunuz. Türkiye'de biliyorsunuz gelir vergisini siz görmüyorsunuz şirkette çalışırken, çünkü şirket sizin için ödüyor. Aynen. Burada siz Yani ödüyorsunuz ve böyle yüzde brüt işte maaşlar kaçı bilmiyorum, üzerine. %20'si mi %20 bilmem kaçı mı ne gidiyor böyle. Aynen. Yok %20 değil ya. Tüm vergiler toplanınca 35'e yakın bir kısmı, 40'a yakın bir kısmı gidiyor Almanya'da. Ben hesaplamıştım. Büyük para gidiyor yani. Church vergisi Aynen öyle. veriyorsun, onu veriyorsun, bunu veriyorsun. Onu Biraz daha para. vermiyoruz ya biz. Church vermiyor muyuz? İyi bari. Vermiyoruz Verme biz. canım. Aynen. Eğer Bilmiyorum ne inanmıyorsan doldurdun vizeye başvururken. vermiyorsun. Öyle bir Ama güzellik yani yapmışlar ya. benim bildiğim yıllık ücretleri de bayağı daha yüksek yani. Hani yani öğrenciyken alacağının bir yaklaşık 3 katına yakın Aynen. alabilirsin yani. Yani öğrenci olmanın Özellikle avantajı çok oluyor o açıdan ya çalışırken. master Vergi az bitirdiysen veriyorsun. özellikle hani yani master mezunuysan bence 4 katına kadar bile alırsın şu an aldığımızın. Ya işte Şöyle yani insandan insana değişir. hayır, Valla emin saatlik olarak demiyorum olamıyorum da hani saatin de çıktığı için 2 katına hani çalışma saatinde 2 katına çıktığı için ben. Yok o yüzden kesinlikle her canım, türlü zaten alırsın yani. iyi paralar alıyor buradaki insanlar, merak etmeyin yani, aç Aynen. kalmazsınız. Ya Almanya'nın en yüksek yeri Münih diyebilirim de Berlin'de de çok alıyorlardı tabii. Berlin'e göre daha fazla buradaki ortamın maaş vardı. Muhtemelen Şey evet. denmiş. Şu an full time ve part time çalışıyorsunuz. Part time büyük ihtimalle. Part time. Full time çalışamıyorsun zaten. 20 saatten Aynen. fazla yok. Maksimum 20 saat haftalık. Şeyde söylediniz zaten hani masraflarınızı karşılayabiliyor musunuz? Bu aldığınız Karşılıyoruz. maaşla. Market alışverişleri yaklaşık 200, yani genel alışverişler 200 euro falan tutuyor bence aylık. Yani 100 euro bile şey yapabilirsin markete, ama o zaman biraz tasarruflu demen gerekiyor. Eğer 200 euroya krallar gibi istediğini Bence alabilirsin bence. 200 euro Etin. çok iyi para alışveriş için. Bayağı Sen iyi daha mı fazla yaşarsınız 200 ödüyorsun? euro. Ben daha Ha. az ödüyorum sanırım. Ha, aynen. Yani ben de daha az ödüyorum aylık. 150-170. Ama şu an evden yiyoruz genelde. O yüzden de olabilir, Evet, azalmış yani olabilir. dışarıda yemeye başladığında hızlı gidiyor. Çünkü hani Münih'teki ortalama ya yani işçi maliyeti yüksek olduğu için hani o fiyatlara da yansıyor. Yani bir döner yapan adamın maaşını da sen ödüyorsun döner aldığında bir nevi hani.
Buradaki döner fiyatları yüksek, evet. Mesela Düsseldorf'ta biz yer döner fiyatı 4 euro falan da bildiğim kadarıyla, değil mi? Aynen, Yanlış 3,5 hatırlarsam. euro falan yiyorduk Burada öğrenci aynen. indirimiyle. Burada 5 euro minimum. Burada 5,5 euro en minimum. az 5,5 bence de aynen. Aynen. Şey, belki de şey nasıl geldi. Yemekhaneden bahsedebilirsiniz yemek konusunda Ha. belki. Yemekhane gayet klas ya. Gayet Öğüt döneminde güzel. açık mı bu arada yemekhane? Açık sanırım. Açtılar. Sonra bu dönemde geri kapatmış olma ihtimali çok yüksek Evet, ya. evet. Çünkü Abi bu destek aralar bayağı yollasınlar o arttı. zaman ya. Yemekhaneye kapatıyorlar madem. Ya bir de Maddi destek versin. yemekhanede sadece ölenleri yemek veriyor. Öyle bir Aynen. sıkıntı var. Ama güzel yemek çıkıyor. Güzel. Kilo şey parlamantın parlamant kiloylaydı değil mi? Kilo ile Yok, yani kiloyla değil. parayla. Aynen kiloyla ya. Kiloyla. Bayağıdır gitmediğim için unutmuşum. Bir yıldır gitmiyoruz. Emin Biz her gün olamadım. gidiyorduk bir ara ya menze. Her, Menze diyorlar aynen. bu arada oyun Dönem şeyi. içinde her Mesela gün gidiyorduk. pagayı buldunuz gitmiyoruz değil mi? Yok canım. Kapattı mı? Çok güzel, Covid'den dolayı. sağlıklı, güzel salata çıkıyor. Her şey var ya. Böyle Her hani şey 5 var. yıldızlık otele gidersin de self servis olur. Böyle her yere gidersin, tatlını alırsın falan filan ya. Bunu da ödüyorsun ama tabii çıkışta. Ama aynısı. Kilo ile. Şey muhabbeti vardı. Her üniversitede yemek gibi bir şey vardı. Aynen, şey evet kesinlikle. Mesela burada işte 3 tane üniversite var. Birisi işte neyse boş ver. Direkt şehirde siz bir öğrenciyseniz herhangi bir üniversitede diğer üniversitenin yemekhanesinde gidip yiyebiliyorsunuz. Hocalar falan da oradan yiyor yani. Güzel. Yani yiyebiliyor. Aynen. Özledim ya. Aynen. Şey var. Bakayım bir saniye. İnsan görüyorduk ya. Vallahi özledik ya. Benim. Türkiye'de iş tecrübesiyle gel Türkiye'den iş tecrübesiyle gelmenin maaşa pozitif etkisi oluyor mu? Ya şöyle söyleyeyim, ben mesela Maaşı. ona net cevap verebilirim belki. Sizin tecrübeniz var mıydı bilmiyorum da. Ben bir stajla gel. Staj, Şey aynen. aday Staj mühendisiydim ben. part-time. İşte aynen Aynen, part-time'da aday yani. mühendislik oluyor. Ben part-time üstüne bir de full-time'da çalıştım. Hani şöyle diyeyim, bazı şirketlerde mesela özellikle şirket büyüdükçe şöyle bir politika oluyor. Öğrencilere stabil fix fiyat mantığı oluyor. Yani kim olursa olsun master öğrencisi ise şu kadar, işte bachelor öğrencisi ise şu kadar gibi fiyat politikaları olabiliyor şirketlerin. Hani ama daha ufak şirketlerde bunun şeyini yaşarsınız yani. Daha ufak şirketler daha iyi teklifler verebilir. İyi tecrübeniz varsa, size inanıyorlarsa veya vesaire gibi konularda. Ama hani büyüdükçe yani o şeyin artısı yok olur. Şöyle bir artısı olur. Maaşı artısı olmaz. O işe girmenize artısı olur. Yani o pozisyona girebilmeniz artısı olur. Şimdi bunu geçtik. Şey var, Şey çalıştığınız soruldu. şirkette Almanca bilmediğiniz için sorun yaşadınız mı? O, tamam, onu cevaplayalım. Teknik Tabii. olarak yaşamıyorsun ama ne bileyim böyle bir öğle arası oluyor. Adamlar Almanca konuşuyor. Sen masanın ortasındasın ama adamları anlamıyorsun. Gülüyorsun. Aa, bir an Almanca geçebiliyorlar falan. Öyle kötü hissediyorsun. Aynen. Ama yani dikkat ediyorlar tabii İngilizce konuşmaya. Hani o şekilde. Yani Almanca bilmek avantaj ya. Ne yalan söyleyeyim. Doğrusu bizim şirketler Alman ağırlıklı. O yüzden biz bu sıkıntıyı çekmiş Aynen. olabiliriz. Benim şirket de bayağı. Yo, benim şirket de şey de çok kişi biliyor. International da çok kişi biliyor Almanca'mı. Ya Almanya'da mesela remote başka bir çalışmaya... arkadaş ha. Ha, pardon böldüm abi, Başka bir söyle. arkadaşımızda herkes İngilizce konuşuyor. Çünkü tüm takım yabancı falan. Belki de mi? Yok, şey belki de öyledir de şeyde de Hakan'da da. Tanımıyorum ben. İnternet Almanya'da remote aynen. çalışmaya nasıl bakıyorlar part-time için? Sizin şirketlerde o imkan var mı? Covid'den dolayı galiba şu an herkes remote zaten. Herkes zorunlu remote. Bizim şirkette biraz sıkıntı çünkü güvenlik sebepleriyle falan. Bizimki savunma sanayisi yine. Savunma sanayisi olduğu için part-time'lara remote açısından biraz olumlu bakmıyorlar. Ama bu COVID sürecinde remote çalışabiliyorum. Ama COVID bitince büyük ihtimalle yine o izin vermeyecekler sanırım. Güvenlik Şeyi sebepleriyle soralım. benimki. Ama genel olarak herkes çalışabiliyor remote. Değil mi Yiğit? Evet, ben zaten home office yapıyorum. Bir de bu karantin Ha.
karantina olayları oldu. O yüzden çalışmak zorunda kaldım. Ama mesela bizim şirket donanımda yaptığı için benim gerçekten gitmem gerekiyor. Ben haftanın 2 günü falan gidiyorum normalde karantina dışında. Abi şu an iş soruları bitti gibi ev Bir dakika, sorularına birkaç geçelim soru vardı. isterseniz. Yurtları da sormuştuk ya, yurtları da Tamam konuşmuştuk işte ya. ev yurt Ha, tamam. kısmına Tamam, geçelim başlıyorum ona göre. oradan o zaman. Abi isterseniz bir yurt mantığını anlatın siz önce Aynen. Mert Yiğit. Nasıl çıkıyor, nasıl başvuruyoruz, neler oluyor? İyi, anlatmak ister misin? Ben mi? Tamam. Birazdan Aha. anlatayım, sonra sen anlat. Tamam. Şöyle, Bilge demişti zaten. Enrollment onayını aldıktan sonra direkt Enrollment değil abi, direkt ben admission'dan admission'da sonra başvuru yapabiliyor musun? attım. Tamam. Onay aldıktan sonra, kabul aldıktan sonra direkt yurtlara başvurabiliyorsunuz, ama yurtlar şöyle. Bizim üniversite seçimi gibi liseden sonra. 3 tane yurt yazabiliyorsunuz menünün içinde. Bu 3 sıraya giriyorsunuz. Bu 3 yurdun sırasına giriyorsunuz. Bu da işte ortalama 1 yıl diyeyim. Sıra geliyor size. Herhangi bir yurt için. Genellikle fark etmiyor bu arada. Abi TÜM'ün kendi paylaştığı istatistik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ne kadar? Gider Ha, gitmez biliyorum biliyorum. okulun çıkma, yurdun çıkma şansı %13. Aynen. Raffle şey için mi? Ne diyorlar? Kura ha. Kurayı mı kastediyorsun, %10'un çıkma şansı var diye? Yani Yoksa baş yok %13 direkt yurt çıkma şansı var diye biliyorum. Yani yurda gider gitmez başvurduktan sonra yerleşme şansı %13. ya ben şöyle diyeyim o zaman, benim istatistiğim yaklaşık burada 100-200 tane arkadaşım oldu ve sadece birisine kuradan çıktı. O da Berk Gülay, Hacettepe Üniversitesi, bizim bölüm mezunu. Onu yazın şuraya, şanslı. Hiç derdi İnşallah olmadı. bana da kısmet. Aynen. Ama o sadece bu arada ilk başvurduğunuz zaman kuraya girebiliyorsunuz. Ve sadece bir kere girme hakkınız var. Genelde çıkmıyor. Çıkmadı bana. Mert'e de çıkmadı. Kimseye çıkmadı. Kimsenin çıkmadı. Aynen. Şöyle bir olay var. Bir yıl, ortalama bir yıl beklemenize bazen gerek olmuyor. Çünkü yurtlar, herhangi bir yurt mini içinde bir tane öğrenci hiç beklenmedik bir zamanda odasını bırakıp gidince bu odayı yurt kurumu hızlı mesaj dedikleri Almanca bir yöntemle 10 tane o listelerin içinden random olarak seçtikleri, rastgele seçtikleri 10 kişi aynı anda o yurt için, o yurt odası için mail atıyorlar. Ve ilk o maile cevap atan insan alıyor odayı. Siz öyle mi aldınız abi? Yarış, ben öyle aldım. Bana direkt teklif geldi ya. Bilmiyorum ama. Mert'e direkt sıra geldi mesela. Mert ne Aynen. kadar bekledi bilmiyorum. Kaç, 7 ay mı bekledin sen? Ay mı? Mart'ta gelmişti işte 7, 6 ay falan. 6 ay. Aynen. Bana gelmedi. Geleceği gibi de Şubat'ta durmuyordu. mı geldi ya? Şubat'ta İşte mı? bu hızlı Neyse. mesaj geldi bana. Sonra ben bunu görünce zaten çıldırdım, direkt hemen yolladım falan filan. Geldi. Neyse ki işte bu güzel odaya sahibim şu an. Ama buradaki yurtlar bu arada sınırsız değil. Mezun olana kadar tutamıyorsunuz elinizde. Mesela benim eğitimim 4 yıl sürse 4 yıl boyunca bu yurtta kalamayacağım. Çünkü Münih'te yurt sıkıntısı çok büyük. Bu yüzden genelde 3 seneye kadar en fazla kalabiliyorsunuz yurt içinde. Sonra sizi atıyorlar dışarı. Artık kendi hayatınız. Kaçırdığım bir şey varsa Mert ekleyebilirsin bu arada. Güzel anlattın. Geçeyim mi sonraki Aklıma bir şey soruya? gelmiyor benim de. Şey denmiş. Bu arada şunu da Evet. ekleyeyim, özür dilerim. Buraya taşınmadan önce ben 5-4 yer değiştirdim. Benim de 8. ayımda yurt çıktı bu arada. Ve 5 yer değiştirdim ve hiç hoş değildi. Hiç hoş değildi. Buraya gelince konuşuruz. Abi 5 de fazlaymış ya. Şey denmiş. Aynen, abarttı biraz ya. Canım ya, 4 kere değiştirdim, burası da 5. ya işte. Ay çok az oldu. Almış. Benim sadece bir yer oldu bir başta, 6 ay sonra da buraya geldim işte. Tuma ilk gidenler özellikle Türkiye'den Soru. genelde geliyor mu sesim bu arada? Heh, Ha, tamam. geliyor geliyor, güzel geliyor. Tuma ilk gidenler özellikle Türkiye'den gidenler işte genelde yurtta mı evde mi kalıyor? Tek başına eve çıkmak çok mu zor maddi anlamda?
Bunu az çok cevapladınız aslında. Şöyle Aynen şu an cevapladık piyasaya ben hakimim. Tek başına ev çıkma konusunda şöyle söyleyebilirim. Bazı stüdyo daireler uygun. Yani bazı stüdyo daireler bazı paylaşım evlerin aynı fiyatına denk geliyor. Ama hani onlar daha çok talep görüyor ve hani bir de bazen yerleri daha uzak olabiliyor o paylaşım eve göre. Yani şöyle 700 euroya da stüdyo daire var. 700 euroya da 3 kişilik evde bir oda var hani. İkisi de 700 euro hani. Ama hani birinin yeri daha ters oluyor veya daha kapış kapış gidiyor. Biri satamıyor. Hani işte 700 euroya ne zaman bulursam kiraya vereceğim gibi oluyor. Yani birazcık emlak piyasası aslında Türkiye'ye de benziyor yani. Bir kısım var hani düzgün fiyattan veriyor. Onlarınki zaten kapış kapış gidiyor. Yani bayağı bir rekabet oluyor o emlaklarda. Bir kısmı da çok şişirme fiyatlardan satmaya çalışıyor. Hani ona da artık hiç ev bulamazsan gidiyorsun adama parayı veriyorsun mecbur. Gidiyorsun gibi oluyor biraz. Aynen. Bu arada arkadaşlar burada evlerin çoğuna motivasyon mektubu yazıp başvuruyorsunuz. Mülakata falan gidiyorsunuz. Öyle şeyler oluyor. Güzel bir odaya sahip olmak istersiniz. Şey sorulmuş. Türkiye'de ev tutmak nasıl oluyor? Web sitesi üzerinden mi oluyor? VG de su yanlış hatırlamıyorsam bir tane site var. Birden fazla aslında site var da en çok onu kullanıyorlar. Yani özellikle şeyse paylaşım vesaire bakıyorsanız o siteyi şey yaparım yani öneririm. Orada şöyle en büyük sıkıntı şu Türkiye'deyken sizi çok ciddiye almıyorlar. Çünkü şöyle bir durum oluyor hani sizin Türkiye'de hani Türkiye'de olduğunuz için oraya gidip gelmeyeceğinizin hani bir garantisi yok adam için şey yok. Hani adam Almanya'da olan biriyle iletişim kurmayı veya hemen kontrat imzalayabilecek biriyle iletişim kurmayı daha çok tercih ediyor. O yüzden bu tarz dezavantajlar olabiliyor. Ama yine görüşenler vesaire de oluyor sizinle. Böyle. Sizin ekleyeceğiniz Mighty Heat. Ben Türkiye'den gelmeden bulmuştum bu arada kalacak Nereden buldun yerimi de. abi? İşte çok güzel. Şöyle arıyordum ben Facebook yurtların Facebook sayfaları Aynen. var. Onlardan bakıyordum. Sonra bir tane şansıma bir tane kız yazmış işte ben 50 günlüğüne sablet edeceğim yurdumu işte. Sonra ben de hemen cevap attım. Tabii ki başta Türkiye'de olduğum için güvenli olmuyor ama kız şey istedi benden. Para istedi. Garanti etmek için. Depozito değil de. Tabii ki depozitoyu göndermedim ben önden. Çünkü riski tabii ki. O da beni kandırabilir değil mi? Bu arada onlar çok önemli arkadaşlar. Evet, Sakın çok depozito dolandırıcılar. paranızı önden göndermeyin. Herhangi bir sözleşme imzalamadan ya da odayı görmeden direkt. Sakın depozito vermeyin. Türkiye'de de vermeyin. Herhangi bir yerde vermeyin dünyada. Abi Ne? odayı görmeye geçtim. Sözleşme imzalamadan zaten direkt vermeyin. Yani Aynen. sözleşme Aynen. imzaladıktan sonra da gidin o adrese. O adreste öyle bir ev var mı diye bakın. Girin görün ondan sonra verin yani. Aynen. Ben işte garanti parası gönderdim. Depozitomun %5'ini falan göndermiştim önden. 5 Yani euro mu çok yapıyor? 200 euro mu ne istiyorlar zaten abi yok depozito, benden euro. 450 euro işte istemişti. Aa. İşte Türkiye'de bilmiyorum. kapora mantığı mı biraz dediğin Aynen garanti bas. kapora evet pardon aynen. Çok küçük bir miktar gönderdim. O kıza güven verdi kısaca. Sonra ben de gitmiştim. Hiçbir sıkıntı olmadan sablet etmiştim. Taşınmıştım. Şey sorulmuş. Okul bu önceki konuyla alakalı biraz ama okulu bir dönem dondurma ve full time çalışma olanağı var mı? Full Okul time dondurma. çalışamazsın ya. Yok bence öyle bir olasılık yoktur. Tam emin olmamak koşuluyla bence Şey öyle bir anlamamış olasılık. olabilir bu arada bu soruyu soran. Vize aldığın vizede yasal olarak sen haftada 20 saatten fazla çalışamıyorsun. Aynen öyle bir olay olduğu için zaten. Vize tipini değiştirmen gerekiyor bunu yapabilmen için. Öğrenciliğin düşüyor Aynen zaten. öğrenciliğin düşer o zaman yani. Okulu dondurma olmaz bence de. Ya okulu Aynen. dondurabilirsin ama Ders 20 alma. saatten fazla çalışamazsın. Ve bence okulu Aynen. dondurursan Almanya'dan da geri döndürebilirler seni. Okul dondurma değil de hani ders almazsın öyle o şekilde olur Ha, o ama şekilde olur. yine part-time çalışmak Aynen. zorundasın. Hani yanında bu hi-fi dediğimiz işleri yapabilirsin. Hocaların yanında çalışabilirsin. O şeyden sayılmıyor. 20 saatten sayılmıyor. Öyle full-time yapabilirsin. Ve mini job olayı var galiba. Mini cevapta vergi alınmıyor. 450 euro muydu neydi? Hani ona gerek ihtiyaç yok bence ya. Şey, Hani 20 saatin yanında bir çalışabilirsiniz de mini part-time. job yapabiliyor musun yoksa? Evet, Yok. sayıyorlarmış galiba. Yok, Öyle bir olmuyor yok öyle. bunda. Yok Olmuyor. ya. Şöyle, geçen mesela ben şey sözleşmemi okurken dikkatimi çekti.
Aslında 20 saatten fazla bazı koşullarda çalışabiliyorsunuz. Onun için göç idaresine gidip izin almanız gerekiyor. Diyorsunuz ki benim acayip derecede paraya ihtiyacım var. Hani ben yaşayamıyorum abi, öleceğim açlıktan. Hani ben bu ay 30 çalışayım diyorsun. Onlar da tamam diyorlar. Hani bu ay haftada 30 saat çalışayım diyorsun. Onlar da tamam diyorlar. İzin veriyorlar. O zaman çalışabiliyorsun. Hani aynen, ama onu da ispatlamak falan kolay bir şey değildir yani. Niye Yani onu para zaten bir de ihtiyacın var? sürekli yapamazsın yani. Hani çok Aynen. acil durumlar için geçerli bir şey. Şey denmiş, ortalama bir öğle yemeği ne kadar tutuyor yemekhanede? Benim 3 diyebilir miyiz? beş Salatası falan. falandı ama ben 2 öğün yiyordum. 3 bence ortalama ya. Tam doyacak şekilde. Hani et fiyatları daha pahalı oluyor hani normal yemeğe göre. Hani kilogram olarak diyorum yani. Ama Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dediğin şey aslında mantıklı. Bir şeyi unuttuk. Orada kiloyla ödemiyorsunuz aslında direkt şey. Mesela et alıyorsanız aldığınız tabak et tabağı oluyor. Et tabağına tıklayıp tartıyorsunuz. Eğer et yoksa, sadece makarna varsa makarna tabağına tıklayıp tartıyorsunuz. Bunların fiyatları değişiyor tabii ki. aynen. Ben genelde et yiyordum. O yüzden daha fazla para veriyordum. Bir soru var ama ben bunu okuyabilirsem eğer, yani Almanya'da olurum, Alman olurum. Almanımdır bu soruyu okuyorum. Siz İngilizce baksanıza mi? bir. Ya Almanca Nasıl mı? ya? Almanya'da üniversite yerine bir şey galiba okusak diplomalı sonu. Universität yerine Fachhochschule. Aynen. Okusak diplomalı sonu. Hayır canım, bunu Nerede yapıyorlar. yazıyor? Şeyde QA Aynen kısmında. aynen. Şey diyor, Hochschule'ler var ya, Mert şey yaptı. Aha, Bizdeki okşuyla. hani meslek yüksek okulu kısaca. Tamam. İnsanların yaptığı. Yo. Benim şirkette çalışan... Bir saniye, soru neydi ya? Okusak diplomada Galiba sorun olur mu? Okul. şöyle. Acaba Diplomada tabii yani ki diploman o fahşürdeden olacak. Anlamadım soruyu. aynen. Acaba Türkiye'de mi yüksek şey okudu? O da olabilir. Almanya'da İki diyorum. yıllık Almanya'da ha üniversite Almanya'da yerine yüksek şey okusak okusak diplomalı diplomada sorun. sorun ne Ne demek ya? diploması? Aynen. Bize daha Anlamadım ben ya. güzel sorabilirse daha iyi cevaplayabiliriz bu soruyu bence. Siz haftada kaç gün kaç saat çalışıyormuşsunuz? Ortalama benim 18 saat. Sözleşme de o şekilde zaten. Benim de 18 saat ortalama. Benim 20 direkt sözleşme de öyle. Yo, benim sözleşmede yazmıyor da bu, kişisel olarak ben 18 saat çalışıyorum. Öyle. Bu aslında konuşmuştuk ama galiba Almanya'da Erasmus yapmazdım, Münih'te ne gibi avantajları oldu size demişler. Almanya'yı önceden tanımış olduk yani. Hani kurallarını biliyor olduk. Başka hani ders sistemine biraz daha yatkındık. Hani çok az daha yani. Hani çok bir aşırı avantajı oldu diyemem ama avantajı oluyor tabii ki de Erasmus'un. Yani dersler hakkında çok olduğu söylenemez ama hayat açısından kesinlikle çok fazla oldu diyebilirim. Yani en Ya azından Almanya'ya indikten sonra nereden alışveriş yapacağını bilerektik. Hani aynen. anlatabiliyor muyum bilmiyorum. O Hattı nasıl alacağım U-Bahn falan. şey metro sistemini biliyorsun, Aynen. ulaşımları biliyorsun, nereden nasıl bilet alabileceğini biliyorsun. Onlar Kesinlikle. önemli şeyler, küçük şeyler ama başka ülkelerde önemli şeyler oluyor. Ben Mert'e soracağım mesela. Aynen. Ya da önceden tanıdığınız varsa. Şey, bir soruyu iki kere sormuşlar da okul dışında Almanca bilmemek ne kadar sorun oluyor sizde? Sadece İngilizce ile en basitinden market, hastane, devlet dairesi gibi iş yerlerinde hani işimizi halledebilir miyiz? Zaten çok kişi biliyor İngilizce de hani bazen bilmeyenler çıkıyor. Lanet Burada aynen lanetler. olasılcılar. Neden Abi bu arada bilmezsin? ikinizin Almanca seviyeleri ne? Onu da bir söyleyelim de ona göre cevap verelim bu soruya. Vallahi I2.2'yi bitirdik de. Ben de öyleyim. Ya şöyle ya, markette falan konuşuyorsun. Market falan sıkıntı değil. Ama şimdi mesela benim ortak alanım var. Almanca konuşuyorlardı şu an muhtemelen. Gidiyorum oraya. Adamlar İngilizce konuşana kadar çoğunlukla anlamıyorsun. Sohbete giremiyorsun. Hani bekliyorsun adamlar lütfen İngilizce ya da Türkçe Aynen. konuşsunlar diye. Ya Tabii konuşuyor. anlıyorum aslında ama konuşamıyorum. Biraz öyle cidden. Aynen. Ya bir de Arada... burada şöyle İngilizce konuşmaları yani şöyle hani İngilizce konuşan bir ülke değil burası. Almanca konuşan bir ülke ve sen Almanca öğrenmeye çalışıyorsun. Tabii ki başta bilmiyorsun ve adamın ana dili Almanca,
aksanlı falan konuşuyor. Hani anlatabildim bilmiyorum. Anlaman daha zor oluyor. Alman aksanı güzel ama ya. Yani anlaşılır. İngilizce Alman aksanı mı? İngilizce Alman aksanı Ay, mı? işte şey demek istediğim şu. Almanlar İngilizce konuşurken çok rahat anlıyorsun. Çünkü adamlar çok hızlı konuşmuyor böyle. Anlıyorsun hani. Ama adamlar Almanca konuşunca ya bilsen bile böyle sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü adamların Abi. pronunciation'ları farklı. Aynen. Kelimeleri aynı söyleyişleri farklı oluyor. Bir de adamlar kesiyorlar falan kelimelerin bazılarını. Aynen. Öyle. Ya bir de çok Öyle. formal konuşmuyorlardı yani hani sokak Tabii ki canım. ağzı da Olay döndüğü tabii. için Demek zaten istediğim şey onlar. oydu zaten. Aynen. Sokak dili konuşuyorlar biraz. Yurtlarda genellikle. Ya Almanca öğrenen başka birisiyle anlaşmanız daha kolay Almanca bile ana dili Almanca olan birisine Aynen. Katılıyorum. göre. Şey var Şeyi abi, söyledim. yurtlar kaç kişilik, yemek var mı, ortak alanlar neler, Yurtlar mutfak, tuvalet. tek kişilik oluyor da hani ortak alanlar oluyor. Yemek yani mutfak olabiliyor. Benim öyle değil. Benim mutfak da odanın içinde, lavabo da odanın içinde, banyo da odanın içinde. İşte ama Ha, ilk de mutfak odanın mesela içindeden kastım mesela fırın yoktur herhalde değil mi o odada yani? fırını kendim aldım aynen. Takabiliyor musun peki? Yani sıkıntı Evet, çıkarmıyorlar değil mi? sıkıntı Bazı yok yerlerde ya. hani kettle'a falan biraz sıkıntı çıkarıyorlar gördüm. Yok yok, elektrik parası ödemiyorsun Bizim zaten. yurtta Dahil. şey var. Buzdolabı kullanman yasak odanın içinde. Çünkü çok elektrik yiyor diye. Ama Ama fırın ortak serbest alanda mi abi? buzdolaplarımız var. Ortak Ama alanda fırın serbest buzdolaplarımız mi? var. Bir dakika. Efendim? Fırın serbest mi buzdolabı yasak? O da oğlum o Gitti. şeyde ortak alanım var benim. Ya ortak alanım nasıl biliyor musun? Her şey var ortak alanımızda bizim. Ha İşte işte. insanların getirdiği eşyalar, mutfak eşyaları. Ya çamaşır makinesi hariç her şey. Bulaşık makinemiz de yok. Abi pardon. Bulaşık makinesi hariç her şeyimiz var mutfakta işte. Kahve makinesi falan bile var. Moka Her pot var, şeyimiz var bilmem ne ya. var. Her Yani. şeyimiz. O. Bu arada bu yemek varmadan kasıt galiba şey ya hani yurt yemek sağlıyor mu? Yok. Devlet yurtlarında yok. Ay yok Ya yok. burası Türkiye nasıl diyeyim? gibi değil abi. Özellerde de Kendi yok ya haline. benim bildiğim var mı? İnsanlar bak Türkiye'den gelen insanlar şunu anlayamıyorlar. Türkiye'de yurtta kalıyorsan hani her şey böyle yasak. Odana istediğin insanı sokamıyorsun falan filan. Burası senin yaşadığın yer. Sanki böyle Türkiye'de herhangi bir yerde ev kiralamışsın okul dışında. Böyle istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Anlatabildim Tam mi bununla bilmiyorum. ilgili bir Bireysel soru bir var yer. işte. Onu da sorayım. Yurtlar kız erkek karışık mı oluyor ve dışarıdan yurtta kalmayan insanların girmesi falan Tabii sıkıntı ki olmuyor de. mu? Yani Özgürlük. Özgürlük. özgürlük yani. Öyle bir Kimsenin şey yok. hayatı Aynen. kimsenin umurunda değil. Cümleyi Aynen. biraz daha düzeltin anlıyorsunuz. Bu aynen. Dışarıdan Bu yani arada Türkiye'den bakınca çok garip gelebiliyor ama burada gayet normal bir şey yani. şey yani 3 saate yaklaşıyoruz. Ben de size çok tutmak istemiyorum. Az soru kaldı. Aha. 3 tane soru var şu an. Biri şey onu en sona bırakıyorum. Kötü yurt deneyimlerini sormuş. Biraz anlatırsınız sanki ona. Hani onu sonraya bırakıyorum. Diğer ikisini sorayım. Biri yine şu yükseği işte okuyamadığım şeyden yaparsak normal üniversite mezununa göre bir farklılık oluyor mu? İşte şey acaba üniversite değil de işte o şeyden okuduğun az maaş al gibi bir muhabbet oluyor Anladım. mu? Bu soruya ben cevap verebilirim. Aha. Şöyle bir şey var. Almanlarda fahşuleler bayağı hani Türkiye'deki bir insanlar nasıl diyeyim önyargıları yok. Meslek yüksek okullarının hani üniversitede meslek yüksek okulları arasında böyle hani şey yaparsın. Aa, üniversite mezunu adam. Aa, çok iyi falan. Ama burada öyle bir şey olay yok. Fark yok. Hani benim şirketimde çalışan iki kişi var fahşuleden mezun. Hatta orada okuyorlar bir yandan da şirkette çalışıyorlar. Yani ben bir fark göremiyorum. Belki aldıkları maaşlar farklı olabilir. O konuda bir şey diyemem. Çünkü maaş bilmiyorum adamların ne kadar maaş aldığını. Ama zannetmiyorum ya. Ya düşüktür ama aşırı düşük olduğunu zannetmiyorum. Düşük olduğuna bile şüpheliyim. Bence düşüktür ya. Bir zahmet düşük Nasıl ya? olsun. Düşük olsun bir zahmet. Biz o kadar üniversitede Vallahi. okuyoruz. Vallahi o kadar yani uğraşırız. Aynen ya. Şey var. Münih'te expat toplulukları var mı? Varsa hiç katıldınız mı? Expat ne bilmiyorum ben. Expat ne? Expat mi? Expat. Experience bilmiyorum. Bir de şeyi sorayım. Kötü yurt deneyimlerin neler? Onu sormadan Anlatsanız iyi ben bir olur şey abi. sorayım. Dur. Abi mesela ev bakarken özellikle paylaşım evlerde hani ev sahibi veya işte evde kalanlar hakkında ne tarz şeylere bakmak lazım? İyi bir ev hayatı istiyorsak. Yani Almanlarda nasıl bu yapı? Konuda o kadar tecrübeliyiz Mert'le. Mert, lütfen. Yok sen. Lütfen sen.
Lütfen sen. Ben biraz kaçırdım soruyu, tamam mı? Soru şey değil mi? Yanlış anlamadım. Neyse sen bir daha söyledi, ben yanlış Abi anladım kötü galiba. bir ev deneyimi yaşamamak için ev bakarken özellikle paylaşım odalarda ev sahibi ve Ha. ev arkadaşları hakkında nelere dikkat etmek lazım? Yaş grubu olur, cinsiyet olur, şey olur. Hani çünkü Almanlarda bu sosyal hayat nasıl paylaşıyorlar evi? Ya valla ya sen alıcı şey yani ihtiyaç durumunda olduğun için, yoksun durumda olduğun için yani ne alırsa kabul ediyorsun ya. Çok seçmiyordum yani. Seçecek durumum da yoktu yani benim ilk çıktığım evde. Kabul şey adam gel dedi, hemen ertesi günle bileti alıp gittim yani Almanya'ya. Kimle yaşıyordun mesela, kaç yaşındaydı? Efendim? Kimle yaşıyordun diyorum, kaç Ha kim, yaşındaydı? bir Alman, bir Azeri, bir iki, yok iki Alman, bir Azeri, bir de ben. Bir de ben. Aynen. Bir de garip bir adam vardı da neyse. Yaş grubu kaç Kesinlikle. civarıydı abi Yaş grubu mesela? ise hepsi öğrenci işte. Bir Ha. tanesi liseden mezun olmuş, direkt işe başlamıştı. Birisi lisans yapıyordu. İkisi lisans yapıyordu. Öyle. Bir de ben vardım işte. Ben Yüksek mesela lisans. geçen bir tane biriyle görüştüm de yani adam 62 yaşında, diğer bir başka bir adam 38 yaşında. Hani üçüncü olarak da bir öğrenci arıyorlar falan gibi durumlar vardı mesela. Ben adapte olamam diye şey dedim yani. Hayır dedim mesela yani. Tabii kendi yaşıtlarında olursa daha iyi olur. Eve çıkmanın güzellikleri de var yani, hani VG ortam, VG diyorum işte şey ortamı oluyor. Paylaşım Paylaşım yani ortam oluyor biraz, ne diyeyim. Hani evin büyük oluyor. Ama dezavantajları da hani ortak şeyler, hijyen açısından falan bazen belki sıkıntı olabilir. Kalacağın kişiye bağlı. aynen. Ya şey hijyen, ya benim de ben de şöyle yapmıştım. Bu ilk sablet ettiğim olayı anlatmıştım. Oradan oradaki süre bitti. Sablet bulamadım ben. Son 9 gün falan kaldı. Taşınmam gerekiyor bir yere. Ve hiçbir yer yok. Sonra işte bir tane ilan gördüm. Adamın tek işte ucuza bir yerde 10 metrekarelik bir odayı kiralıyor. Bayağı fiyatı yurt fiyatı gibiydi. Sonra ben de dedim ya, dedim zaten bulamadım hiçbir yer, gideyim bunu alacağım dedim. Mert. Başka Tek yer buçuk yok. lira. O şimdi daha iyi oldu. Daha iyi. Başka yer yok işte. Gittim. Herif işte böyle çok iyi davranıyor falan böyle. 50, şey, 45 yaşında bir adam. Hastaymış. Belinde bir sıkıntı varmış. Çalışamadığı için işsizlik maaşı alıyor adam. Falan filan. Neyse işte ben de dedim ki yani ne kadar kötü olabilir ki yani, herif ne kadar kötüdür ki yani, ne olabilir ki falan böyle, yani cesaretli öyle dedim, tamam alıyor şey kiralıyorum ya dedim, işte sözleşme yaptık falan filan, işte zaman geçti, ilk haftalar ilk 2 hafta bir şey su kesintisi ve elektrik şey internet sıkıntısı falan çekmiştim, onlar neyse onlar çok önemli değil çünkü daha kötü şeyler yaşadım, onu da anlatayım doğrusu. İlk hafta taşındım, internet yokmuş evde. Adam internetsiz yaşıyormuş ve bilmiyorum, benim gibi bir insan için internetsiz bir eve taşınmak çok korkunç bir şeydi. Abi Ve sıcak su taşınmadan yoktu. sormadın mı bunları? Abi yok, hayır oğlum, gidiyorsun diyorsun ki yani bir evde nasıl internet Aynen. olmayabilir ya? Neyse işte yok, ne bileyim ya, cahilliğimiz neyse. Cahil, cahil. Bende de yoktu internette. İşte bir hafta geçti, her şey Ama benim böyle yeni evde. O yüzden. Devam et. 2 hafta sonra işte internet takıldı, tamam mı? Böyle her şey güzel gidiyor. Sonra bir anda abi şey sıcak su gitti falan böyle evde. Adama diyorum sıcak su. Düzeltirler ya falan, sıkıntı. Adam hiç demiyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum hani. Sözleşmeden önce böyle sıkıntıları demiyor herif. Sanki ev çok müthiş bir evmiş gibi. Tabii kirası az. Neyse. Sonra işte herif de böyle yakınlaşmaya falan başladık. Yakınlaşmak derken yani herif ne yaptığını eskiden neler yaptığını falan öğrenirim. Herif şeymiş. Bildiğin hapçıymış yani direkt, tamam mı? Herif artık aramızdaki böyle bariyer aşılınca herif böyle artık anılarını anlatıyor falan, böyle iğrenç iğrenç şeyler. Sonra işte böyle bir insana katlandım ben. Öyle diyeyim size. Adam böyle gecenin dördünde falan uyanıyor böyle. Tekno müzik dinliyor. İğrenç bir şeydi yani. İğrençti. Ve sözleşmeniz var, çıkamıyorsunuz direkt. Bir de çıkacak yer de yok, taşınacak. Lütfen, bu çok önemli bir mevzu. Onun dışında işte yurda işte adam Almandı bu arada.
askermiş bir de. Sakatlanmış falan filan. Başka neydi? Başka bir şey var mı? Cevaplamam gereken. Aslında güzel şey oldu bu. Kötü yurt deneyimlerinden bahsedecektik. Yurt değil bu arada. Bu... Yurt değil evet ama yine de hani kötü bir... Ya kötü yurt deneyimi bence olmaz ya. Olur ben, mu? Ben söyleyebilir miyim? O da var bende. Var mı? İlk taşındığım yer, Almanya'ya geldikten işte dediğim yer. 2 hafta bir alışma süreci oldu. Mutfakta böyle çok yemek yapmıyorum. Hep dışarıda yiyorum. Sonra işte mutfakta böyle abi bir Türkiye'de olmaz mesela o. Sıcakta hani çok bıraksan bile bir ürünü Türkiye'de böyle böcek üretmez o çok uzun bir süre. Tamam ama Almanya'da öyle değil. Yani nemden dolayı ya da havadan dolayı. Abi Almanya'da bence böyle... o evinden evine değişir ya. Eve böcek giremiyorsa üretmez de eve böcek girebiliyorsa her Ya yerde böcek üretir de yani. Değil. Yani mesela bir yemeği bıraktığında ortalığa, anlıyor musun? Ya o da o konuda dediğin gibi de olabilir ama bilmiyorum ya. Almanya'da, Düsseldorf'ta da öyleydi Erasmus'tayken. Burada da böyle. Belki yaşadığım yerin pisliğinden dolayı. Neyse. mutfak işte, ortak mutfak. İkinci hafta böyle bir böcek, küçük küçük böcekler uçuşuyor böyle. Ama mutfakta kullanmadığım için hiç umurumda olmadı. Ama bir süre sonra paran yetmiyor falan. Mutfakta artık bir şeyler yapman gerekiyor. Neyse işte. Sonra dedim acaba bunun kaynağı neresi? Sonra mutfakta işte şeyleri açıyorum. Dolapları falan bakıyorum neler var. İşte tabaklar, çatal bıçak falan filan her şey bol bol. Neyse işte bir tane dolabı açtım. Oradan böyle pos diye böcekler, hani o şeylerde olur, filmlerde olur ya, yemin ediyorum aynısını yaşadım. Ve 50 tane falan o küçücük böcekler böyle etrafta uçuşmaya başladı. Ben böceklerden nefret eden bir insanım. Gerçekten nefret eden bir insanım. Abi çok iyi anlıyorum Ne seni derler? şu an. Kabustu benim için. Salak geri zekalı bir tane eleman işte yurtlarda kalınca kimsenin umurunda olmuyor mutfakta ne döndüğü falan genelde. Kaldığınız kişiye de bağlı. Elemanlar yumurtayı kırmış, artık kaç haftadan kalmışsa atmış onu çöpün içine. Çöpün ağzı da açık kalmış. Sıcak da hava biraz. Yani 30 derece falan bulmuştur hava. Kimse de atmamış. Artık eleman taşındı mı ne yaptıysa bilmiyorum. İğrenç bir şeydi ve temizlemek zorunda kaldık hani onu. Yeni taşınmış insanlarla falan. Onlar da ben yaptım Kaç falan kişiyle zannediyor. paylaşıyordunuz mutfağı abi? Odayı 5 kişi paylaşıyorduk ama 3 kişi o anda yaşıyordu. Elemanların haberi bile yokmuş. Benden falan zannediyorlar. İlginç bir ortam oluyor yani yurtlarda. Ama şu an taşındığım yer çok güzel. Herkes böyle çok iyi insanlar. Oturuyoruz, sohbet, muhabbet. Yani kesinlikle insana bağlı. Yaşadığınız insanlara bağlı. Aynen. Şans biraz ha. Kesinlikle. Şey sorulmuş. Evler eşyalı mı oluyor? Benim mesela ilk evim eşyalı değildi. Ama genelde eşyalı oluyor. Benim ilk evim yeni olduğu için öyle bir sıkıntı yaşadım. Eşyaları kendim toplamak zorunda kaldım. Bazen şey Ve oluyor. yani bana denildi ki eşyaların parası sen çıkarken geri alabileceksin falan dedi ev sahibi. Elimde patladı. Öyle bir kandırıldım. Benim de kötü anım buydu yani. O şekilde. Bazı evlerde şey oluyor mesela. Bazen eşya ev sahibine ait oluyor. O zaman hiçbir şey ödemiyorsun. Hani bazen ama şey oluyor mesela diyelim biri çıkıyor oluyor. Çıkarken işte birkaç eşya bırakıyor oluyor. Onları devralman gerekiyor mesela. O zaman parasını ödüyorsun, eşya senin oluyor gibi durumlar var. Aynen devredebiliyorsun. İşte devrederken işte ben koronadan dolayı Türkiye'de kaldım. Dönemedim Almanya'ya. İşte evi teslim edemedim falan, korona ilk zamanlarıydı. İşte o yüzden paramı alamadım. Ev sahibi beni şeye getirdi. Öyle eşyalı ev diye şimdi veriyor insanlara paldan. Senin eşyalarını kondu ve kendi eşyaları gibi Ve satıyor. Türk ve ev sahibim Türk'tü. Kesinlikle buradaki Türklerin iyi insanlar olduğunu düşünmeyin. Hiçbir Düsseldorf'ta farkları Türkler yok. çok iyiydi aslında. Ben Türkleri seviyordum Düsseldorf'taki Bilmiyorum, çok yerel çok böyle hani Türkleri. işimiz olmadı Türklerle Düsseldorf'ta. Sadece döner yiyorduk onlara. Aynen. Ya yani barda falan bir adam bar sahibi Türk'tü falan öyle görüyorduk. Sen Aa evet. Ah. hatırlarsan. Hatırladım. İyi bir adam. Yani iyiydi benim genel olarak. Yani çok az bir gözlemim olmuşsa da iyiydi. Şey var Yok bu az ya. önce Düsseldorf'ta. expat muhabbeti geçmişti. Expat derken uluslararası kişilerin olduğu topluluklar çevrelenebilmek için demişler. Yani böyle topluluklar var mı? Uluslararası Tabii kişilerin ki. olduğu topluluklar var Burada mı? hatta Var. topluluklar iyi. Hani iyi derken yani şöyle diyeyim. Hacettepe'deki mesela bazı topluluklar, ya neyse bunun karşılaştırması yapmak istemiyorum. Burada
Kesinlikle topluluklarla sosyalleşebilirsiniz. Kesinlikle. Teorik Şey olarak demiş da ya. hani mesela bir tane topluluk var size söyleyeyim. Adamlar uydu yapıyorlar. Uydu yapıp SpaceX programlarıyla o uyduyu yörüngeye üç kere sokmuşlar. Hani böyle topluluklar var. Hyperloop'u duymuş muydunuz mesela? Hyperloop olayında yani ödülü alan, en başarılı olan topluluk bizim üniversitedeydi. Yani şey haberlere falan bile çıkmıştı zaten ya. Hyperloop olayında tüm Aynen. topluluk yani bayağı bir şirket gibi çalışıyorlar. Bayağı biraz resmiyet fazla. İnanılmaz disiplinler ya. Öğrenci toplu olmasına rağmen inanılmaz Ya disiplinler. ama hani disiplinler hani ama disiplin olmaları hani çevredemeyeceğin anlamına gelmez edinebilirsin. Biz ona pek vakit ayırmadık ya. İşte lisansta zaten topluluklara katıldık falan derken de çok Ya zaman ayırmadık. bulamamamız zaten. O Hani zaman çalışmasam bulamamaktan. kesinlikle Yoksa katılırım. aynen. Kesinlikle katılırdım. Kesinlikle. Şey denmiş, eşyaları toplamak ne kadar tuttu? Eşyalar toplamak ölüm ya. Eşyaları toplamak maliyeti 450 euro falan mı tuttu? Ne tuttu da? Hani sonradan hani ilk iki hafta iki, bir hafta ilk iki haftamdan sonra falan eBay Kleinanzeigen diye bir tane site keşfettim. Oradan şeyleri ücretsiz bulabiliyorsun. Masaları, gardıropları böyle büyük eşyaları insanlar ücretsiz veriyor. Hani Türkiye'de onu kimse ücretsiz vermez ama burada insanlar ücretsiz veriyor. Öyle ücretsiz bulabiliyorsun. O şekilde maliyeti düşebiliyorsun ama arabaya ihtiyacım var. Ev sahibi kendi arabasını bana kiralatmıştı. O şekilde halletmiştim ben de. Bu şekilde. O zaman son soruyu sorayım. Yani eşyalı eve çıkın kesinlikle. Eşyasız eve çıkmayın. Son soru Ahmet de arkadan gelmiş. Demiş ki Münih Teknik'te ACM var mı? Ben duydun mu? Yok sanırım ya. Bence vardır Burada abi kesin bilge ya. gelince açıyoruz. Ya vardır Abi şey. var. Var Var. mı? Yok bence Ya olmayabilir. Çok normal canım. Belki olmayabilir ya. kimse kurmam. Ya Abi ACM yoksa yoktur. açarız ya Yok sıkıntı ya. yok. Açarız canım. Gelsin. Açmayalım Aynen. Burada da şey yaparız. Amerika'ya gitmek doktora. Aynen. Bir sonraki sefer. Yine siz bir sene Aynen. önden gidersiniz Aynen. abi. Buradaki insanlar zaten ya Amerika hastası oluyor da Avustralya bir de Kanada. Üç. Herkes bir yere gitmek istiyor dünyada. Üzücü. sorular bitti. Yaklaşık bir 78 soru cevaplamışsınız. Abi tüm prok yapın demişler. Bak bu da güzel Var ki olmaz zaten. soru. Hekatom var. Hekatun var aynen. Bayağı zevkli Bir oluyor. de aynen. Burada şey dersi var ya. Şu hani algoritma kontestleri oluyor ya böyle mesela Aynen. Arjantin milli algoritma yarışması falan. Dersler var onların sorularını çözüyorsun. Çözmeye çalışıyorsun. O zaman başka soru yoksa ben size çok teşekkür edeyim hani herkes adına yani herkes adına teşekkür ediyorum katıldığınız için böyle anlattığınız için bu kadar. Biz de teşekkür ederiz. Rica Herkese ederiz. katıldıkları Güzel bir için. sohbet Teşekkür oldu. ederiz. Aynen. Bu şeyleri paylaşacağız sunumu falan şeyleri. Yine bir sorun olursa herhalde ACM'le haber hani şey sorsalar bize en kötü ulaşırsınız. Biz de hani bu bahsettiğimiz şeylerle alakalıysa cevaplarız diye düşünüyorum. YouTube atmanız biraz uzun sürebilir. 3 saat tuttu çünkü video. Yani 2 saatlik videoyu ama Kardeşim upload speed'inizi Editlersiniz ya. Bazı sohbetler Aynen belki çok ya. bilgi verici olmayabilir. Bazı yerlerde çok bilgilerce konuşmalar geçmemiş olabilir. O zaman görüşmek üzere diyeyim herkese. Kapatayım Oldu. meetingi. İyi Görüşürüz. akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bay bay.